House of the Dragon, the Red Dragon and the Gold. Galiba bu bölümün adı başta Dance with the Dragon. Uzun olmasın diye. Ha, evet. <laughs> Aynen başta öyle olacakmış, sonra ee, boş verin demişler. Sonra buna dönmüş. Herhalde çok da tahmin edilebilir falan gibi de olmuş olabilir. Neyse bölüme girmeden önce e, şundan bahsetmek istiyorum yine bizi sadece temizlik yaparken değil e, manikür pedikür boya yolculuk tatile giderken ne bileyim işte çocuk uyuturken falan dinleyen yeni eşi mutlar açıldı. <laughs> böyle farklı bir kişi de oturup öyle izlesin ya doğru düzgün <laughs> değil mi? Herkes tipini siktiklerim bunlara bakılmaz <laughs> kapat kapat gerçi evet hani ne yapacak biz izleyip görsel şölen sunmuyoruz burada ama... <laughs> bir kişi oturup not alarak izliyorum demişti o arkadaşa evet, evet ona Ekstra. teşekkür ediyoruz ama e, gerçekten işte evinizde size her türlü işi yaptıran program biziz. Bak anneniz bile yaptıramadı size o işleri zamanında. <laughs> Bu video yaptırıyor. Biz olmasak işte evlerinizi bok götürecek. <gülüyor> <gülüyor> Artık bir daha hiç orada yaşayamayacaksınız. Çok kötü olacak her şey. Ee, Hı -hı. Yine böyle farklı anlarda dinleyen varsa yazsın ya. Ben çok eğleniyorum. Böyle listeye ekleyeceğim. Farklı anlarda. <laughs> Sevişirken dinliyorum abi. Sizi çok güzel dinliyorum. Ya O biraz riskli olabilir. <laughs> Tam böyle sevişirken Heron Holun tarihine giriyoruz falan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir bir de... adam nasıl bir şey yaptıysa foreplay bu hatundur. <gülüyor> <gülüyor> for Shadow mu foreplay mi? <laughs> ee, bir de Kalantes'i takdir ediyorum. Buradan çok teşekkür ediyorum. Bence geçen videonun en güzel şakasını yapmış. <laughs> Heron Her the Black Heron Hall'u kurduğu gün Egon the Conqueror gelip yaktı diye sen anlatmıştın. Kendisi house warming <laughs> olmuş demiş. Ben bayağı girdim bu şakaya. <laughs> yani... Abartmış herif. <gülüyor> <Birazcık>. <gülüyor> ya, <gülüyor> yani bu arada bilmeyenler için şey warming işte hani yeni bir eve taşındığında yeni ev aldığında falan yani ıslatalım eğlenelim ısıtalım evi böyle eğlence yapalım hani bir kutlama yapalım şeyidir. Ee, ama literally evi yakmak ısıtmak olunca <laughs> güzel olmuş bayağı ısıtmışlar. Bir, bir, bir vazo alıp gelseydin abi sen ne yaptın? Değil mi? Ya da bir borcam olabilir. Gelsin. Aynen. İki adam bir şey kap gel. Ha, hiç ne zorluyorsun yani. O bir tane oyuncak büyücü al, ne bileyim, bir şey yap yani. Çok zor değildi ama neyse bu da bir housewarming'dir. Zaten Türey'e <laughs> de oyuncak almamıştı geçen sezon Damon hediye doğum gününde. Evet. Gün doğum günüydü ya. Her doğum günüydü galiba. Galiba evet. <laughs> Dizeriz böyle Damon nerede ya filan diye. Ortada yok. Bir, bir bölümde de şeyi bulamıyordu işte. Renira'yı bulamıyordu öyle. O da yoktu. <laughs> ee, bu haftaki bölüm tabi çok tartışma yarattı yine. Hiç zaten tartışılmasa şaşırdık ama genel olarak gördüğüm böyle IMDB'ler bilmem neler sağda solda tartışmalar en sevilen, en çok izlenen bir de bölüm olmuş HBO'nun da açıklamasına göre. Ben beğenmedim. Çok aksiyon vardı. Evet bence de. Kısın aksiyonu kardeşim. Biz aksiyon için burada değiliz. <laughs> Nerede benim dedikodu yapan teyzeler? Bu arada... E, Enkırı'nı da öldürdünüz Allah kahretsin. Kim yapacak artık oradan dedikoduyu? Ya işte ama artık sen varsın. Biliyorsun Renis öldüğü için dikkat ettiyseniz, dikkat izleyen seyirci kaldıysa şu ana kadar. <laughs> kimse artık... farkında değil. <laughs> Renis'in yerine seni geçireceğiz. Peru'nun da bugün. <laughs> Çok şıksın. Bak bu, hocam ejderha arıyorlarmış. <laughs> Dedim Targaryen. <laughs> Geçmişim burada artık. Değil ben mi? de bar'a gidip uf gibi <laughs> gençler gelin biz şey anlatacağım ben size. <laughs> Sıkıyorsun değil mi böyle görüşü? <laughs> benim babam Baylor Targaryen'di. <laughs> o kim ya? <laughs> Direkt ejderhaydı benim dedem falan. Evet. <gülüyor> 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 Neyse senin de var abi bildiğim kadar 3 yıllık ejderha aileyetin. E, halledersin yani. Bilmiyorum abi yani... Aegon'dan daha iyi süreceğim kesin. En azından <laughs> içip içip binmemişsin. <laughs> alkollü binmediğin sürece çok sıkıntı olmaz ya. Buradan da uyarımızı hmm. yapalım. Lütfen alkollü bir şekilde ejderhaya binmeyin. Ee, kendi evet, sağlığınız sun, için. Sen sunfire çarptı herif işte. Ne he, yapacaksın? He. No, git Bin onu alkollü. Sonra artık o abi o, bu arabanın kazası mı? <laughs> kazası var falan. Kapı <laughs> değişmiş. Kanat değişmiş bu diye. İkinci elde kalmadı artık sunfire. Aynen gitti. Boya bir da en güzel... En güzel ejderha denir yani artık. Evet ya. Zaten... geçmez. Ekspere götürsen <gülüyor> <gülüyor> abi kanat değişmiş falan diyecekler. <laughs> Valla bunda boya var hocam falan diyor ejderha. <laughs> ne olacak boya... ya sizde neymiş bu boya takıntısı kardeşim ejderha işte falan diyor. <laughs> boya takıntısı olan aramasın ejderha. <laughs> Daha 100 metre uçtuk Ka kanadı gitti. <laughs> i̇şte veriyorlar <laughs> zengin piçlerine çocuk. <gülüyor> arabaları. <gülüyor> Böyle Aynen. oluyor işte vermeyeceksin ha bunları. Ee, tabii şimdi bölüme geçmeden önce... Ben bunu çıkarıyorum sıcak Çıkar olsun. Çıkar, çıkar sen onu çıkar ölme. <laughs> Şakamızı yaptık şaka bitti. Artık rahatça takılabilirsin. Cosplay değildi. Bizim benim eşimin ilk, ilk okulda yapacağı bir şeyin <gülüyor> böyle <gülüyor> beyaz peruk görünce ha beyaz peruk mu var sen de <laughs> deyip böyle. Evet. Ver onu bana. Çok iyi olmuş ama tam zamanında gelmiş yani. Dayımın hayranı olduğu için aynı Matt e benzedim değil mi dedim. Aynı canım. Özlemedim dedi. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle insan bir şey olsun diye evet filan derdim. İrtifat yapar. Götümü benzedi ne dedi. Oğlum bizim ikimizin de Matt Smith'e benzememiz için bir seri operasyondan geçmemiz de yetmez. Yani. <laughs> Çok zor işimiz ya. Yani. <laughs> Neyse kısmet. <laughs> Bu hafta George R. R. Martin yine blog yazısı yazdı. Şu an dünyada zaten blog tutan 10 kişi falan kaldı. Onlardan biri de George R. R. Martin. 15 sene önce biz de blogla bir tek orası açılıyormuş abi. Evet, muhtemelen kendi bilgisayarıyla. <laughs> Ya bu arada o, oda nasıl bir yerse Sibel Kekil ile bunlar Amerika'da buluşuyorlar bir gün. Eski bir video böyle herhalde Game of Thrones dönemi. Odanı da göreyim falan diyor Sibel Kekil'i. Sokmuyor. Çok dağınık falan diyor. <laughs> Adam oraya kimse sokmuyor muhtemelen. Oha. Yani. Sibel çalar falan diye Winds of Winter'ın <laughs> 35 bin sayfalık taslağını çalıyormuş Sibel. Falan. Cebinde disketle çıkıyor böyle şeyler. <laughs> e, son blok yazısında ilginç şeyler söylemiş. Blood and Cheese'den bahsetmiş köpeği çok övmüş. Herkes bak çok kızıyordu işte. <laughs> Benim yazdığım karakterlere dokunulamaz falan. Muhabbeti yapıyordu. Ama köpeği o da çok beğenmiş. İyi ki eklemişler diye. Çok coşmuş. Kıskanmış kendim deseydim keşke ben de deseydim yaz bir yani. şey. Evet ya. Bu arada hayvan Bu konusu arada... da ilginç. Çok öyle bir şey yok. Ee, hayvan bağı yok. Genelde mesela ben yazıyorsam kesin her yere köpek basardım. <laughs> Oğlum bir sürü kurt var lan. Kurt var işte ama <laughs> kurtları da şey gibi yani ejderha ve kurtlar hani daha temsili ya. Böyle köpek, kedi, ne bileyim küçük bir maymun falan öyle <laughs> şeyler bekliyorum ben. Yok evet. Şeyin, Ro Robin Allen mi vardı? Kuşları şeyin kedisi var. Um, ne o? Tommy'nin. Balerion Be Serpens evet. var. Bir de Balerion var. Serpens var. Doğru Tom Tome'nin ked kedisi. Evet, Tome'nin kedisi vardı. Onu görüyor muyduk dizide Bil ya? Dizide var mıydı? Dizide yoktu. Bilmiyorum. Yani. Belerin görüyorduk. Arya kovalıyordu. Ha, okey. Doğru bak unutmuşum onu. Tamam. O zaman sözümü geri alıyorum. Azdan kedi var. Belerin Belerin kedi yani. Ejderhaların değil. Kedin adı Belerin. Nasıl bir piskopos artık? <gülüyor> 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 ne diyorsun yazıya? Peki takıldın mı bir şey orada? Aa, bir tek bu um Blood and Cheese hakkında yazdıkları birazcık sanki şikayet ediyormuş gibi gözükmüş. Hani insanlar bakın biz haklıydık. George Martin de istememiş, beğenmemiş falan demişler. Sonra ama şey yazmış. Um, ne o sorun ne işi yeter too complicated yazmış. Yani evet. biraz fazla bunu sanki ee Kondal'ın da hatırlarsan bahsetmiştik ya. Direkt adam şeyden girmişti konuya. Ya çocuk aktörlerle çalışmak zor, lojistik zor falan falan. Evet. Sanki bunu ben şey okudum. Ha, teknik um, bir yerden. Teknik bir sorun çıktı. Ya da HBO şey dedi, yok o kadar başlığı yapamazsınız. Bunu kısacaksınız dedi. Yani stüdyo girdi. George Martin'de de çok fazla öyle 8. sezon skandalından sonra olabilir. çıkıp da hiçbir laf söylemişti diyen diye laf söylemişliği yoktur yani. Evet. Arada sırada giydirir orada burada mesela o geçen değiştirince çok bok oluyor zannediyorlar demişti yani. Evet. Gerçi böyle alttan evet. alttan. Evet. Şokun yani. temelli söylüyordu ama evet biraz böyle minik minik yolluyordu ya böyle. Aynen aynen. Öyle direkt zaten hiçbir öyle adamın 9 tane dizi yapıyor yani. Evet. Şey yapmak istemiyor. Direkt böyle ben, ben beğenmedim güzel olmamış diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü zaten kendisi de um, o şeye katılmış yani ne diyeyim yazım sürecine. Hı hı. Ama işte bu bilmiyorum merak ettim ben de neydi bu complicated dediği şey. Ama sanırım bence Blood and Cheese'in değiştirme... Bu arada bizim dediğimizi söylemiş aynı o. Hani kitabı okumayanlar için çok iyi sahneydi. Okuyanlar için de işte biraz şey olmuş olabilir dedi. Hani evet. demiş yani. Um, bir de mail orada missing yazmış. Sanki orada biraz çünkü benim tahmin ettiğim kadarıyla George Martin'i biliyorsam, um, Blood and Cheese'in farklı olmasına kızmaz, şeye kızar. Um, kendi kafasında evet, kendi kafasında mesela bir karakteri oradan mailora alınca işte bütün şeyi değiştiriyorsun ya mesela. Evet. E şimdi Cahira'ya gitmeyeceği için Emond olmuş oluyor. Eamon'tun şimdi bu bölümde de Aegon'ı öldürmeye çalıştığını düşünürsen evet. hani temel bir değişiklik haline geliyor. Belki ona biraz şey yapmış olabilir ama ben şimdi bu bölümü izleyince dizinin de ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Belki onunla bir şey olabilir ama göreceğiz ileride ee, ne olacağını. Hani belki daha ileride yazarım bir şey demiş. Bakalım belki dizi bitince falan yazar. İlginç. bana öyle ben beğenmedim ee, olmamış diyor gibi gelmedi bana. Ben de öyle almadım ama şey olabilir. E, ya yani dizi bu arada bunların hepsine cevap veriyor. Herkesin sorduğu her soruya hep bir bölüm sonra cevap verip genelde kapatıyor konuyu. Eee verecektir. Zaten teknik olarak da vermesi lazım ama Gene Hı. Ha şeyi söyleyecektim. Mailer konusunda. Şimdi bu senaryoların hepsi aslında şeyden çok önce bitti benim okuduğum kadarıyla e, grevden falan önce e, çok önce bitti yani ya, ya zaten Kondalın kafasında yani baya bir şey varmış zaten kitap da var hani hı. kitabı da yakın içe şey için hani e, ne bileyim işte sezon bit başlamadan zaten çekimlere hepsini bitiriyorlarmış senaryoların hı. geçen hafta yönetmenler de söyledi aynen çoktan bitmişti sadece şey çekim devam ediyordu çekim sürecinde işte İngiltere'ye geçmişlerdi. O arada yönetmenler falan da çalışmadı hiç. Oyuncular daha doğrusu zaten sıkıntıydı. hatta showrunner da işte gidemeyecekti ama İngiltere geçince orada aletler işlerini bitirdiler. Ya yani o yüzden hani senaryoda George R. R. Martin'in bu bölümü görüp de sürpriz olarak karşıladığı bir şey yoktur. O da yani muhtemelen bu konuyu biliyordu yani. Yok abi sürprizden değil bu. Şimdi evet. çok önce yazılmış zaten bu blog postu. Ya, Bunu şimdi yayınlamışlar evet. anca. Aynen. Çünkü adamız ilk şey gidiyor, raw cut gidiyor yani. Evet. Daha editlenmemiş, efektsiz versiyonları falan gidiyor yani. Ha evet çok kötü Polisi. gözüküyordu falan diyor bak. <laughs> hmm. şey, şey ya, um, bu ha bir de burada işte Helena'yla Vizeres'i Geçen sene Viserys'e demişti. Benim yazdığımdan daha iyi olmuş diye. Evet. Burada yine ölmüş bu arada. Pedi Considine'ı da, burada... da çok ölmüş. Ha, he, burada da Helena'ya benim yazdığımdan daha iyi olmuş diyor ki evet. zaten onu biz de söylüyorduk. <laughs> Çünkü Helena'yı yazmadı yani George Aynen. Martin. O Sadece ismi yazıyor kitapta. <gülüyor> 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 şey Bu dört oldu şimdi bu. George Martin'in son on sezonda dört karaktere benden daha iyi olmuş dediği bir şey <laughs> Sibel Kekilli'nin oynadığı Allah'ın ne Sibel Kekilli'ymiş ya. <laughs> evet ya. Hala evet, kadın, şey, kadın Türkiye hesabını kapadı sonra bıktı insanlardan. şey işte o, ne o? Şey o karakter. o şey vardı ya. Um, Hatun. Ha evet evet o şey. Şeydi. Şeyler kurtarıyordu çocukları Aynen. Winterfell'den. O daha iyi olmuş benimkinden demişti. Viserys ve de Helena 4 dedik. Um, kısmet. iki sezonda iki tane çıkardı. Bak 10 sezonda iki tane çıkarmış. <laughs> House of the Dragon. Zaten bence biz burada çok hani olumlu konuşuyoruz diye kızan insanlar oluyor ama yani şöyle bir meme geliyor aklıma ya. Um, şu şey vardır ya böyle grafik var. Hı -hı. Yani böyle önce böyle grafik yükseliyor. Normal dağılım grafiği gibi bir şey iki ucunda böyle en, en böyle aptalı en zekisi var ortada da işte average man var uh -huh. hani böyle bana o grafikte böyle soldaki şey hani Hattı'yı beğenenler kitabı hiç okumamış olanlar beğeniyor <laughs> kitabı çok iyi anlamış olanlar beğeniyor Kitabı bir kere okumuş ama konuyu çözememiş olan adamlara böyle sürekli bağıran kesim o. Evet. <laughs> Neden bunu diyorum şimdi? Direkt diyecekler ki o bizi kitabı anlamadı diyor. Hı -hı. Çünkü evet. harbiden George Martin'i anladıysanız bu işin ne kadar zor olduğunu evet. potarmanın ne kadar zor olduğunu da anlamanız gerek. Neredeyse imkansız yani bunu yapmak. Hele, hele kitabı anlamış hani Black Fire and Blood. Hadi ana kitabı geçtim. Fire and Blood zaten konuştuk burada on kere. Hı -hı bu kitabın içinde hiçbir şey yok karakter Bilmiyorum. yok diye aynen böyle casual izleyici memnun ben kitabı anladığını sen neden birisi olarak gayet memnunum ki ben öyle kendi fikrine saygı duyduğum birkaç tane um, youtuber ya da yazardan da herhangi olumsuz bir şey duymadım hani ara sıra olmamış olmamış bu olmamış, böyle bu oluyor um, Nerd Rage japan adamların da ben kitabı bir kere okuyup okumadığına emin değilim bu hep Tolkien nördeci yapan adamlar da vardı ya zamanında. Evet, evet. Çok böyle bağlı. adam <laughs> kitabı okumamış bile yani. Eminim böyle okumadığını adamların kitabı. Oradan buradan duyup nördeci yapıyorlar. Neyse gene onlara girmeyelim. Ya. Yeah. Ama bu, bu burada mesela 3-4 tane bu bölüm boyunca şey göstereceğim. O kadar ince detay ki eğer o detayları göremediyseniz bana kimse gelip de kitabı ben anladım bu dizi iyi değil demiyor, demeyin bak. Dizinin o kadar ince detay koyuyor ki oraya. Çok fazla var. Çok kompleks oldu. Fondal'ın Fondal nörtlüğü yani şey <laughs> derecede ve de dizi kendi içinde de tutarlı kaldığı sürece ne değiştirdiği pek umurumda değil. Zaten ilk dizide de öyleydi. Kendi içindeki tutarlılığını kaybettiği için kızdık yani. Yoksa daha birinci sezondan karakterler değişti. Yani Littlefinger'a bak işte. Oku kitabı. Çok... Littlefinger herkes, herkesin <laughs> sevdiği bir adam şeyde. Evet. Çok sevilir Littlefinger. Herkesle iyi anlaşır falan diyorlar. ve bak kitap dizideki Littlefinger orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> hani, e, ha, adamlar değiştirdiler ve de tutarlı kaldılar. Kimse de Littlefinger'ı niye değiştirdiniz diye ben hatırlamıyorum dediğini. En sonunda sıçınca artık eleştiri gelmeye başladı. Ben hani, bu konuda Mesele, daha tartışmalı bir şey de söyleyebilirim. Yani ben dizi önce izledim Game of Thrones'u, kitabı sonra okudum. <laughs> Sen de çok konuşuyorduk zaten o zaman. Kitabın ne kadar kompleks olduğunu görünce dizi bana günden güne daha düşük gelmeye başladı. Çünkü o kitap tam yazılmış fikte. O roman. Ya yani orada artık her şey çok kompleks. Onun, <laughs> onunla nasıl baş edeceğim zaten? Ha, yani, dizi düşük gelmeye başladı. Ama House of Dragon daha iyi geliyor çünkü şöyle bir farkı var işte. Kitap kompleks olmadığı için. Esas Aynen. komplekslik dizide başlıyor şu anda. Ya. Buraya yansıtıyorlar onu. <laughs> e zaten kitabı okuyorsun. Kitabın %70'ini kesip atman lazım diziye çevirebilmen için. Tabii. Burada tam tersi. Kitapta %30'u var. %70'i sen eklemek zorundasın. Kitap Başlıca sana bu olacak, şu olacak, şu olacak diyor. Bu adamlar içini dolduruyor. Bak ben sana örneğini vereyim. D&D'nin kitabı bittiğinde George Martin onlara dedi ki Bran kral olacak, John Daenerys'i öldürecek. İşte sonra Dur, kuzeye spoil, Spoiler Sen... olabilir dizi izlemeyen için uyarayım da. Sikerler. <laughs> Darth Vader'da Luke'un babası bu arada. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Her neyse. Böyle ne olacağını büyük ihtimal söyledi ona George Martin. işte Sansa King Queen of the North olacak bilmem ne. Aynen aldılar mı yoksa değiştirdiler mi onu bilmiyorum. Heriflerin içini dolduramadı adamlar. Sıçtılar sıvadılar. Evet. Bu adamlar, Kondal şu anda bu için doldurma işini yapabiliyor sıçıp sıvamadan. Şimdi neden Maylor'u yok etti? Tamam yok etti, dramayı arttırmış oldu. Dizi içerisinde kendi içerisinde tutarlı kalabilirse ya da burada yine seçim yaptılar. Eamon Aegon'u öldürdü, öldürmeye çalıştı. Yani, kitapta öyle bir şey yok ki zaten nasıl olsun hı hı. <laughs> bunun... Um, gidip Aymond evet öldürmeye çalıştım diye itiraf mı edecek bunları tarihe evet, yazılması yani. için? Her neyse. Dizi içerisinde kendi içerisinde tutarlı kalabilirse benim hiçbir derdim yok yani bu tip değişiklerde ki George Martin'in de olduğunu zannetmiyorum. Yok zaten onları dedim gibi senaryo bittiği için onlar da olsa zaten tartışılmıştır. Olsa bile tartışılmış bitmiştir yani. Hani şu saatten sonra çok da bir şey yap yani diyebileceği bir şey kalmıyor ona yani. Ya ben ben evet. şeye daha çok takılıyorum bu arada. Tamam hadi Mailer çıktı girdi. Abi biz şey odaklanmayacağız mı bu dizilerde? Bu şimdi bir yani House of Dragon da boş ver. Yani herhangi bir dizi film. Yani bir, bir bir derdi var, bir şey anlatmaya çalışıyor, bir hikaye anlatıyor, bir drama sana geçirmeye çalışıyor. E burada abi çok ciddi bir e, işte aile draması izliyoruz. Yok işte e, kral olmak isteyen, istemeyen insanların hayatlarının nasıl sikildiğini görüyoruz. Ne yani işte bir yandan ne kadar psikopat düşüncelere sahip olsa da insanların daha gri karakterlere dönüşünü izliyoruz bizi ikilemde bırakıyor falan. bu hikayeler önemli tamam mı? Yani bunlara dikkat etmeyeceksek Maydor olsa olur olmasın olur. Şimdi Maydor diyelim koyduk oldu ama dizi bir şey anlatmıyorsa bana ne yani? Umurumda değil ki benim zaten orada olmuş olmamış. Bana ne anlatıyor abi bu? <laughs> benim için kritik. <kırıklı>. Sana güzel örneğini <laughs> vereyim onun. Hatta <laughs> bu dizi hakkındaki asıl görüşümüz hepsi bittiğinde olacak herhalde. Hani bugün evet. çok beğeniyor gibi gözüküyoruz ya. Öyle bir son üç bölüm çeker ki bu adamlar diyelim 4. sezonun son üç bölümü. A aşağı yukarı gotta da öyle oldu. Evet. Ne diyelim 5-6 sezon iyi eğleniyorduk, izliyorduk hani. Bozulmaya başlamış olsa da 8. sezonda herifler bitirdiler her şeyi. <laughs> 7'ye kadar her aslında çoğu insan izliyordu. Hani evet. beğeniyordu. Bir sezonda sıçıp sıfadılar. Bu herifler de son dört bölümde öyle bir çekerler ki bizim fikrimiz de değişir. Ama aklıma gelen şu. Mesela değişiklik. İlk D&D ilk diziyi yaparken um, Dorne'u komple atacakmış. Evet. Bittim bunu konuşmuştuk. Hatırlıyorum. Sonra onu. Rings of Power'a giden adam neydi? Kogman. Ko ko şey... Kogman. Hı uh hı. -huh. Kogman nerd ya. Evet. Yok yok doğrun atılmaz çok önemli çok önemli diye ikna etmiş bunları. Doğrun atmayın il ilave edin. Keşke tamam. atsalarmış daha iyi olur. <laughs> ha gözünü seveyim. Doğrun en sevdiğim ailelerden birisi. O doğrunu atsalardı isyan ederdim büyük ihtimal. Nasıl atarsınız doğrunu ya doğran marteller bilmem neler. Yani. Oberini nasıl atacak? Hani bilmiyorum oberini atabilirler miydi de gelirdi giderdi oberini. Hani çok önemli değil. Ya o evet, diğer karakter olarak gelip giderdi, Aynen. Her neyse ben de büyük ihtimal şimdi bakıyorum bakınca kesi atmaları gerekiyormuş doğrunu. Çünkü öyle bir yere çıktı ki <laughs> adamların ne yazmaya şeyi varmış, hali varmış, onun niyeti neyi varmış. Doğrunu soktular, sıçtılar, sıvadılar, bıraktılar. Hani hiçbir şey kan o etkisi olmadı doğrunun ana hikayeye. E şimdi aynı şekilde bu mail'leri de öyle yani. Ha mail'leri getirdiler senin dediğin gibi hiçbir garantisi yok. Sıçıp sıvayabilirler. Evet. Ha bunu kesmekle Çok... mantıklı ve televizyon dramasını arttıracak bir şeyse ki büyük ihtimal ondan yapıyorlar. Çünkü Aymond, Aymond, Aygın Aymond dramasını arttırmaya çalışıyorlar. Aynen. Ona odaklanacak zaten. Yapıyorlar. Evet. başka ne evet. tamam, bu olursa, bunu iyi kotarabilirse sonuçta alkışlarız. Kotaramazsa dönemleri Recep Arız attığınızı <laughs> <laughs> Onlara konuşuruz zaten diye. o zamanlar gelince doğru diyorsun. <laughs> ya evet bu mesela şeyde de çok olmuştu. Westworld'te de ilk iki sezonu muazzamdı. Başka bir dünyadaydı. Sonra Jonathan Nolan'ın yine kendi kafası içinde tıkandığı, hikayeyi genişletemediği yerde tıkanmıştı yani. Şimdi aynı sınıf ola attı da yaşattı zaten. Ya bazı yaratıcılar da bazen çok takıntılı oluyorlar. Herhalde bunu en iyi açan şeyler falan neydi adamladı ya Breaking Bad ile Better Call Saul yazan ikili. Vince Gilligan'la diğer abimiz. Ya onlar biraz daha çünkü şeye odaklanıyorlar. Hani karakterler zaten önemli ama hikayeyi karakterle bütünleştirebiliyor. Ne demek bu? Mesela Better Call Saul'da herif arabaya biniyor tamam? İzledim mi bilmiyorum. Bir tane içecek almış. Arabanın şeyi var. Araba Mercedes böyle çok pahalı bir araba. ...kap koyma yeri var yani bardak koyma yeri... ...bardağı çok büyük girmiyor... ...kavga ediyor... ...vuruyor girmiyor sinirleniyor... Falan, ...arabanın içinde böyle... ...e şimdi bu sahne niye var diye sorgulasan... ...böyle millet şey... Ee, evet niye var bana ne falan der... ...geçer... Halbuki işte herifte bir society'ye fit olma... E, ...aslında normal böyle halktan gelen bir tip... ...fakirlikten geliyor işte... O ...arabaya biniyor ona aslında... ...o araba ona uygun değil falan... ...bir sürü anlam var orada aslında... ...çıkartabiliyorsun bunları... ...sonra çünkü üstüne gidiyor... ...başka bir insanla kavga ediyor vesaire... E şimdi bunları yakalayamayacaksak bu hikayelerde bugün Eamon'un yaptıkları ya bugün Eamon'un aldığı kararların çoğu geçen bölüm hatırlarsan şey demiştim. Egon aslında çocukken örgütlüyordu bunları. Yani Jace'in de Luke'un da bir suçu yoktu ki. Egon bunları örgütleyip Eamon'un üstüne salıyordu. Eamon da en sonunda buna uyandı. Zaten benim esas rakibim bu geri zekalı bu. Bu siktir. Benim e zaten geç, <laughs> geçen bölüm herkesin önünde rezil etti. Heh, bir de onu yaptı. O, o. Bugün Valeri'nin konuştukları sahnede işte onun onun rezili diş herkesin önünde direkt payback. Aynen öyle o payback için orada yani şimdi durup dururken bu payback ortaya çıkmadı. Neyse bunları konuşacağız zaten. Hmm. İstiyorsan Neyse gelişim. diziye başlayalım çünkü evet, temizlik temizlik saatini <laughs> iyi <saatini>. lazım. <laughs> <laughs> evet, evet yolculuğa çıkanlara da iyi yolculuklar deyip geçiyorum. E Damon'la başladık. Direkt ayın ayın e, trona doğru yürürken e, gördük kendisini. E, zaten iki bölümdür işte bu Alice'le beraber sanrıları, rüyaları falan arttı. E, ter basıyor herhalde ona yarın oldu. Götü açıkta kaldı. E, e, götü açıkta kalmış da olabilir. Burada da hiçbir şey böyle anlamadan gidiyor. Böyle duyamıyor ne dediklerini falan şey yapıyor. Ben direkt şey gibi hissettim burayı böyle. Ha, zaten hiç dinlemiyordun ki yani kafana göre takılıyordun hani şeyin dediklerini hiçbir zaman dinlemedin. Hiçbir zaman onunla iletişim kurmadın gibi. Sonra da zaten duyuyor. Ona ona gerekli yerleri duyup ondan sonra da yine sinirlenip kafasını kesiyor. Ve burada da yine kılıcı yere bırakıyordu geçen bölümde olduğu gibi. Güzel bir açılış sahnesiydi. Baya yine karanlıktı bu arada ya şeye göre. Geçen bölüm gibi yine hafif korku övesiyle girdi yani. Ben buldum şeyi ya. Tamamını ne dediğini Rhaenyra'nın. Ha açıklamışlar mı onu da? Ha. Targaryor hecehero isa haballara daur vesterekis nuhallehoti ne? High Valerian bilmeyen izleyicimiz mi var yani? Bunlar bunu mu <laughs> söylüyorsun şimdi? Abi ben sınava gireceğim vatandaşlık. Çalışıyorum da şey yapamadım. Targaryen vatandaşlık. High var. Ben A2'ye kadar abi bizim. <laughs> <laughs> A2 Valerian. Neyse ya hepsini okumayayım da şey diyor işte. In my eyes you were a god diamond Targaryen diyor mesela ilk seferinde. Hı hı. Benim gözümde bir tanrı gibiydin değil mi? Öyle bir şey var işte belki ben masumdum, sen beni kullandın ve bıraktın, benim adımı lekeledin, benim düşmanlarımı güçlendirdin, beni yok etmeye çalıştın falan diyor. Ondan sonra zaten sen beni tahta koydun, ondan yani sonra beni bana o yüzden aşık oldun ve nefret ettim mi diyor. Ondan sonra duyulan yere geliyor zaten. Aynen, yani çok. Evet, kardeşin ne seni benden Aynen. daha çok seviyordu. Beni senden daha çok diye Kızdım falan diyordu. Tabii bu Damon'ın kafasında olduğumuz için aslında bunlar Damon'ın düşündükleri. Yani <laughs> hani ben ona söylediği bir şey yok. <laughs> evet. Oraları duyamıyor zaten. Anlamıyor. <laughs> aslında yani şeyde. Belki de söyledi bilmiyorum. <laughs> yani işte. yani. Burada aslında üçüncü bir um, katmana geldik Damon konusunda. İlk sezonda demiştik işte bunun bu Rhaenyra'ya mı aşık hani Rhaenyra mı bunun derdi evet. onu elde edecek mi? Sonra anladık ki değilmiş Rhaenyra derdi tahtmış. Ama aslında burada anlıyoruz ki taht da değil. Viserys'in ona güvenmemesi ya da onu sevmemesi yani onu varisi yapmaması onu hen yapmamasıymış asıl derdi adamın. Hani içten içe aynı tabi öbür tarafta Aemon'dan olduğu gibi kabul görmek o aslında. Sev Aynen. İkinci Çocuk ya bunlar işte. Sanırım üçüncü katmanda işte Damon'ın. Burada da diyor işte um, beni, kardeşin beni daha çok sevdiği için mi benden nefret ettin falan diyor. Rhaenyra. Burada da artık tamamen bilinçaltının en derinliklerine inince işte onun vizerisinin onu sevmemesi asıl sorun. Hani ya. taht bile değil. Hani tahtta çıkmış olsa bile bence herif gene mutlu olamayacak. Tabii canım olmayacak. <laughs> o Viserys'le beraber ölümüyle beraber mutlu olma şeyi gitti zaten herifin bence orada. Kaybetti onu. Evet. Onu aşamayacak herif. Orada kalmış. Bu arada da burada ha şey bu ilk sezonda da bunun tersi sahne vardı. Onu mirrorlamışlar. Damon tahtta oturuyordu. Ha yani şey Rhaenyra içeri. Rhaenyra giriyordu. Evet, onun tersine bir de Renira'nın giydiği elbise burada, Damon'un onun boğazını sıktığı ha, sahnedeki elbise. Aa öyle miymiş okey bak ona dikkat etmemiştim Tamam. <laughs> o da büyük ihtimal gene Damon'un bilinçaltındaki suçluktan dolayı öyle hatırlıyor. Birleşmiş. İşte yani. bakın ince detayları söylüyorum evet. burada. <laughs> bunları yazın bir yana. Sonra bana hani diziden şunu değiştirmişler dediğinde soracağım hangisini yakaladım bu ince detayların diye. <laughs> Not alın bunları. <laughs> bunları yazın bir yana. Zaten şey de iyi bir metafor aslında. Bir yandan hani Alice büyü yapıyor mu yapmıyor mu bunu o kısımda konuşacağız. Başta ben bu sahneleri birleştireyim mi dedim sonra vazgeçtim. Çünkü son Alice'de sahneleri çok uzun çok detaylı. Ee, hmm. Damon'ın. Ama burada da mesela bu rüyayı gördükten sonra Elinde kanla uyanıyor. Şimdi tabii bunu ilk görüşte olan ya yine gitti bir yerde bir şey mi öldürdü ya da bir büyü yapıldı bir şey mi işte sürüldü muska mı takıldı falan. Ama ben direkt mesela diyorum düz şöyle yani elindeki kan aslında zaten işte e, Renire'ye ya yaptıkları, Leyne'a e, ya yaptıkları yani hepsinde elinde bu kan var. Yani Viserys'in başına gelenler bile yani hep Güleriz. yalnız bıraktı, e, hep bir şekilde e, uzakta kaldı. Onları siklemedi, hep kendine odaklandı, kendi bencilliği içinde bu oldu. Artık elindeki kanı burada devamlı fark ediyor yani. Gibi bir durum. E, C. Var. de var işte. Ha, de var. De. Aynen. Aynen. Ceheris de aynı şekilde. Onu da zaten geçen bölümde görmüştük. Yani senin arkanı ben topluyorum derken Renner çocuğun boğazını dikiyordu yani ki çok güzel bir sahneydi o da. Evet şey elindeki kan yine kendi bilinç altında o suçluluğu gösteriyor yani bir farkında sorumlu olduğunun bir takım ölümlerden. Farkında da bunu da işte ne yapacak ki buna yani yapacağı bir şey de yok gibi bence. Yani yapmayacak bir şey anlamda yapacağı bir şey yok derken. <laughs> Adama bütün Gods'ın büyüsüyle terapi yapıyoruz abi. <laughs> doğru iniyoruz işte. <gülüyor> Terapimize <gülüyor> hoş geldiniz. Heronol <laughs> Psikiyatri Merkezi'nde. Aynen. Ee, Burada şimdi... Renira'nın kafasını kesiyor. Um, acaba foreshadowing mi bilmiyorum. Um, <laughs> ve de Aimant paralelinde de aynı bölümde Aimant da um, eee öldürmeye çalışıyor. Hani Evet. ikisi de hüküm tahta geçip çıkmaya çalışıyorlar yani ikisi de. İkisi de hükümdar olan Kişi kişiyi öldürme şey denemesi şey yapıyorlar. Paralellikler zaten bol bol bulunuyor yani. Bugün Bu bölümde fazlaydı. Evet. Hatta biraz fazla paralel oldu şimdi bu gene konuşuruz. <laughs> Mailer'ı da kaldırınca tam paralel hale geldik. Aynı hikaye oldu. Ya bu arada yani kitabın ben işte başını okuyorum demiştim ya bu orada da Megor var işte daha sonra Ceheris geçiyor başa o dönemde <laughs> oraları okuyunca çok fazla şey oluşuyor kafanda ha, buraya mı mirirleyecekler buraya mı tekerür edecek falan George evet. Martin hangisini yeniden ısıtıp sonra, sonra yapmış <laughs> Kendimize bir, bir daha ne zaman önümüze bunu sürecek diye. Orada ilginç konular oluyor. Onlara da benzetince iyice paranoya kalıyorsun izlerken. Ya ben şey gibi de düşündüm bu arada kafasını kesmesini direkt Renira'nın da kafasını kesmesinin dışında Biraz işte susturma çabası gibi de hani e, bu bölümde de mesela onu çok gördük. Kadınlar ve çocuklar konuşunca kimse dinlemiyor. <laughs> Ama içeri böyle kollis giriyor. Aman abi falan oluyor. Herkesin böyle eli, eli yüzü kayıyor falan. E, biraz böyle şey. Zaten boğazını sıktığında da aynı şey olmuştu. E, belli ki bu arada şey de zaten For Allah Allah'a değil yani Dragon'lar kavga edecekse herkes kendi içinde birbirini öldürecek. de Kendi kendine bir For yani. <laughs> Burada kafasını kesmeden önceki son sözü şey miydi ya? Sanırım gene Vizeris seni sevmediği Aynen. için mi diyordu? Onu diyor. Çünkü boğazını sıkmadan önce aa Vizeris sana söylemedim kehaneti?" demişti ya. İşte o ten girince böyle orası yaralı <laughs> noktası olunca ona evet. basan olursa ya boğazını sıkıyor ya kafasını kesiyor hani. Çok Viserys'le yani, ilgili çok hassas ya. <laughs> yani dediğim gibi o üçüncü katman Daemon'un Karakterinin derinlerine indiğinde asıl problem Viserys'in onu sevmemesi herhalde. <laughs> yani bir biz... sonraki e, sezon başka bir katman daha eklenir bilmiyoruz. Adama o kadar problemdi ki. Bu arada onu da aslında Viserys hayattayken ne Otto'ya yüklüyordu. Otto e, uzaklaştırıyordu. Sonra Otto yakınlaştırdı. Viserys'in ardı aslında onu bir karar alacak kadar bile sevgi göstermemesi daha da etkilemiş muhtemelen. Otto'ya da o yüzden çok kızgındı yani Evet. evet Otto onu biliyordu. Yani onun şeyi oydu. Aynen. Game plan, uzak tutu bunları. Bunlar bir ara gelirse bizi zikerlerdi yani. Otto. Ama sonra şeyi. işte Otto da gitti. Aynı tipte olan Eamon da yakınlaştı. Yani Otto'nun da götü başı ayrı oynuyordu. <laughs> sonra da kovuldu. Bir daha gelir mi lan Otto? Şimdi gerçi Egon'un durumunu daha görmedik. Hani tamamen öldü mü yoksa böyle bir şekilde hayatta tutacaklar mı gibi ama... Otto 3. Fatih Terim olarak döner mi acaba? <laughs> um, evet. Bir spoiler... Şöyle söyleyeyim spoiler vermeden. Bu noktadan sonra kitapta Otto hiçbir şey yapmıyor. Hmm. Ama dizi onu... Dizi ne yapacak? Evet, Dizi hiçbir şey yapmıyor derken... Yani böyle bir şeyler yapıyorum aslında önemli değil anlamında söylemiyorum hiçbir şey yapmıyor ha, anladım ok <laughs> um, yansınlar gibi mi oluyor biraz ya? <laughs> dizi um, tekrar ortaya çıkıyor hani öyle bir daha unutuldu yazılmadı değil de hiçbir şey önemli yani hiçbir şey yapmadan devam anladım. ediyor her neyse dizi onu Highgarden'a yollayarak kitaptaki başka bir orada başka bir Haytavur um, var çünkü Highgarden'a gitmiyor şeyde. Kitapta. Spoiler vermeden öngörümü okay. söylemeye çalışıyor. Öngörü derken şey. Başka Hightower'ın yaptık şeyleri Otto'ya verecekler. Ha, okey Ve tamam de, anladım. Yani orada işte Hightower lordları falan var Old Town'da. Onlar gidiyor işte Highgarden'a ya da o şeylere. Büyük ihtimal orada böyle hepsini toparlayıp <laughs> orada Hightower, Hightower kim varsa hepsini Otto'ya verecekler. Çünkü zaten çok mantıklı. Tabii. Otto yani. gibi karakter varken elinde. Bölmeye ne gerek vardı yeni karakter. Aynen. Yani. de tanımışken süper bir oyuncun var. Niye başka Hightower sokasın diziye? Çok Aa, değiştirdiler filan... <laughs> diyen olabilir isterse. Otto değiştirdiler. Ama değiştirdi. bence yani süper yani mantıklı bir hareket. Buradan sonra Raven e, geldi, Raven geldi diye rüyasında duyarken... A, burası, o sahne de bu arada biraz psikopat hani şeydi, yere kafası düşüyor Renira'nın o konuşuyor falan artık iyice böyle... E, bir, şey, birkaç yerden hatırlıyorum sahneyi ama tam çözülemedim böyle. Kişiden kafanın konuşması vardı herhalde ee, korku filmlerinde. Ee, Living Dead'de vardı galiba ya öyle bir sahne. Bir, bir Carpenter hı hı. filminden hatırlıyorum ben de ama emin değilim. Şu an hepsi kafamda mixte olmuş olabilir. <laughs> olabilir. Ee, Raven haberler getiriyor. İşte Rosby ve Stockworth'ler gitti diyor. Kol'un ordusu 3 katına çıktı falan. Bunları öğreniyoruz bu arada. Kol da bayağı iş yapmış yani. Sonuçta görev adamı. Ama burada daha ilginç bir şey var. Böyle Damon yine bunları böyle götüyle dinlerken kenarda böyle odunların üzerinde <laughs> düzenli konulmuş odunların üzerinde bir siyah keçi görüyoruz. Onunla böyle göz Peki ne o keçi? Görüyoruz. Keçin şeye yemek herhalde falan diye düşündüm ben ilk başta. <laughs> evet, o keçinin bir anlamı var. Birazdan söyleyeceğim. Tamam. Ya tabii şey... O ince detayı yakala, yakalama çalışan arkadaşlar umarım yakalamıştır bunu. Çok iyi biliyor ya herkes kitabı. Evet. Buyurun yakalayın. Sana demiyorum bu arada sen kitabı okumadın. Yok okumadım. Ben direkt keçi şey gibi gördüm. İlk ilk başta ha, dedim şey, eczareyi besleyecekler. Sen iyi gene iyi düşünmüşsün çünkü ben de düşünüyorum. Keraksi'si de herhalde bağladılar duruyor mu? <laughs> Kaç haftadır bu? Burada. Ya da direkt kereksisi şey geliyor. Ne yaptılar abi? Av avlıyor mu bağladılar. Aynen. <laughs> duruyor böyle tepede. Koca da ejderha. <laughs> ya tabi bir tane doymaz bir yandan da. Tabii aklına ister istemez şey de gelir insan. Ha, herhalde büyü, büyü yapılacak. Alice hani büyüklük büyülük malzeme gelmiş falan diye de düşünüyorsun. <laughs> Çok keçi şeytan temsili Satanic God demiş de Sarah has. Bulamadım ben onu nerede demiş. Bir, ha. bir şey bir yerde gördüm Sarah Hess. Called it Satanic Demon diye Twitter'da mı ne? Um, neyse şey onun bu Sarah Hest değil gerçi. Bunu yazan da Kondal bu arada. Kondal o yazmış o evet. Alan o yüzden ince detaylar burada güzel böyle. Um, yani burada da söyleyebilirim aslında keçinin ne olduğunu. Söyle. Um, dikkat ettiyseniz bu keçi evet. Um, bir önceki bölümde Damon dolaşırken yarasalar uçmuştu. Evet. Bir de um, Black... Ne Blackwood'la konuşurken Damon kenarda üç tane köpeği gösterdiler. Evet. Yatıyordu köpekler. Sen görmüşsündür köpekleri. Tabii canım görmem biri kafayı Aynen. kaldırdı. <laughs> Keçi, yarasa, köpekler. Çözebilen oldu mu? <laughs> Okey. <laughs> Batman <Köpekler>. 2. <laughs> üç köpek, Claygain'lerin arması. Aha. Keçi, Vargohot, tınlak abi. Yarasa da ve um, well, neydi lan? Ve well, 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 no. Bak adını Başka bir yani. house mu oldu? Okay. Went, went. Um, went. Ailesinin şeyi. Um, went ailesinin simgesi. Aa, kıda aile... köpek miydi lan? Ben onu Üç köpek, evet. Oğlum bir şey değil mi? Bu bölümün başında da şeyi yani il, ileride soracaktım. Kıda Geyliler burada nerede lan falan diye sana soracaktım hatta. Aslında tam zamanı oymuş şimdi. Bu üç, üç aile de Vargohot aile değil adam da Harrenhal'ın lordları ilerideki. Ha, okey. ...hepsinin orada bir şekilde... Evet. ...şeyle bağı var yani. Evet, Harrenhal'ın notların... ...simgelerini gösteriyor kondalar filan da bize. <laughs> Vay güzel detay. Bu çok iyi anlayan arkadaş. <laughs> Yalnız ol demek ki... E, ...hani hep şey diye anlatıyor işte... ...kral geliyor birini koyuyor gibi... ...o zaman Alice'in de burada olmasıyla beraber... ...ve Harrenhal'ın zamanında... ...zaten direkt... E, ...orada sen uzun uzun anlattın zaten... ...tekrar girmeyeceğim... Yapımında gireyim mi? Yok yok gir. <laughs> Bugün 5 saatte bitiririz girersen. <laughs> ee, ya oranın zaten devamlı işte lanetli olması mantığı işliyor ve planlı bir şekilde gidiyor oraya o zaman konulacak insanlar yani. Bir şekilde random gelmiyorlar yani oraya. Yani ondan bahsettik geçen şeyde. Evet. E, şey sürekli bir Ödül olarak veriliyor birilerine ama kimseye de ödül, yar ödül. olmuyor yani. yani. Ödül ödül gibi de olmuyor. Genelde geberiyor. Aynen. <laughs> bir nevi şey gibi oğlum. Night Watch gibi orası da ya. Ya öleceksin ya duracaksın. Hani durabiliyorsan duruyorsun, duramazsan ölüyorsun yani. Orada da bir şeyler var. Aynen. Ölsek daha iyiydi falan diye. Aynen. Ee, tabii bir yandan da işte siyah keçi de göz gözüne geliyor bu arada. O da ilginç bir detay orada. Ya. Öyle bakıyor falan. Çok şeydi ya keçi komikti orada. Sonra da şey geliyor, Oscar Tully geliyor, Grover'ın hmm. torunu. Damon da onu kendisi gibi zannediyor. Senin şu dede beyi boğazda da hadi bana bir ordu ver falan diyor. Abi Damon çıkarıyor böyle, al şu cinayet kapşonunu. <laughs> Kapşon hazır <laughs> bak. Al bunu, tamam. Al, yıkattım ben bunu. Git bir dedeni öldür gel. direkt. <laughs> ya sen ne hayvan adamsın Damon ya. Çocuğa dedeni <laughs> öldür diye gidilir mi abi? <laughs> of ya. Simon'ın da böyle arkasından iyi, iyi konuştun. Hiç hoca yapmıyor. Hiç Manyak bu herif. Sen bakma. Sen iyisin. Sen normalsin. Evet, evet. Simon müthiş bir karakter. Bu sezon şu ana kadar en beğendiğim karakterlerden biri. Bir de böyle Damon'ı yarı sikliyor yarı siklemiyor tadında ya böyle devamlı. taş bir abi. Tamam öyle olur öyle falan. olur evet. onlar falan Ay, gibi. <laughs> kale lanetli falan böyle Simon dizideki en normal insan filan böyle evet. şey gibi yani. <laughs> Güç yüzüğü de semeye sem sem etkilemez ya. Aynen. <laughs> Kalede bu kadar lanet var böyle. Simon'u hiçbir şey etkilemiyor. Böyle. <laughs> Takılıyor. Bütün manyak olmamış o. <laughs> düzgün insan olmuş. O. Evet ya. bir dizin en düzgün insanı olabilir şu ana kadar ki şeyde. Ve devamlı burada mesela bu laf mesela King Consort'a da geçtiler. Devamlı bir hmm. e, bey mi diyeceğiz, efendim mi diyeceğiz. bu <laughs> 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 Kavgası devam ediyor. <laughs> bu arada bu şeye de döndü. Bu dizide bu açılım büyüdü ve e, işte prenses mi diyeceğiz, prens mi diyeceğiz, Ren renise rene de oldu falan. Bence artık biraz şeye döndü, halkla şeyin kopukluğunu iyice bize anlatmaya döndü yani e, kaymak tabakanın. Kimse ee, emin emin değil kime ne diyeceğiz. Evet evet ne diyoruz buna yani best regards. Aynı. Aynı gari yaz geç abi altını. Bir de en sonunda da bir de çocuğa kızdı yani. Talihanesi başsız bir balık gibi falan diye e, yolladı. Sonra da bana Blackwood getirin. Onunla konuşacağım falan dedi. Gitti. Damon da bu arada inanılmaz kötü bir e, protokolcü politikacı olduğunda görüyoruz yani. O kadar beceremiyor ki hiçbir şey. yani Random konuşuyor. Onu öldür. Bunu kes. Oğlum böyle çalışsaydı zaten sistem <laughs> çok daha farklı işlerdi her şey yani. Evet. İkinci Blackwood sahnesinde daha da şey zaten uçmuş durumda. Burada bayağı bir aşağılıyor. Hani talepleri ikna edeceksen <laughs> bu bu biraz yani tam bir öküzlük. Um, herhalde bir ne bileyim çocuğu korkutarak ya da intimidation'la bir şey yapmak istiyor da hani ne bekledin ki bu şeyden şimdi git sen dedeni öldür, ha. bana da ordunu ver. Hani istiyor mu gerçekten sen bu orduyu yoksa taşak mı geçiyor bizde temin yani? <laughs> hani en azından ne bileyim sen işte bütün getirirsen biz sana bir ödül ver bir şey yap ne bileyim gel ne bileyim? seni ben benim yeğenimle evlendireyim de bir şey de ne Tabii canım, bir karşılığı demedik. yok ya ya bir, bir karşılığı yok istediği şeyin Aynen. Gidip böyle şeyin Rhaenyra'nın da herkese yeminini hatırlasın bak o filan dediği gibi <laughs> Damon daha da beter. Onu da demiyor. Git dedeni öldür. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Nasıl bir şeyim. <laughs> Abi, şeyler. Yani, yani zaten kimse hayrına yapmıyor ki bu işi. Herkes bir karşılık beklediği için yapıyor. Yani. Aynen abi. Yeşiller geliyor bir sonraki bölüm böyle. Ey dedeni öldürme. Tamam. Tamam. buna kabul ediyorum. <laughs> Yeşiller Damon ne verdi? <laughs> en azından dedemin <gülüyor> hayatını <gülüyor> aldım. Hiçbir şey vermediği gibi dedemi öldürmemi istedi. Siz ne veriyorsunuz? <laughs> tamam dedeni öldürmene gerek yok. Sen bize ver ordunu. <laughs> <laughs> bu kadar. Çıtayı şeye koydu Damon. Bu gerek sen geçen hafta hatırlatmıştın zaten de bu e, işte meşhur El Motali'nin babam öldü diyor ya işte şeyde babam öldü falan diyor El Motali. Sen de te bahsetmiştin kardeşi de babası hiç yok. Babası değil ya. Babası değil. Babası değil mi o? Samsoka değil babası. Şeyi. Ama niye e kardeşi de Kermit değil mi bunun? işte o da yok. Elmon'un kardeşi büyük galiba. Bilmiyorum kim. Küçük kuş. Yok yok burada yok. diyorum ya Aşkımda burada. Karakter şey... hatırlamaya çalışıyorum. <laughs> yok yok onu demiyorum. Burada gelen çocuğun kardeşi Kermit değil mi işte? Evet, kardeşi Kermit. Ha, o da yok ya. Onların sonra çocuğu oluyor. Onların evet. çocukları da işte şey herhalde. Evet. Ya Kermit, Elmo, Grover ve Oscar'dan Grover'la Oscar kalmış. Kermit'le Elmo'yu bu arkadaşa evet. birleştirmişler. Yani birleştirmişler. Sırasıyla yani. isimlerini atmışlar. <laughs> Doğru bir karar yine. Evet, keşke olsaydı buna da çıldıran oldum acaba ya. Kermit nasıl olmaz ulan falan gibi. <laughs> o hala insanlar bekliyorlar herhalde gözükecek diye. Çünkü daha olmadığının farkında değiller ama yok yani. Yok, Sadece evet. Oscar var. Aynen. Ee, bir de ben burada tabii hep şey köpekleri de oraya kesince şey gibi de okunuyor ya bunun çıkışında. Damon böyle kendisine şey aramıyor. Hani ortak olacak, ordusunu verecek bir şekilde onlarla bir form oluşturacak bir yapı aramıyor da tasmalı köpek arıyor gibi bir yandan da köpekler de buna bakıp <laughs> gidiyorlar. Ki tam o şeyler böyleydi. Cinsi ne ya. Abi onların cinsi Bir e... hound bir şey. Ne hound onlar ya? Bir şey hound. Şeye Neyse, de benziyorlar. Legend'den de lakabı ya. Evet evet. Bu şeylerle kırmı olabilirler ya. Neydi onların adı? Tüylü gold, gold bir şeydi. Türünü unuttum da galiba. Okay. Normal daha köpekleriyle o gold ve something adını hatırlamadığım türün kırması bunlar. Okey, sanki bana böyle içinde Hound olan bir türmüş gibi geldi. Kesin o da Hound'a göndermedir. Çünkü bunlar olabilir. da Lagaigne'in köpekleri yani. Olabilir, olabilir. Bu bu arada bu köpeklerin Hollanda'da çok var. Böyle büyük, <laughs> kıvırcık tüylü, çok seviliyor, çok oyuncak gibi köpekler bu arada. Çok ilginç tipleri var yani. bu sahne ekleyeceğim bir şey yoksa buradan Renis'e geçiyoruz. Renis Ellen'in yanına gitti zaten galiba şeyi konuşmuştuk Renis hiç mi anlamadı kardeşim bunca zaman falan Renis belli ki kendi DNA testlerini yaptırmış <laughs> araştırmalarını yapmış bir de böyle Ellen'in yanına gidip sen sen aynı benim kocama benziyorsun falan gibi böyle şeyler de Aynen. içten içe takıldı ya bir de dizi... tam böyle genç korlis <laughs> <Aynen. gülüyor> gözünün içine bakıyor bir, bir de dizi aynı anda ikisini yan yana getirdi ya iyice komik oldu artık ama hmm. daha da komik merak eden varsa Cornis oynayan kişinin normal haline baksın onun da Peru çıkarınca aynısı yani aşırı benziyorlar böyle. <laughs> Çok iyi kastetmiş. Bana da benziyor yani. ya. Tabi tabi sen for, tak for aynısı. For. <laughs> Ya çok çok iyiydi bu sahne de. Renis ama Renis bence burada baya bozuluyor lan. Hani kadın şey çok hissettim yani. Çok içine atıyor gibi hissettim burada. Yani normal geçti ya. gibi ama bence çok bozuldu ya. Çok seviyor bir de kolesi falan ya. Ben üzüldüm yani Renis adına. <laughs> investin besten röportajını dinledim şu bölümden sonra. E, deprem deprem oldu işte şeyin ruhunda falan diyordu Renis'in. Abi evet yani çok hissediliyor ya. Şeyde falan çok bozuluyor yani. E, o kadın nereye gitmiş falan diye hala böyle kolis üstü çıkmaya çalışan adam oynuyor böyle. Neredeymiş Renira falan. Ya <gülüyor> <gülüyor> Bizi cehennemden kurtarmaya çalışıyor. Sen burada babacılık oynuyorsun. Street falan diye böyle basıp gidiyor. <laughs> Benim merak et Hala ben şeyde emin değilim ne. E, Corlys bunu hep biliyordu herhalde sakladı. Bu Denizden kurtarma olayından sonra ortaya çıktı herhalde bu. Evet. Biraz. Konuşuldu muhtemelen. Dedikodusu yayıldı herhalde gibi düşündüm ben. Aynen. Yani. Hani adam daha low profile kalıyordu bence. Um, Alan. Bu kurtarınca Corliss'i herkes bir anda Göze öğrendi gibi. herhalde. Aa evet bu zaten onun piçiydi diye bir yayıldı herhalde. Reynis de şu anda öğrenmiş oldu gibi hissettim. Çünkü tam olarak... Kim ne, ne zaman öğrendi? Ne zamandır biliyordu? Onu bilmiyoruz. Çünkü son iki bölümde de Corliss'in bir vekil şey, veraset muhabbeti vardı ya, <laughs> Var. onu istemem, bunu istemem. <laughs> Burada da ben bunu istiyorum işte. Böyle bir şey olsun bizim varis. <laughs> Aynı ben işte. Aynen. <laughs> <laughs> Hani bunu kafaya taksak şu Peru'yu Corliss <laughs> ölmemiş bile diyebilir herkes Yediririz yani. <laughs> değil mi? Cor Corliss de öldü gibi gösterip oğlunun yanına gidiyormuş. <laughs> Bunlar takılıyorlar. Aynen. <laughs> Corliss de gitti. Le şeyi orada, ekibi orada kuruyoruz tekrar. Esos'ta bir <laughs> daha bak Damon gibi Corliss'te ortalık yanıyor millet birbirine girecek ee, işte Renis'te haber geldi bak Jace'le e, Bailey'i konserde çok zorluyorlar hani gitmem lazım Renira'da başka işler peşinde hani biliyor çünkü o tahmin ediyor zaten ne yapacağını çünkü son bir gideceğine ikna olmuştu o konuşması için ee, Damon da takılıyorlar gemide çay içiyor <laughs> Öyle bir şeyler yapıyor falan ne yapıyorsun oğlum <laughs> git işin gücün yok mu git şuraya falan diye neyse sonra bir de üstüne üstlük ilişkisini de mahvetti Hüyer yani Reis için çok kötü bir, bir bölüm şey. her açıdan ya. Ya İbness bir de şeye benzetti. Hani e, tahtın da e, ona verilmediğinde Reis böyle hani böyle büyüklük bende kalsın ya da evet. daha böyle olgunca karşılamıştı göğsünde haberi. Hani burada da aynı şekilde gene üstüne çıkmaya çalışıyor olayın hani gidip böyle Yolarım senin ağzını Piç misin sen? Çakarım bir <laughs> tane falan diyeceğini yani, Böyle evet iyi yapmışsın senin işte ödüllendirilmen lazım filan diyor. Kontrol Burada etmeye yine... çalışıyor işte. Adam. Evet. Kadın zaten şey oynamaya kadın artık bıktardı. Bu kadar immature karakterin yanında sürekli böyle <laughs> Evet olgun <var. gülüyor> aynen Renire'ye gitse yine olgun olmak zorunda kalıyor. Oradakiler car car konuşuyorlar. Burada Corliss şey ben vallahi sevmiyorum denizden anlamayan varis istemiyorum filan. <laughs> İlginç olan bunlar Leonor'un piçleri diye geçiyor demiştim ya kitapta. Evet. Corlys bu piçlerin kendinin olduğunu Rhaenys öldükten sonra kaybediyor. <laughs> kabul ha, ediyordu. Aa, okey. Yani onlardan sonra bu varis muhabbet çıkıyordu. Ben orada şaşırmıştım. Nasıl oluyordu da Rhaenys'e bu muhabbeti yapabiliyor? Hadi yapmadı gerçi direkt de hani ben piçlerimi yapacağım varis demedi de hiç açmıyordu yani konuyu Corliss'ta. Onlar Leonard'ın, Leonard'ın diye geç, geçiyordu. Şimdi burada biraz tabii o değişmiş. Güzel olmuş bir şey olarak. Şimdi daha iyi oldu. Evet. Onları öne çıkarma şeyi Corliss için kapı açıldı tabii Renis gidince. Hiçbir derdi kalmadı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> evet ya Corliss böyle tam zamanında o şey yaptı. Sıçıyorduk az daha. Oh karı <laughs> oh, <laughs> <O kararı> öldü. <öldürüyor> yakacak. <laughs> Oğlum zaten kitaptaki Rhaenys çok böyle savaşçı prenses olduğu için büyük ihtimal Corlys'in götü yemiyordu ona söylemeye. Oğlum kesin yakar beni. Kadının bir de var benim yok hiçbir şey. Gemiyle mi savaşacağım? <laughs> Melis'te dalarsa bana diye. Burada o kadar bir korkuya dayalı kitapta da hani korktu falan denmiyor da hani daha çok böyle tahminim oydu. Hani kafamda onu düşünüyordum. Corlys'in götü yemeden e söylemeye yani burada bu um, da yani Reynis'in burada bana bir şey gibi geldi Reynis böyle sanki bunu hani Reynis'in bir sonraki alacağı kararlara da altyapıyı evet. Yani son şeyi vuran ne diyeyim çivi çakan, çivi çakan oldu abi. şeymiş gibi sanki böyle ulan bir Corliss kalmıştı hani çocuklarımın öldükten sonra Corliss de ya. bana <laughs> sadık değilmiş. Sikiyim böyle işi ben deyip hani Reynis'in tamamen e, tamam artık ben yavaş yavaş uzayayım. <laughs> <laughs> veygara Veigar'a dalacak dalmaya kadar götürdü işi yani. Evet o, buna %100 katılıyorum. Ben de benzer bir şey düşündüm. Ee, bütün kapıların kapandığı bir bölüm oldu için. Şeyde zaten detaylı konuşuruz onu. E, son. Yani. bir de son adam gibi şeyleri konuşmaları bu bu hale geldi. Bütün hani çok iyi çift bu dizdeki yeni iyi çift filan diye geldik. Evet, evet. Son iki bölümde sıçtı sıvadı yani <laughs> kadın öyle öldü. Ne acıklı gitti <laughs> evet ya biz, gibi vedalaşıp şey yapamadan. Evet. Bir de yani zaten o gidiş anı falan da çok şeydi ya bütün erkekler böyle sus pus kaldılar bu böyle gitti. Biri de demedi ki dur babacım sen de dur başka bir çözüm bulabiliriz falan demedi. <laughs> Son yatakta böyle birlikte gözükmüşlerdi yani. Dayımını evet. konuşuyorlardı filan işte. Orada çok şeyde Forza Domingo diye so, isim gelmişti böyle. Aynen. Ha so, evet. Böyle, I am here mi diyordu ne diyordu. I am here for you mu ne diyordu. Böyle korlise içimden. <laughs> dizide. bir şey yapıyor burada gene duygusallığı arttırmak için. Ee, bile Ama evet acıklı bir şeye geldi. Sona geldi ilişki. Evet ya üz üzücü oldu Renis konusu. Buradan e, Alicent'ın, ile Alicent ilgili aslında merak ettiğimiz e, bir şey de öğrenmiş olduk. Devamlı hani e, işte geri çekilme yöntemi mi, çay mı falan diye konuşuyorduk. E, konu yine çaymış. <laughs> Master Orwell artık kaçıncı çayını demlediyse adam. Aynen, o or çaydanlıkla geliyor. <laughs> Semaver almış böyle değil mi? <laughs> <laughs> Sikerim <yarım> lan. <laughs> Sallama çayla çıkacak gibi değil hocam. Senin ne bu? <laughs> Neyse ki şey gitti. Pistin gitti de. Özahat ettik lan. Çay ocağından çıkamaz olduk senin yüzünden. Sikerim böyle kraliçe. Şey yapıyor düğmeyle çare değil mi? En azından üç çay. Üç mü? Nasıl ya? Yani? Dönlü olsun. Orca yapmışlar. <laughs> İyice orman böyle bileğini kesiyor orada. Ben nasıl bir yere düştüm? <laughs> <laughs> 30 sene okulda okudum, master oldum. Burada çaycı yaptılar. Diye. Sarayın çaycısı. Orwell Oralet'in Or evet, var mı? Or nedir ya? <laughs> of ya. Oh, sarayın çaycısı Orwell bu, 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 bölümün başlığı belli oldu. Sarayın çaycısı koyacağım bölümden. <laughs> ah çok iyiymiş. <laughs> Ofet, evet sonunda gördük çay geldi. <laughs> Allah'ım ya. Aynen. Bir de böyle bir arkadaşa lazım demiyor mu hastasıyım ya? Evet ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> <bir arkadaşım> için. <laughs> Ama Orwell bence kesin an ya çoktan anlamış çünkü şey diyor ya bak bu karın ağrı yani mideni falan bozabilir. Görücü yapar. <laughs> report et bana hani bak hani çekinme söyle yani yoksa Allah öbür random birine niye çekinsin hani zaten de Orwell çoktan anlamış belki yani. Tabii canım anlamış ya yani. anlamaması hmm. mümkün değil tabii de burada daha practical mensin diyor da işte burada o da öyle yani aman bir ağzımızdan bir şey çıkmasın bizi kafamıza almasınlar diye burada normal böyle. <gülüyor> <gülüyor> Adam ne desem de şey yapayım diye. Evet ya. Aynen böyle bir arkadaşa lazımdı. Tabii arkadaşa cırcır cır olursa arkadaş bana şey yapsın var benim şeyin. <laughs> Halleder. Ihlamur veririm ona da bir tane. Tarifi var yani bende. Cırcır cır hemen kesiyor falan diye. <laughs> Tabii Böyle bu, bu da... Hı. Ha, pardon sen söyle abi. Yo şey söyleyecektim ya. ya da burada daha önemli konu şey ya. E, Alison şeye girmiş artık. Geçen bölümün sonundan sonra. Renire'yle konuştukların işte kehaneti Hı -hı. söyleyip şimdi onunla ilgili bir onay arıyor gibi takılıyor burada. İşte sence gerçekten Viserys egonu şey seçmiş midir? var seçmiş midir? Orvalde ama bana hiç anlatmadı. Ama beni şahit yazmayın falan diye uzuyor zaten. Evet, direkt oradan çıktı ya. Evet. Hani şey de demiyor herif. Hani evet evet Viserys aygını istemişti deyip hani böyle ne, ne duymak istiyorsa onu da söylemiyor. <laughs> Tamamen Hiçbir <tarafsız>. şey <laughs> Kesin Orwell'ın zaten ...onun bilmemesi mümkün değil. Oğlum bu adamlar resmi şeyi yazan hani döken insanlar Grandmaster. Hani Tabii. onun verasetten haber olmaması mümkün değil yani. burada Orwell yavşaklık da yapıyor. Tabi bunların Meister'ların <laughs> şeyine komplosuna inanan birisi olarak bunlar böyle zaten yavşak. Ha bak Master Kompresör ile ilgili alakasız bir not söyleyeceğim. Geçen bölüm şey konuşmuştuk ya ejderhaların şeyini değiştirmişler diye yumurtalarının. Daenerys'in yumurtalarının Alisa Farman'dan <laughs> Pentos'a evet. giden yumurtalar değil. Buradan Cyrax'ın yumurtaları yaptılar ya Ayra'ya gidiyordu. Evet. O Master şeyinde komple teorisindeki şeylerden biri Master'lar bu yumurtaların bakımıyla da sorumlular. Hmm. Ve de üzerine böyle şey döktükleri, işte böyle sıvı döktükleri falan. Aynen, zeytinyağı. <laughs> yumurtaları böyle o oh, Poetch'tex bunlar falan diye. <laughs> Aynen, yumurtaları zehirledikleri sürekli ha, şey yapar. Okey. söylenir Şimdi Meister komplosu doğruysa ve de eee sürekli bir yumurtaları zehirliyorsa, Alyssa Farman'ın Pentos'a kaçırdığı yumurtaların Daenerys tarafından canlandırılması mantıklı oluyor. Çünkü yumurtalar Pentos'ta kaldı. Orada Meister yok. Ha değil mi? Orada doğru hiçbir şey yapamadılar onları. Aynen. Şimdi dizi onu değiştirmiş oldu. Eyrie'ye gidiyorsa yumurtalar. Eyrie'deki Meister direkt onları zehirlemiş olacak. Ama tabi bu Belli çok olmasın. alakasız bir şey. Diziyi eleştirdiğimden söylemiyorum ama öyle bir ilginçlik var yani. Ya zaten teori bu ama evet teorinin peşinde yani. gidiyorsa hikaye olabilir. ...zehirleme konusu. Yani olabilirse böyle bir şey. Yani kitaptaki mantığa göre... Westeros'taki ...yumurtaların hiçbirisi... ...o şeye son... ...hatch olmuyor yani. Ne demekse. İçinden ejderha hatch çıkmıyor. çıkmıyor okay. yani Pentos'ta kalıp... ...işte en son Illyrio Patisi'nin eline... ...geçen orada da o da denerse veriyordu ya... Evet. ...oradaki yumurtalardan ejderha çıkıyor. Doğru. Yani Westeros'ta kalana bir... ...birileri bir şey yapmış <gülüyor> yani. <gülüyor> Bu ya, bu, evet. bu dizinin döneminde de en son çıkanlar işte e, Şifo Eğgen'le şeyin, Takoz e, şeyin. Vizelsin. Evet. Değil mi? Onlar dışında yok evet. yakın tarihte çıkan. Zaten hatırladım. Şimdi mi? Yok yok evet. Onlar son. Ben spoiler etmeyeyim. Daha var bir tane daha çıkacak olan galiba. Ha okay. um, Onlar artık o çıkar mı yoksa hani çünkü şu çocuk çok küçük olduğu için öyle çok ejderhalar onların pek bir anlamı olur Aynen. mu dizi komple keser mi bilmiyorum Hadi Evet, artık onlar zaten kedi boyunda daha yani ne yapacaklar. Aynen şey zaten yırtacak bunları Jane Eyre'ni görebilirsek bu sezon. <laughs> <laughs> Ejderha istediğiniz ne lan kedi yollamışsınız tavuk boyu diye. <laughs> Mama döküyor onlara değil mi? <laughs> Ama daha iyi bakım şeyi masrafı düşük yani. <laughs> abi abi burada gördük King's Landing'in anasını anlatmış Beygar. Evet. Kurumamayı da beslersin yani. Öbür türlü evet, dağıtmış ortalığı. Burada Alicent'in Ejderha şeyini düşürüyordu ya evet. maketini. Forşa'da Kanadı olmuş. kırılıyor. Aynen aynı bölümden Forge'a olmuş o da. Kendi yapmıştı onu zamanında. Viserys kırıyordu. Evet Viserys Alicent... tamir ettiriyordu ama onu bir de. Aynen. Alicent tamir ettiriyordu. Orada böyle şeydi Oo. Evet. Alicent belki beni de tamir eder. Vizeris falan diye düşünüyor herhalde. <laughs> evet. Şimdi Alicent Sunfire'ın kanadının kopmasına neden oldu orada. Burada da zaten Aegon'a söylediği laflardan sonra Aegon'un <laughs> <Agon'da>, kanadının <laughs> kopmasına neden oldu. Bu Moon de Moontee içiyor ya işte bu <laughs> çayı. O çayın da şeyinde sanırım pek George Martin karar veremedi. Bu diyor işte midenize dokunabilir falan diyor, cırcır cır yapar falan diyor. Mesela kitapta Lysateli var. Lysateli Tully um little Finger La little finger bunun seks yapar bekaretini alır filan hmm. ya Lysetali'nin. Oradan sonra Hoster Tali böyle Munti'yi verir böyle Lysetali. Neredeyse Lysetali ölür yani o Ha de. o kadar sert ama, aslında bu okey. ama aynı zamanda işte Ayşe Greyjoy olsun Cersei olsun böyle günlük içiyorlar onlar böyle. Evet <laughs> Cersei'yi <laughs> <laughs> <kararı> da öyle zikmediği <laughs> adam kalmadı yani. Onu, bilmiyorum hani bu, bu kadar zararlı mı zararsız mı sanırım George Martin de karar veremedi ya da <laughs> Bünyeye göre. Bünyeye göre. Bana de, dokunuyor valla vallahi falan diye. <laughs> bu arada ilk kez gördük bunu. Hani daha önce iki kişiye verildi. Dayanayla Renira, Cırcır için verildi. Ee, evet. ikisi de öyle bir şey görmedik. İlk kez Elizont'ta bu, bu kadar şeyini gördük. Bu arada bütün Elizont'ın Rhaenyra'ya olan nefretini başlatan şey de bu çaydı. Aynen. Şimdi kendisi triyakisi oldu durumda <laughs> Aynı şekilde um, Crispin'de Rene'ye sen Orospu oldun diyordun. O da Orospu'nun Allah oldu şimdi Aynen. artık. Ya işte kız, İkisi de... kızın üstüne gittiniz ne oldu bak şimdi. <laughs> Aynen sen çay içtin sen seks yaptın. Şimdi artık seksin çayın anasını havlattınız ikiniz. <laughs> artık bu kadar iki, iki yüzlü... <laughs> Sonra neden siyahları destekliyorsunuz? <laughs> ben halkın yanındayım kardeşim. <laughs> Tancan da Orval gibi. Bana bir bilgi gelmedi, ben de istemiyorum. <laughs> <laughs> ben bu evrende olsam kesin Free falan takılırdım. Ya abuk sabuk işlerle uğraşırdım gibi düşünüyorum. İlk spor takımını falan kurardım. Spor ne falan <gülüyor> <gülüyor> Spor, harbiden öyle bir şey yok. <laughs> Ya yani game game kültürü var bu evrende galiba. Hani bir oyunlar yani şey dışında, fight dışında sanki vardı bir şeyler. Ta, hatırlıyorum ama emin de değilim. Bir oyunlar oynanıyordu şey sanki. Şey var. Yani. Ya. satranca benzeyen bir oyun var. Ha, değil mi? Öyle bir şey vardı. Basit bir şey. Evet. Hı. Bir de Marine'de de şey yaştırıyorlardı gladyatör şeyini. Ha evet bir, bir de o vardı. Neresi o, baskı o. yaparak. Ya yine fight'a geliyor konu. Evet, çok Roma'dan çıkamamışlar orada. Yani iki, iki sopa atın ne bileyim iki uzağa taş fırlatın falan. <laughs> Biz mi anlatacağız bunları? abi erkekliğinizi Oğlum. orada doyurabilirdiniz yani. <laughs> George Martin şey yapma adam onu ekler böyle 30 bin sayfa yazar. <gülüyor> <Ekle>. <gülüyor> <gülüyor> Westeros'ta sporun tarihi değil mi böyle çıkmış ki? <laughs> Aynen kitap çıkarıyorum. Simon Cooper <gülüyor> yazmış bu. <laughs> <laughs> ya. Var mı bu sahne ekleyeceğim bir şey? Yok. Evet. E, Benim, yani burada evet, Orwell'in haber olmaması mümkün değil. Yani evet, onu söylemiştik evet, burada. Ona katılıyorum aynen. Benim Ellison'da ilgili birkaç çıkarım var ama burada söylemeyeceğim onu. Biraz daha ileride söyleyeceğim ben de. Okey. E, sonra Black Council'a geçtik. Siyah konsey. E, Beyda, Jace, e, Renis ve sonra Collis'in de geldiği falan böyle bir karışık alan. Yani burada artık e, bu konseyde ipler iyice zaten dağılmış durumda yani şey değil. E, millet herkes kendi derdinin peşinde. Aman abi biz ölmeden şunları yapalım yok şu olsun bu olsun. Zaten Jace ile Bayla'nın da orada yapabileceği bir şey yok. Bu yine Damon'ın suçu bu arada. Damon en azından Rhaenyra'yı sallamasa da Rhaenyra bir şekilde bir yerdeyken Damon bunları kontrol edebiliyordu. Yine kendisi ortada yokken. E, o ortada yok diye çoğu kişi kızmıyor. Devamlı o on yerde ondan haber aldınız bile yine diğerlerine kızıyor. Abi, yani Damon'a kızsanız da kardeş yani gidip bulun çok istiyorsunuz. Her biri de gidemiyor mu yanına yani? Ejder <laughs> e, işte şey mesaj attık haber vermedi. Mesaj <laughs> Okundu diye gözüktü ama yazmadı. Evet. Diyorlar. O kadar çok yazdı. <laughs> ama orada da bak ilginç bir şey var. O kadar yazdık diyorlar. Ee, bölümün başında bir Raven'ın geldi haberini alıyoruz biz. Acaba gitmiyor mu bunlar şeye Damon'a diye bir düşünmedim değil orada? Vermiyorlar mı acaba? Alice vuruyordur şöyle ya da varg olup <laughs> Ravenları başka yere doğru götürüyordur. Olabilir kendisinin de... zaten baykuş olduğunu öğrendik vadir. <laughs> Alice de burada söylüyor ya Damon'ın yazmıyorsun, yollamıyorsun haber diye. Evet ha doğru onu söylüyor. Dave'nin bilerek yollamıyor yani doğru, haber. Doğru. Onu söylüyor da evet. Ee, bu sahne için var mı diyeceğim bir şey? Bura, bura. King Maker Burada, Kingmaker'a falan geliyor konu artık. Um, adamın adı neydi ya? Gorman Messi. Gorman evet. yani. de Laf şeyi durdu. komikti ya. <laughs> Liz orjisi gibi karışıktır oru falan diye. Ya. <laughs> Gene ince bir şey çünkü Liz'e söylemiştik ya geçen sene. Evet. Kerehanelleriyle meşhur bir yerdir hani bu Black Swan diye bir hatun vardı kaçırılıyordu. Orada gidip evet. şey oluyordu filan. Ee, ne denir? Baş, lisin, şeyinin başının e, metresi mi oluyordu? Ne oluyordu filan böyle çok güçleniyordu. Bu şeyde Orada de, böyle yo, gene ince bir şey var. Ris muhabbeti galiba ilk şeyden mi başlıyor? Bu ilk Ceheris döneminde e, Ceheris'in annesiyle bir tane Baratheon evleniyor. O Kingmaker Baratheon. Ceheris'i King, King yapan. O Baratheon'lar o ev, o evlenirken listeden 6 tane bakire getiriyorlar muhabbeti vardı galiba orada. İlk o Liz o tip şeyleriyle, seks worker'larıyla hmm. ünlü bir yer. Burada da list, list hani orcu demesi evet. böyle şey yani. Gene nerd yani bir <laughs> şey. ince gene bir şey. Yine yakalayan yakalamıştır. Burada daha da ince bir şey var. Burada Celtigar Little and Less diyor ya. Evet. Bu Little and Less şeydir. George Martin Nizm denir bunlara. Böyle 10 tane falan böyle kalıp vardır. Mesela Mummers Fars. Şeyde bir kullanılan Mummers Fars. işte Tits on a Breastplate. He. Ondan sonra Mayhaps. İşte bu tip şeyleri. George Martin'in çok kullandığı ama İngilizce'de hiç bir şey olmayan, olmayan. değil mi? Aynen. Little and less demesi Celtic'e gene böyle o ince şeylerden biriydi. Tam ne için söylüyorsun orada? Yani... İşte şey Bayla'nın um, yararlı olduğunu, olup ha, evet, olmadığını bahsediyor evet, evet. galiba evet, çünkü Jay diyor ya benim benim nişanlım olmasa hiç bilmeyeceğiniz bunları. Bu arada Northwest diyor Bayla ilginç bir şekilde. Aynen. North East'e gidiyor ordu. <laughs> Yanlış bu arada. şey? Orada ya yönünü bilmiyor Bayla <laughs> ya, ya da kötü yani. ne zaman ne zaman olduğunu bilmiyoruz tabi. North West şeyden önce mi? Duskendale'den önce mi gördü onları? Hani olabilir hani North. Gerçi olabilir. Duskendale'den sonra gördüyse Northeast olması lazım. Her neyse o kadar da kasmayacağım da belki hani başka bir yanda görmüştür. Şey, um, şey de olabilir. Ee, sonuçta hepsi şaşırıyorlar ya stratejiye bir yandan da. Hani Harun Ola geçecek herhalde Yani o da olabilir. Beyler sonuçta uzmanı değil bunun. Ee, ama herkes aynı şeyi öngördü yani. Kimse Rocks Rest'e gideceğini düşünmüyordu zaten. Burada Corliss'in geldiği senle bu muydu ya? Ee, Corliss burada mı geliyordu? Evet burada geliyordu aynen. Ha okey. O bana komik geldik. Ne yaptı Corliss? Saklanmış mı o herif? <laughs> Sen gelmedin mi Reynes'le? <laughs> Reis ejderhasıyla söyle geldi Kornis gemiyle mi geldi Abi acaba? Abi evet o biraz komikti cidden ya. Sen hemen çıkma. Bunları iyice bir böyle Aynen. şey. bak şimdi bak. Ben sana söyleyeyim inanmadın bana. Bunlar yoldan çıktı. böyle müdür yardımcısı bekler böyle kapıda sınıfın kapısında öğretmen. <gülüyor> <gülüyor> böyle adam içeri gece has çıktı falan diye. Has Kornis geldi. <laughs> <laughs> ya tabii onu biraz şey için yapmışlar herhalde hani e, kadınları ve çocukları asla dinlemiyorlar dinlemiyorlar bir de evet, sanki erkek gelince susuyorlar evet sanki böyle bir birçok e, şey tribüne giriyorlar şimdi Renira burada olacaktı o nerede bilmem sanki onu dinleyeceklermiş gibi ama erkek sesi gelince ay tahrik olduk falan diye böyle hemen şey oluyorlar. <laughs> Yani, evet. evet. masanın altındaymış böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Neredesin sen? Aşağıda ben mumları yakıyordum. <gülüyor> Sıçarım. Hainlik <laughs> yapmayın. Gözükmüyor harita ya. Bu mumları az yakıyorsunuz Şuraya 70'lik mum yakın dedim size. Kaç Neyse. Ya zaten ya şey işte, değil abi. Sesin, bunların derdi şey değil. Sesin kimden geldiği, sesin şey çıkması. Neden? Gür çıkması. sorunun <laughs> <Aynen. gülüyor> kokusunu aldılar. Koku lazım oraya <laughs> <laughs> Pardon bir şey diyordum. Yok abi şey anladık yani bu bu um, King's Landing'e gitmesi neden bu kadar uzun sürdü? Dönüşü Bunun <laughs> uzun sürmüş yani. <laughs> Niye trafik mi varmış ya yani ne bileyim peak yerde mı dönmüş bilmiyorum. Ya da kadar... sabah çok erken başladılar şeye. <laughs> bilmiyorum. Biraz garipti ama en azından burada birazcık tabii ee, en azından lokların... çay içmiş olabilirler. Abi sabah buralı bırakmam kahvaltı etmeler. Valla bak yani. buraların çayı ve serpmesi. Çoktandır <laughs> göremedik. <laughs> Serpme kahvaltısı da çok iyidir. Yani. Bak, yani. O Orwell bir çay yapıyor. bir çay yapıyor. Basıyorlar. <gülüyor> <laughs> Önce bir tur sevişiriz. Çayımızı atarız sanırım. Neyse. Bak. Çok... Aynen. Normal çay mı söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> yoksa Orwell'in özel çayından mı söylüyor? Düğün seksi yaptın mı? Yani? Neyse. Cornelis'in evet, giriş yapması um, ben, ben, bana biraz şey geldi ama. Ay, komikti o ya bu arada. Evet, bir, biraz şeydi. Ya, tuvalete falan gitmiş olabilir. Renis'cim sen geç. Hani ben bir çişimi yapıp geleyim. Belki öyle bir şey olabilir bilmiyorum yani. Ama burada benim <laughs> Belki başka... gemiyle geldi yani ejderhaya bindirmedi Reynis. olabilir. Olabilir. Reynis uçarak geldi. Ama orada zaten dizi şey yapıyor bu. Hani Reynis'in içeri girdiğini görüyoruz. Reynis orada ya zaten. Hani Reynis orada olunca senin dediğin oluyor mesela. Zaten Reynis girip hmm. o geç girseydi mantıksız olurdu. Ama Reynis zaten orada muhtemelen. O adam Berkamp geliyor. gibi uçamıyor hiçbir yere. Uçamıyor. <laughs> Berkamp da gidemiyordu yani adam. <laughs> <laughs> çok iyi topçu da var. Bir de çok gülüyordum her duyduğumda ya. Bu arada benim burada Renira'ya bir şeyim var. Ee, i̇şte bürokratik işlerden hiç anlamıyor. Ya da şimdi böyle bakabiliriz. Hiç anlamıyor gibi işte de, Renis hep eli gibi takılıyor ama hiç öyle bir unvan vermedi. Herkes ünvan peşinde bir de orada. Ama bir yandan da ilk böyle düşünsem de sonradan da şunu düşündüm. Renis daha böyle yatay bir organizasyon. Daha progresif bir organizasyon gibi de bakıyor olaya. Herkesi dinleyeceğim <laughs> falan gibi de baktığı için. Özellikle de vermemiş kralız. hepimiz kralız. Kraliçeyiz. Kolektif. <laughs> 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 şey, Targaryen kolektif oluyorlar bundan, evet. bundan. sonra böyle takılıyorlar. Aslında bunu Ceyris de yapmış zamanda. Ama Ceyris e, erkeklerin bence tavırlarını iyi bildiği için onların ne onlara ne vereceğini de iyi çözmüş bir adam. Hani az konuşurdu ve öz konuşurdu falan gibi böyle övgüler düzülüyor hep adama. Ama herkes de dinliyormuş bir yandan da. Belki de onu zaten kitap okuyordu ya geçen de şeyde Renira'da. Biraz onun gibi mi acaba yapmaya çalışıyor? Çünkü geçen benim çok vurgusunu yaptılar işte. JRST Consulator gibi olacağız falan diye. Ama çalışmıyor işte. Böyle bir konsey çalışmıyor. Yani sana yakın ve sana güvenen insanlarla falan kurman lazım belki de onu yani. Yani herkes bir çıtayı yüksek koyuyor işte sonra. Evet. Biz senin yanında bir Septon Bart yoksa nasıl ceheris olacaksın? Yani. yani. Jordan Pippen gibidir onlar. Tabii. O, bir de onların Michael Jordan <laughs> Pippen olmadan <laughs> Jordan olmaz falan diyor. Ceheris de öyle. Septim Bart olmadan ben olmazdım. <laughs> İki seneye de rahat <Radman> mı aldık mı? <laughs> On sene biz de Aynen. hocam krallık. <laughs> ee, başka bakıyorum şimdi. Burada bir şey var mıydı diye. Bu Kingmaker vurgusu çok olmaya başladı. İşte Osa burada mı Duskın, diyorlar? Dusk'ın geçtin sen. Okuyun. Evet evet. O sonraydı galiba değil mi? Tamam onu ona sonra geçelim Tam ama. Tam Dusk'ın işte ya. Aynen. Kingmaker şeyi çok artmaya başlıyor. E, oraya geleceğim. E, önce bir koll Lord Darklyn'in e, bir sahnesi oldu. İşte Darklin'lerin zaten mekanı basmışlar. Kol ve ordusu e, orada da bir kafa kesme sahnesi izledik. Tam böyle yine seyircinin özlediği <laughs> Game of Thrones'ta. Kafa kesilmiyor bu dizide ya böyle dizi mi olur falan diye. Ee, güzel teknik de kesti. Şöyle vücuttan aldı gücü falan. Hani böyle onlar da bence bence işte... kesemedi ya. Doğru düzgün tutamadı bence. Ben şey gibi düşündüm. Böyle... Şut mekaniği gibi düşündüm. Hani bütün gücü böyle bileğinden ya da koldan almadı dik durup. Bütün vücuduyla güç verip tek tekte kesti gibi düşündüm. Biraz böyle ben beğenmedim. coaching şeyime geçtim. Hani şut atarken de bacaktan başla şut falan diye. <laughs> Açıp birinci sezon birinci bölümü izleyeceğim Game of Thrones'un Ned starkın <laughs> tekniğine bakacağım. Orada bir, birebir olmuş mu diye. Sonra bir de son son bölümü izlerim. Orada da Ned Stark'ın tekniğine gene bakarım nasıl <laughs> duruyor orada diye. Bu arada Ned Stark'ın kafasının kesildiği bölümü yönetmeni de Alan Taylor'dı. Evet. Kafa kesme ee, varsa Alan Taylor var diyebilir misin? <laughs> Rom dizisinde Sezar'ın bıçaklandığı bölümün o, e, o da mı? yönetmeni de Alan Taylor'dı. Daha da komik Sopranos'ta da genç oğlanın adı neydi ya? Onun öldürüldüğü bölümün Dur de, onu ben de izlemedim Taylor. daha bilmiyorum. <laughs> o çok ağır spoiler yaptım sana şu <laughs> zaman dur. Onun da kafasını kesiyor. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Onu, onu, ben de um, daha izlemedim. adamın adını hatırlayamadım. İyi, tam spoiler olmadı. Neyse olmaz bir şey olmaz. <laughs> adam Taylor böyle adam öldürülecekse herifi çağırıyorlar. Kafa kesilecek. Geliyorum. Bir dakika işit videosunu kapatıyorum. herif <laughs> Öğrendim bir tekniği geldim. Yönetmen, <laughs> bu yönetmenlik için yıllarca çalıştım. <laughs> o yüzden aslında herif tecrübeli. Ben o şeyi sevdim yani. Kolun biraz... E, otistik dursa da şey iyi yani böyle Doğru. Tekniği iyi gibi. Tabii burada esas bence ikilemi şeyde yaratıyor. Yani bu sahnenin de bence ana amaçlarından biri. Hep böyle Gwen ile Kola arasında geçen bölümden beri böyle hafif hafif kaynayan bir ilişki var. devamlı öyle olsun böyle olsun. Bir de Gwen ejderhadan korktuktan sonra Cole Kol direkt şey üstünlüğü ele aldı zaten ona karşı. ve bu bölümde de ırkçılık yaptı. Ee, ...kardeşim buralarda doğmadığım belli... ...sen ne biliyorsun buranın yerini yönünü falan diye... ...devamlı ırkçılık ipi adam. <laughs> ...yani Gwaine'de pis bir olması da... ...canımı sıkmıyor değil bir yandan ama... E, ...kolda asla iplememeye... ...devam ediyor onu bir de... E, ...burası da tabii yine foreshadow olabilir... E, ...sen de aynı şekilde... E, ...öleceksin gibi bir şey söyledi... ...burada e, Lord Darkwing'de... ...ölürken... Bu da Cole'un kafasının kesileceğine dair bir forşada. Bu, 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 bölüm zaten kafaların kimin kafasına gideceğine dair çok fazla forşada gördük gibi oldu. Bir de bak hmm. bir şey daha diyeceğim pardon. Hmm. Sen şey demiştin ya Beyla'nın öngörüsüyle ilgili işte gündüz e, zaten gitmezler gece gitmek zorundalar falan diyor. Burada diyor ki direkt Cole Coastline'dan gidelim falan diyor yani. Hani Beyla'nın da e çünkü bilmemesini mi acaba konu yoksa düşünmemesi mi bir yandan da? <laughs> yok kol artık burada Salıyor trapi şey yapıyor herhalde. E, tuzak kuruyorlar ya. E, tuzağı yavaş yavaş e, açmaya başlıyor. Evet. E, Rux gidiyoruz artık hani buraya doğru. Anladım. Gelin. Çekin diye anladım. Yapıyor. Anladım. Gözüksün diye yapıyor olabilir. Doğru. Aynen. O olabilir. Ama bir yani, yandan da Guard'da kalmadı oğlum. O konseyde Renis orada. Bale'a orada. Ejderhal'e uçan kimse kalmadı. Yani dışarıda bunları gözleyen. Anca gemiler falan görebilir herhalde. O yüzden yapıyorlar bir coastline'ı. Yakınlar çok Dragonstone'a. Hani hmm. orada gidip hani Bale'a devam ediyorsa gidip gelmeye şey yapıyordur yani. A aşırı yakınlar şu anda. Direkt Dragonstone'un hmm. sahiline geldiler. <gülüyor> <gülüyor> Bilerek yapıyorlar zaten. Hani orası şey değil. Herkes böyle Rooks Ness'e neden gidiyor? Niye gidiyoruz la falan. <laughs> neden gidildi? <laughs> Orada Rhaenyra'nın gelmesini umuyorlar. Tabii ki. Hani oraya geliriz de. Evet. Burada ile ilgili söyleyeceğim birkaç şey vardı. Hı -hı, tabii. Burada ince di dizide ince detaylar diyoruz ya. Hı -hı. Burada bir hayal kırıklığı Yaşatan bir detay vardı, bir de gene ince başka bir detay vardı. Hayal <laughs> <El> kırıklığı der. <laughs> ben bunu tam bildiğim bir şey değil ama ...Duskendale'de de bu şeyin Darklin ailesi Kingsguard çıkarmasıyla ünlüdür. Hı hı. Ve de bir analizde işte şey var, üzülüyor ya sonra yani Stephen Darklin var. var. İşte bu Guntor ...dizide onun amcası... ...ama burada babası yapmışlar... Yani ...önemli değil... Ee, ...işte... ...şey gördüysen kalkanı... ...ilk başta kalkanla açılıyor ya, evet. ...ölmüş bir tane asker var... Kalkanlar. ...yedi tane yedi tane beyaz şey var... ...kalkan hmm. var... Ee, ...üzerinde o Kingsguard'ları temsil ediyor... ...Dark ailesinden çıkan... ...ama... ...o 7 tanesinin... ...üç tanesi... ...buradan sonra şey yapıyor yani bu daha olmadı. Şu anda dört tane kalkan olması lazım o Ha şeyde. doğru. doğru. <laughs> Çünkü ana dizide yedi kalkan var. Çünkü buradan sonra üç tane daha var ana diziye gidene kadar. Burada dört tane olması lazım. Çünkü Egan'ın ve de Jaehaerys'in Darklin şeyleri var. Üç tane Darklin var. İşte bu Stefan'da dördüncüsü. Her neyse öyle bir şey var. Herhalde prop'ları yapan ekip wiki'ye bakmış, wikiden almış şeyi. <laughs> e, ne o? Ama dikkat ederlerdi bunu herhalde. He. İlginçmiş evet. Ama <laughs> bunu nereden şey yapacak ki? Prop'ları yapan adam dikkat etmemiştir. Kondal gibi birinin onu şey yapması lazım. Evet. Ya da yapıldıktan sonra falan şey yaptılarsa <gülüyor> <gülüyor> hangi am, am, am amcık beynini nerd bunu şey yapacak ya tamam değiştirmeyin çok masraf olacaksa demişti olabilir herifler. Ya da Game of Thrones zamanında yaptılarsa Darkling kalkanı hatırlamıyorum. Ha, yani, olabilir. Hazır vardı falan. zaten. De depodan yani, abi Bunu kullan ya falan diye. Çünkü var öyle yaptığı şeyler. Olabilir. Game of Thrones'un kalan proplarından kullanıyorlar. Neyse o önemli değil. Burada asıl bu verdiğim bilgiden yola çıkarak. Stephen şey Guntor şey diyor. Sen o beyaz cüplerine yakışmıyorsun diyor evet. ya. İşte oradan biliyor herif. çünkü bunlar. Beyaz çok saygı du, duyan bir aile. Oradan vuruyor işte hiç gurur, onur kalmadı mı işte sen yakışmıyorsun o beyaz pelerine falan diyor. Tabi de em, Kristen'da de onur moral <laughs> olmadığı şey olmadı işte, <laughs> Çoktan bıraktı e, onları. <laughs> dediği de doğru gerçi. Hani e, Gene temiz ölüm vermek de lordluğun raconunda vardır. Evet. Çünkü geçen sene Caswell'i asmışlardı. O zaman söylemiştim. Aynen. Lordlar birbirine asmıyor diye. Asmaz diye. O çok kötü bir tercih Darkling... zaten ya. Darklin ailesiyle ilgili de bir ufak detay vereyim. Ana seride nesilleri tükenmiş durumda. Çünkü <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bir noktada... Çok detayına girmeyeyim ama Defiance of Duskendale diye bir olay vardır. Duskendale, işte Darklin'lerin lordu, uh, şimdi hatırlamıyorum adı neydi adamın o zaman. Um, Deli Kral Eris zamanındaki lordu uh, şey yapar. Böyle vergilerden, Tywin Handi o zaman. Tywin'le böyle bir um, şey olur, bozuşur arası. Tywin'in ona koyduğu vergilerden falan çok sıkılır. İşte bu Dusk'ın de limanının önemini kaybetmesinden falan çok para şey yapar. Fakirleşir. Şey yapar böyle. Tayyip'in arasında o zaman arası limonlu. Hmm. Ee, çok, çok dertli. Tayyip'inle sürekli mektup yazar falan. Tayyip'in bunu siklemez. Bu da Eris'e direkt şey yapar. Eris'e der ki gel sen buraya. Benim misafirim ol. İşte bir şey yapalım, konuşalım. Eris de böyle Tywin'e o zaman gıcık olduğu dönemler. E, tamam gider Duskin'de öyle. Dusk gittiği de erisi hapse atarlar bunlar. Hayda. <gülüyor> Zaten <gülüyor> adam deliydi. İyice paranoyak <laughs> haline getirirler böyle. Sonra taybin e, ne şey yaparlar işte. Sen bizim isteklerimizi şey yapmazsan biz öldüreceğiz erisi falan derler. <laughs> Tywin kaleyi <laughs> kuşatır de ne yürek varmış yalnız ha. <laughs> Ama bak. Aynen yürek varmış, beyin yokmuş pek gerçi. Evet, yani. şey. <laughs> <laughs> o kadar. Evet, o şey tabii. Tywin'e karşı Eresi gaza getirebilir miyim şeyi herhalde gazı. Hı. Hani adam bir kumar oynuyor acaba. Evet. E. Çünkü Eris'le hani artık hani deli kral. Asıl Eresin bir noktadan şeyden düşmesine neden ol olan olay budur yani. Anladım. Yoksa İyice Blood Drive'ın Vlad Raven onun kulağına fısıldıyordu filan. <laughs> Teorilerine <gülüyor> girmiyorum. <gülüyor> Asıl paranoyaklığını bir noktada deliliğe çeviren olay budur. Her neyse Tywin gelir kuşatır kaleyi. Um, erisi almak için. O sırada da senin eleman Baristan Selmi gelir. Evet, adım. Der ki Tywin'e sen beni bırak ben alırım. terisi kurtarayım der. Tywin de buna tamam 24 saatin var der. Adam da komando şey stili, sat stili. Vay tek başına yani kaleye... mı girip alıyor. <laughs> Aynen tek başına girip alır kaleden. Oradan sonra Barış Bold lakabını alır zaten. Vay oh, çok iyiymiş lan. <laughs> Boşu bir günde sevmedik biz de diye. <laughs> Aynen gençliğinde böyle bir adamdı. Kurt... Ha bu, bu gene Barış'ın yaptığı şey olaylardan birisi tartışmalı. Hani kurtarıyor e, deli kralı hani belki kurtarması daha iyiydi <laughs> denir. Hani Tayyip'in <time> aslında <laughs> siklemeyecekti. E, ee, öldürsünler diye bekliyordu denir. Allah, bugün ee, olacağı gibi. gibi değil mi dizide? <laughs> yani işte böyle de bir artık hani Darklin'ler yok. Ana şeyde orada Riker'lar mı var? Riker ailesi var galiba. Ha, onlar um, şey, okay. Öyle. Vay güzel Yine detay. Ben şey. Anlatayım. Yo yo çok iyi oldu. <laughs> ben bu detayı bilmiyordum. Yani şey Şeyi düşünüyordum o arada da Darklinler acaba dedim ekstradan Egon tarafına da mı adam verdiler de bir dönem falan acaba ondan mı 7 oldu falan derken sen zaten soylarının tıkandığını e, söyleyince çok da şey olmadı değişik bir detaymış. Ama Selmi kardeş... Yok şu anda 4 de... olması gerekiyor galiba. Doğru doğru orada kimse yoksa zaten. Ya tabii bir de bu sahneye geçmeden krispinde e, yine War of Dragonstone diye de ekledi. <laughs> Sektirmedi yine. War'ını araya sıkıştırdı. <laughs> Her bölümde. <gülüyor> bari <gülüyor> shot falan yapalım bu herif bunları deyince ya. Eğleniriz biraz. <laughs> For Shadow shot yerine Crispin'in Shotları. <laughs> adamın projection şey. Kendi suçlu yetiştirdikçe evet, dışa evet. çıkıyor adamın bilinçaltındaki şey. Ha Darkling burada ilk Kingmaker'ı kullanan da Darklin oluyor burada galiba. Ha Kingmaker'da da şöyle bir şey geldi aklıma. Büyük ihtimal gene benim saçmalamalarımdan birisi. Ee, böyle Kingmaker'ı daha çok halkın ya da e, yani şeyin verdiği bir lakap ya da tarihçilerin verdiği bir lakap olabilir ya da ne, evet. işte şey olarak öyle geçiyor. Kingmaker işte Christmas. Hatta George Martin'in çeşitli şeylerinde, hani ilk şeylerde hep Kristen mesela kimdi? RSO kart falan öyle hatırlar. Aynen. Ya da Stannis. Stannis öyle hatırlar. Sakın Stanis'in bu konudaki konuşmalarını google'lamayın çünkü spoiler var. <laughs> evet evet ona girmeyin. Bunu daha bu arada soruyorlar, yazıyorlar. Şey, yorumları da yazmayın evet. <laughs> o, da, o da spoiler'cılardan. Çünkü Baratheon'larda var mesela. kingmaker yani Cersei döneminde işte. Ya işte um, Stanis ya şey acaba şey diyorum hani tarihe kingmaker olarak geçiyor halbuki bütün bu olayları yapan Otto Hightower mesela. Evet. Acaba bütün bu iş savaşın çıkarılmasını Crispin'in üstüne mi yüklüyorlar hani gene taraflı yazılıyor diyoruz ya? Ha anladım çünkü... olabilir. Kingmaker King lakabını hani böyle evet evet hep bu aslında Kristen'ın suçuydu öyle yazın falan mı oldu? Otto'nun suçu olduğunu yazmayın. <laughs> İleride bu lakap çünkü yürüyor böyle. Halk bunu hatırlıyor işte Kingmaker. Tacı da bu takmıştı ya işte. Aynen. Tacı da o taktı. Herhalde bu adam Egon'un arkasındaki adam falan gibi. Aslında Otto bunu yapar ama ha, acaba hani gene manipüle mi ediyorlar tarihi? Onu özetle konuşmuştuk dedi. galiba. Yani özellikle hatta ilk izlediğimizde de konuştum, hatırlıyorum. Niye kol takıyor ki? Olmuştuk zaten. Ben olmuştum en azından. Bu dediğin öyle düşünce aşırı mantıklı. Yani tarihi olarak da Otto'nun kendisini gölgenin arkasında bırakması olarak da mantık. Çünkü halk evet gördüğünü hatırlayacak. Duyduğunu hatırlayacak yani. Bütün şey kolun Ve... üzerine kalıyor. Bu durumda. Yani kitapta biraz daha şey kolun rolü daha ön planda. Ama belki bile o bile manipülasyon olabilir. Otto'nun yeni geri planda bırakmak için dediğin gibi. hani. Olabilir. Ee, buradan Yeşil Konsey'e geçtik. Bu bölümün ilk Yeşil Konsey sayesinde de... E yine bir süredir merak ettiğimiz ya bu Laris Strong'ların başı değil mi kardeşim? Ya zaten Strong'lar sallamıyor da kendisini. <laughs> aynı soruyu Egon'un aklına geldi. Aynen aynı soruyu Egon da sormuş kendi kendine. Kardeşim sen bunların başı değil misin? Ne yapıyorsun burada görev verdik falan diye. <laughs> Ama burada da çok iyi taşak geçti şeyle. Benden bile sakat o kale falan deyip. <laughs> Aynen. Damı akıyor. Orada rahat edemez o. <laughs> Onun başını evet, çok ağır atacağız. Baksana orada. sen onun bir Airbnb review'lere bu kaledin oğlum. <gülüyor> Hep <laughs> düşüktü <değilmiş>. bir üç. <laughs> 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 ya burada zaten direkt şeye girmesi de iyi oldu. Ondan demiştim artık Laris'le acaba Alice'in yani kesin bir bağlantısı olduğuna dair bir şey yok elimizde ama Larissa'nın özellikle çok rahat bir şekilde orada işte delirecek orada bırak uğraşsın onu orada biz halledeceğiz Aynen. ufak ufak delirteceğiz hani işte Alice'in onların süt annesi olması, Laris'in oradan bir bağ olması vesaire konularını konuşmuştuk zaten uzun uzun. İzlemeye geçen bölüme bakabilirler. Ee, var gibi yani ben öyle hissettim. Laris bayağı da orada bir plan varmış gibi takılıyor şu anda. Evet ben de direkt aynı şeye zıpladım ya. It's like to drive to mad, demon, to, no, demon to madness diyor ya. Evet, evet. Dedim tamam bu planlı. Ya, ya Laris planlamadıysa bile... <laughs> Alice'ın <laughs> ne mal olduğunu biliyor. <laughs> Aynen. Ya da bir şey yapacağına emin yani orada. Aynen işte tamam orada <laughs> onu çizerler diye. Yani, tekim mekan değil diye. Evet. Kesin bir yani aradaki ilişki ne bilmiyorum. Açıklanacak mı onu da bilmiyorum ama. Laris Dalis bir de şey Süten diyor ya süt annem onu delirtir. <gülüyor> <gülüyor> Beni de böyle yaptı falan diyormuş böyle. Öyle, baksana bana. <laughs> Benden belli değil mi kadının neler yapabileceği. <laughs> demin de ömür bölüm çıkıp böyle Renira e bir ayaklarını göstersene diye geliyormuş. Hayır. Şit annem böyle delirtmişler, değil mi? Böyle bir şey var bende artık böyle bir <laughs> unlock ben... oldu bir anda. Öyle. <laughs> şey diye ya bir de Damon için orada onun böyle yetilerinin yeteneklerinin öyle bir şey çok ötesinde falan diyor orası bir yandan da hani. Orada bir de Madness derken kamera yine şeye Damon'da kesiyor. O da yine ufak bir detay olarak evet. eklemişler oraya. Evet, Bu şey deyince de ben TikTok'um falan yok da bir yerde Reddit'te mi ne gördüm şey ya birisi şey yapmış böyle. Um, Jedi'lar var böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kılıçlarını açıyorlar böyle. İşte boob guys diye böyle. ...yeşil kılıcı açıyor böyle Jedi'ye... ...işte... ...Azgaz like, diyor böyle mavi kılıcı atıyor işte böyle... ...işte leg guys, ...işte böyle beyaz kılıcı açıyor... ...freet guys böyle sit geliyor... ...beyaz kılıcı, <laughs> kılıcı açıyor... <laughs> ...direkt dark side adamlar... Yani. ...Laris... <laughs> <laughs> ...dark side... ...neyse buradan fetiş şeyim demek istemiyorum ama... ...şeyim değil abi bu... ...direkt <laughs> <laughs> dark side yani... <laughs> Ee, bu arada şey de bu Madness ve Eamon tarafındaki bağlantıda da biraz şeye kaydı kafam. Tabi bir şeyi söylüyor burada Laris. Ya kalede bir şey yok. Hani paraları da ben de zaten hani ben kontrol ediyorum diyor. Bu güzel. Onlar için de iyi ama bunda zaten Egon haberi bile yok. Onu da görüyoruz. Bir yandan da Helen böyle çok geçmişin saplantıları doğru bir yer. Aslında Eamon da en başta onun gazındaydı. yarın gideceğiz falan diye gaza geliyordu. Acaba dedim hani Laris Egon'a yakınlaşıyordu. Onu kontrol edeceğim. Bir Otto, bir Eamon'da gitti falan. Eamon hangi noktada? E, o andamız diyor, bir noktada mı? Çünkü kolla da konuşuyorlardı bir an. Natürn'e de Herenol'dan vazgeçti. Çünkü başta o da onun gazındaydı. Biraz ona takıldım. Acaba bu geçmiş saplantısında Damon'dan bir farklılık mı yaratmak istedi? Damon'la aynı şeyi yapmayayım gibilerinden mi düşündü? Bilmiyorum yani. O biraz değişik geldi bana o karar. Yani eğer kolun Rhaenyra saplantısını düşünürsen, kol önce Rhaenyra'ya tuzak kuralım işte. Yani o zorlamış olabilir. Olur planı olabilir olabilir belki. Hani sen gel biz işte Dragon, şey, ne Ruknes'te girelim oradan em, tuzağı açalım ve niye gelirse Dragonstone'dan sen yersin onu filan. Belki odur. Olabilir. Ha, evet, eh, o da Hernal'ı <laughs> meraklıydı. İlk başta Hernol bu her şeyin kilit noktası falan demişti böyle haritada. Ama bu şeyde fena değil. Belki kafasına yatmıştır kolun planı. Olabilir. <laughs> Bir şey olmuş ona. İnanmış. Hernol yani. her 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 diye zaten şey yapıyor. Bir de yani Aymond Rhaenyra'yı indirirse orada o tuzağın sonucunda Veigar'la savaşı da kazanmış olacak. Büyük ihtimal o öyle bir şeyi de var. Aymond, indirdiği anda belki şey umuyor. Bu harici savaşı evet. tek başına kazandı ve bunu kral yapalım ben. Hadi de denilmesini umuyor. Öyle bir planı var hani. Eğer ben benim planım çünkü o yüzden söylemiyorlar kimseye sonuç evet. olarak. Kendisi kahraman olmak istiyor Aymond. Sonra da ortaya çıkıyordu zaten. Yani burada işte hala söylemiyorlar şeyi. <laughs> Niye biz Rukres'e gidiyoruz yani filan diye. <laughs> ya biraz tabi şey de olmuş olabilir. O planı yaptılar. Ee, tabi bir gece önceden artık Egon'la iyice tekrar karşısına alıyor. Hani bir yakınlaşıyor gibi olsalar da. Sonra da Egon'un o geri zekalıcı hareketi geçen bölümde yaptığı Aemon'da muhtemelen iyice delirtmiş. Ee, biraz da onun da şeyi vardır etkisi. Zaten Darius'un şeyi de ortada. Söyledikleri de ortada. Yani ikna olmamak için salak olmak lazım. Egon da zaten sırf ters. Hani ben kralım ya bir şeyler diyeyim falan diye. Bana bir sunum yap. Bir yerde şey diye. Bana bir sunum falan yapın oğlum. Ben bunları bilmeden yönetemem falan diye. <laughs> Bana bir haber verin güzelim. İzin almanız gerekmiyor ama en azından bir haberim olsun. Uzlaşmacı. <laughs> ya evet ya Egon'u belki de bir bıraksalardı. Bak ejderhaları besleyecekti. Halkı mutlu edecekti falan. Bir yandan da öyle bir şeyim kaldı çocuğa ya. Üstüne gitmeseydiniz belki toparlayacaktı çocuk. Aynen bir hiç ellemeseydiniz adam içip şey prens olarak Aemon'da yapsaydınız kral bari ya. Ha, aynen. Adam istemiyordu şeyleri, zaten. i̇çerek çocukları fighting pit'te şey izleyerek falan hayatını geçirecekti ne güzel işte. <laughs> Çocuğa krallık verdiniz. <laughs> Şu dedin o kadar zaten oksimak çocukları fighting pit'te izler <laughs> Öyle güzel bir hayat olacak. Neden adamı CEO yaptınız? Değil mi? Kendi halde takılacak orada. Psikopat psikopat. Ve sonra da aralarında evet. öz Targaryen'ce konuşmaya başladılar. Ee, bu da tam <laughs> şey sahnesi değil mi ya böyle? Bilmiyorum. Hani Avustralya'da oluyor mu? Türkiye'de şey vardır. Çocuk anlamasın diye kızınca İngilizce konuşma var ailelerde. Ee, Aa, böyle. Öyle mi? Evet evet yani anlamasın şimdi bak. Çocuklar anlıyor. Onu ne yapacağız? Ha işte. <laughs> burada da aynı şekilde hani sen konuşmayı kelimesinden bir zerre anlamasa bile o gerginliği aldıktan sonra bittiyiz zaten. Ya yani burada da herkes anladı. Çocuk da anlıyor zaten dediğin gibi. <laughs> Konserde <laughs> de herkes böyle şey oldu ya böyle ne yapıyorlar falan diyor. de o kadar şey okumuş. Hayvallerin biliyor diye düşündüm kafamda. Anlıyor mu? Granmise sıradan bilmez mi lan hayvallerin? Bilmesi lazım. Ha, bilmiyorsun neye komple yapıyorsun değil mi? Bari bilerek. Var var. <laughs> Bütün gün çay, çay yapıyorsun. <laughs> Gidil öğren? <öyle. gülüyor> <laughs> Peki burada, ha, burada... Ha, söyle, Evet söyle. şey var. So <laughs> Dönmüştük ya işte yani um, o payback var geçen bölümdeki. Hı -hı. herkesin önünde beni rezil etti. Dur ben şimdi seni rezil edeceğim. Büyük ihtimal o Valerian'ın dilini olmadığını da biliyor şey. Evet. konuşamadığını doğru düzgün de biliyor Aymond. Dur bakalım ben bir dil değiştireyim ondan sonra bir de ağzına geleni söylüyor. Bu <laughs> böyle yarak kafalıları da Kingsguard yaptım falan <laughs> <laughs> diyor. evet arkada herif de böyle devam duruyor salak salak. Kolejli. <laughs> <laughs> Kolejli King Kartlar. <laughs> İlginç olan um, e, Aymond, Aigen şeyini de çatışmasını da kimin tetiklediğini hatırlamak gerekiyor geçen bölümde. Laris'in evet. Aegon'a e gidip işte Alicent'la Aemond yönetmek istiyormuş. O yüzden seni istemiyorlar dediğini de hatırlamak gerekiyor yani. Oradan sonra Aegon'ın Aemond'ı çocukça davranma sahnesine geçiş olmuştu. Burada da onun geri dönüşü var. Dedi, belli ki bu gerilimi daha da arttıracak. Acaba işte o zaman şöyle oluyorum ben de. Laris'in amacı hani amacı ne noktasını da çok konuştuk ya. Ee, amacı biraz daha bu kehanetin dışına doğru yıkmak mı şey acaba? Hani Targaryen hanedan. Daha doğrusu kehanete doğru ama kehanetin Targaryenlerle gerçekleşmesinin dışında bir yere mi itmeye çalışıyor? Yani sonuçta burayı yok etme şeyi e, Targaryen'in birbirini yemesiyle olacak. Ve dediğin gibi Egon'u şey yapıp ki Egon'un yanında gibi gözüküp... ...aslında ikisini birbirine düşürdü. Şimdi Eamon da öne geçirdi. E bir noktada muhtemelen Eamon'da da yiyecek. Ya da Eamon'un da kendisini yemesini sağlayacak yani. Ee... Yani Laris'in neye hizmet ettiği söylediğimiz gibi kitapta bilmiyoruz. Burada biraz ona gibi <laughs> gelmeye başladı artık. Yani. <laughs> büyülü olup olmadığı konusu da hiç yok kitapta. Ee, hani burada direkt bir şey olabilir... ...dediğin gibi Targaryen'leri ortadan kaldırmaya çalışan ...hani Olgat... ...kontrolünde bir adamsa... ...bir... Yani ...o hani... Um, ...Alice ve Alice Day, işte... Evet. ...hani oradan Targaryen'lerin... ...kökünü kurutmaya... ...çalıştığını zannetmiyorum Olgat'ın... ...hani bir de Pact var sonuçta... ...hani Hı. Targaryen'lerle... işbirliği yapan bir Olgat şeyi de var... Ya da en kontrollü olana yönlendirmeye çalışıyor. Yani sonuçta şu an ortada olanlar bir işe yaramıyor ya. Eymut'ta da olmaz yani. Hani belki de en doğruya yön, yani Ceheris gibi birini bulmaya çalışıyor olabilirler. Olabilir. Şey hani um, zamanda Bloodraven'ın yaptığı gibi um, belli bir soyacının belli bir adam kombinasyonu bir araya getirmek için her şeyi manipüle ediyor ya evet, işte. <laughs> Um, işte böyle Ghost of High Heart'lar bilmem neler ta böyle kehanetle um, işte Eris'in e kiminle evleneceğini resmen kehanetle belirlenir yani Eris'in e oğlundan işte Rhaegar doğar Rhaegar'dan Daenerys doğup ejderhalar geri gelir filan böyle onları işte ilk tetikleyen gene bir kehanettir işte böyle kehanet dedim mi işte Bloodraven mı etkiledi bilmem ne oralara kadar gidip um, evet böyle bir Old Gods'ın sürekli bir manipüle ...şeyi vardır arka planda. Hiçbir zaman direkt olarak söylenmez. Ama... E, ...şeydir yani. Kesin bu var yani. Hani George bunun mekanine tıklamasa da. Burada Kesin. da... ...gene George tarafından böyle bir... E, ...şey verilmiş olabilir. Evet. Old Gods bağlantısı var da... ...işte bunlar sonuçta şu amaca hizmet ediyorlar. E, gibi bir şey olabilir ama... ...burada... <laughs> Dance of Dragons'ı hızlandırmaya çalışıyor ya da bu iş savaşı körüklemeye çalışıyor gibi görünüyorlar şu anda. İşte o yüzden aynen. O iyi. da yani Targaryenlerin komple ortadan kalkmasını isteyen ya da ejderhaların ortadan kalkmasını isteyen birinin amacı olabilir. Abi işte... Neyse bu biraz daha ortaya çıkınca biraz daha ileride belki şey yapabiliriz. Şu an için çok şey olduğunu söyleyemem. Yok çok Teori güçlü değil zaten. üretecek bir noktada değil. Aynen. Ama biraz böyle ufak ufak şey gibi aslında. Hani dizilerisin yolunu artık ufak ufak yapıyor gibi yani. Çok amaçsız ve geri planda kalıyor gibiydi. Artık onu açıyorlar. Burada bana, yani öbür sahnesinde de konuşuruz da yani şey... Geçebiliriz ona istiyorsun. Aegon'dan tiksindi herif yani. Evet. E, bu, sahnede. Hani bir de Alicent'la konuşmasında da o muhabbet vardı. Yani burada bir de Aegon'dan <laughs> I can have to make a war bu dizinin bölümün ismi olsaymış daha iyi olurmuş diye düşündüm ben ya. Yani. Mükemmel bir şeydi. <laughs> Direkt Ali topu tuttu filan dedi herif. <laughs> Valerian o kadar öğrenmiş. I can have to make a war. <laughs> Evet oğlum ne kadar kötü bir cümle kurdu. Ben de dedim ulan yani özellikle mi böyle nasıl nasıl bir cümle? Yok <laughs> abi adam böyle ikinci dersten sonrasını dinlememiş. Sadece <laughs> I can, I have to. I have to can Hiç make. Gerek, o kadar biliyor. Only God, adam böyle judge me can. Simple, yani simple present tense kadar öğrenmiş. Oradan sonra girmemiş dersler. <laughs> <laughs> Orada da zaten şey bakışı çok iyiydi ya. Eymond'un bakışı çok iyiydi. <laughs> <Fren> yapıyor, <Aymond>. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> That's what I thought. Alison <laughs> e, geçebiliriz buradan. E, hmm. Kanuna sıcak taş basmaya çalışıyor artık. Alison e, <laughs> şey, belli motoru bozmuş çaydan sonra. <laughs> Burada ilk dikkatimi çeken şu şey oldu. İlk e, kapısında nöbet çok ciddi belli ki. Bir, bir, iki kere daha kapı açılıp girildiğinde hep şey daha yaşlı ve düzgün biri duruyor hep orada. <laughs> Şeyden Helena'nın olayından sonra <laughs> Larissa'nın adamıdır abi? <laughs> o da olabilir bilmiyorum ama çok disiplinli der yani. <laughs> bir tek şu an Egon'un korumaları çok fena çünkü Arik de gitti artık. Önceden Arik vardı en azından Arik korur falan gibi düşünüyordun. Şimdi herifi öldürmen çok kolay artık o üç geri zekalı beraber. Ee, burada şey diyor Lamprey payı fazla kaçırdım ya işte böyle zengin zevklerim var falan diye arasın. <laughs> Neymiş bu Lamprey diye baktım şeymiş bu bayağı böyle bir e, diğer balıkları böyle emerek kanlarını emerek yapışan falan bir balık türüymüş. Ve zamanında okay. da İngiltere'de de böyle e, zenginlere orta çağda zenginlere özellikle hediye olarak götürülen özel bir balıkmış. E, oradan da kraliyet ailesine falan hediye gidermiş yani. Harbiden pahalı. Hani bulunması ve yapılması pahalı. Biraz da böyle İngiltere göndermeli bir yemek. Ee, tabii em emmek, kamen emmek falan deyince bir yandan Larisi de zamanda e, işte, ya da kolu da yedikçe aslında kendi kanını emdirtti onlara biraz. Öyle bir göndermesi olabilir yani. Ama zaten Larisi sonra tabii tabii evet kesin balıktandır deyip çaya kabını görüyor masada. <laughs> ee, Hayır, çok... Laris Larisken İngiliz zamanlamayla giriyor oraya. Evet ya yani. neden acaba değil mi? <laughs> Yani neden hocam? Ya gerçi şey <laughs> diye geliyor. Konseyde olmaman bugün yanlış bir karardı falan gibi geliyor yani cidden. Bu arada tabii olmaması ve daha sonra Egon'un üstüne gitmesi de Alicent'ın artık işte Alicent'la ilgili çıkarımı da biraz burada yapacağım. Biraz artık o da şeye geçmeye başladı sanki. Renire ile konuşmasından sonra. ilk çünkü şeyde de biraz ikna olmamış gibiydi. Her ne kadar o Egon adını söylemese de yanlış anladım ve Egon'u istedi şeyini kabul etmese de etse de pardon şey diğer herkes zaten Egon'u hazırlamıştı yani orada Egon'un adı çıkmasa da olacaktı kral ama bunu kabul edemiyordu bence Alicent bir şekilde kendi payının burada olacağına inanıyordu bence onu saldı artık Renira'dan öğrendiği şeyle de kehanetle de beraber artık kendi tatmini kendi ortamı için falan takılıyor yani Larissa'da da çok rahat konuştu bu arada daha böyle hisse de e, aynen aynen yani. yani hiç öyle şey yapmadı falan uzatmadı da yani o yüzden e, Alicent artık kendi yoluna girdi gibi bu dakikadan sonra. Daha kendi hazzı, tatmini için daha tuhaf hareketler görebiliriz bence Alicent'ten. Evet yani bir Eugen sahnesinde de tekrar onu konuşuruz bence. Orada biraz daha açıktı. Açık, direkt evet. Taşak <gülüyor> <varmış>. <gülüyor> Aynen orada biraz daha ağzını geleni söyledi. Ee, burada eee Alicent'ın bu konseye gidememesi kadınlığının getirdiği evet. bir şeyden dolayı şey Rhaenyra'nın da zamanında konseye gidememesi kadın doğum yaparken evet. Um, bir, bir paralellik vardı, vardı hatırlarsan bir gittiğinde de sütleri sızdığı için evet, o, evet. orada da ona Alison şey yapıyordu laf söylüyordu evet. sütün akmış falan diyordu bak sinirlendi i̇şte, <laughs> şimdi o da döndü geldi işte senin de Cırcır cır akmış alısın falan evet. diye. <gülüyor> <gülüyor> um, i̇şte... E, bakıyorum bir şeyi de ne yazmış yazmışım diye. Ha, burada evet. var mı evet ekleyeceğim bir şey. Yani ze işte balık muhabbeti dönüyor. Şey anlıyor. Ha, ha. Burada ha. şeyden bir korktum. E, önce bir şey diyor Laris. Evet e, böyle zevklerimizi şey yapmak... İyidir falan diyor. ne diyor? Tam tatmin etmek şeyde. mi diyor? Şeyde. Evet, insan diyor ha işte. bunlarla beslenir falan diyor. A Aynen onu bir diyor. Sonra da otururken böyle eğer çok şey olmuyorsam ileri gitmiyorsam <laughs> bir şey söyleyeceğim diyor ya ben. <gülüyor> oradan <gülüyor> böyle zevklerimizi tatmin edelim sonra ileri gitmiyor. Hayda koltuk altından sikmeye kalkacak herhalde. <laughs> falan bir korktum. Gene Laris'ten bir şey geliyor. <laughs> diye düşündüm. <laughs> gelmedi ama. Neresin? Aynen gelmedi. Kesin ben bekliyorum böyle. Kesin bir sapıklık söyleyecek herif diye bekledim yani. Çünkü orada bir böyle tatmin etmeliyiz kendimizi falan diyor. Sonra da böyle oturuyor. Dedim geliyor bir şeyler isten. <laughs> gelmedi. Ee, neyse. Ee, burada Laris sanırım şeyi çözmeye çalışıyor bu. Tam olarak öğrenmiş mi ya da bir şeyini almış mı kokusunu bu Alicent'ın neden fikir değiştirdiğini ya da Alicent diyor ya işte. Evet. Son zamanlarda biraz şeysiniz hayırdır ne var cırcır cır mı ya, oldu falan diye. Orada e, Alicent'ın bu kehanet işini çözmeye çalışmasıyla şey yaparak kitapların da orada işte o tarih mi okuyoruz falan diye. Böyle bilgin olduğunu Onu çözmeye zaten. çalışıyor galiba sistem olarak ne olduğunu. Yani orada kitabı açıyor filan böyle. Ne oldu, ne buldunuz filan diye işte böyle. Alison, ya işte Vizerysin kehaneti buldum, onu okuyordum diyor. Laris de böyle okuyor. Evet, siyah hat vardı. <laughs> <Onun dışında>. <gülüyor> Yanlış <laughs> kitap açtılaris. O değil kehanet. Alınma, <laughs> at muhabbeti bütün her yere oturuyor ya. Bayılıyorum gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Laris böyle. Atlar da bahsediyor. Ben de bilmiyorum. Bir bak anlamadım valla. Yani sen bir oku ben anlayabileceğim. <laughs> Kral mıral belki çıkarmışlar. Bir at mı oturtacağız? Ne yapacağız? <laughs> evet burada ım, tarihten bahsederken daha çok tarihteki işte şeyden ne denir? Gelenek olarak erkeğin tahta geçmesi var. Laris ona bir yoruyor önce. Evet. Tarihte işte hep erkek geçer işte. Tarihten tarihe bakacaksak o zaman hani kadının geçmesi hoş karşılanmaz falan diye bir ağzını arıyor sanırım bir, bir bit yeni olduğunu anlıyor bilmiyorum bu Laris bu kehanet olayına nasıl bir dağla, dahil olabilir bir yerden Hadi arası... ya şey yani çözebileceği tek nokta şey gibi geliyor ee, silahın adı neydi ya unuttum üstünde yazıyor ya ateşi tutunca hançer kehanet hançeri. hançeri bulabilir <laughs> Ama onun da bir şekilde... O da şekilde... geçti. Aynen o da Aymond'da şu anda. Ee, yani o hançeri bir şekilde ortaya çıkabilirse öyle olabilir gibi geliyor. Ya da bir yerden Alison çözecek ondan öğrenecek falan. Çünkü şeyde de faresi yoktu tabii. Ee, ile buluştuklarında fare yoktu ortada. Göremedi tabii oraları yine. Saraya <laughs> kedilerin getirildiği şeyi atladılar ya. Otto Gerard Catcher'lar öldükten sonra saraya 100 tane kedi alıyordu. Aa, oha çok iyi detaymış bu. Keşke bahsetselmiş bir yerde. Belki gösterirler bir ara. Okay. Artık fare görmüyoruz ha böyle. <laughs> o foreshadow'lara gerek kalmadı. <laughs> Geçen sezon pasör foreshadow'du. Aynen. Bir de burada en son da artık Viserys'in hani ne düşünüyordu Viserys gibi bir muhabbet şey yapıyorlar. İşte Viserys'in ne düşündün, bir önemi Planları onunla beraber öldü gibisinden bir şey söylüyor Alicent. Direkt burada Cersei'ye bağlıyor herhalde. Hani Cersei de Robert da hasta yatandı. ne de böyle mesela şey yazdırıyordu. Vasiletini yazdırıyordu. Evet. İşte benden sonra şey olsun filan işte Joffrey'e Ned Stark o yaşana gelene kadar. O baksın. Hatta Joffrey yazdırmıyordu pardon vesayete. Ned Stark'a geçsin. Ned Stark işte şey olarak, kastavan olarak ya yaşına gelene kadar Geoffrey diyordu Robert. Ned oraya varis yazıyordu. Ha okey, hatırlamıyorum ya. yazarken <laughs> adını yazmıyordu. Aa, çok varis yaşına gelene kadar <laughs> Ned Stark'a geçsin yazıyordu. Tam noter çakallı. <laughs> aynen aynen. Ned Stark işte ya çok kral adam. Her <laughs> neyse ama sonra şey oluyordu tabii. Ned Stark'ı vasiyeti çıkarınca böyle serseri alıp yırtıyordu. Ha, bu, bu, mu koruyor seni? ya? bu mu? Siktir git falan evet. Hani Robert'ın planları Robert'la beraber öldü diyordu orada serseri. Burada da aynı şey var. Alicent'ın da Hani Vizeres ne istiyorsa istiyor, biliyor artık Alison Vizeres'in ne istediğini. Artık burada Denial'a geçiyor. Aynen. Tamam yani ne istiyorsa öldü o herif. Onunla beraber öldü. Lego'da gitti. Sikerim al kırma ejderhaya? Ama işte şeyden de çıkıyor. <laughs> hani o Egon istedi. Egon istedi. Savunmasını da bırakıyor. Ya zaten bir önemi yoka geliyor aslında. Komple çıkıyor. Aynen. yani artık Alison zaten anladı yani şeyi. Hı -hı. Um, artık bir şey kalmadı. Tutunacak dalı kalmadı. Bütünü Yanlış anlaşılma. Zaten demiştim ya geçen hafta. Alice'ın kendini tutunacak bir dal veriyor. Çünkü Dizi Alice'ı biraz daha mantıklı, biraz daha makul bir karakter yapmak istedi. O kötü veyane prototipine koymak istemedi. Onun olması için de Alice'ın eğre tahta çıkarmak için e bir kendi kendine buna inandırması gerekiyordu. Yoksa hani başka makul bir değil. karakter neden başka türlü? Çünkü şey? yalan söylemeyi de kabul etmiyor ya Renner'e de bunu ben yalan söylemem işte bu. O şey gibi abi böyle insanda çok vardır o ya. Bir şey yapmak istersen ama vicdanlar vermez bir yerden ona yararsın. O onayı buluyor yani kendi tatmini için o onayı buluyor. O... Yani o, o sadece o amaca seni yani demiştin yani ya, Zaten Aegon'u tahta yapma planı, her, tahta çıkarma planı Alison hariç herkesin evet. bir haberi olduğu. Otto'nun zaten 20 sene önce başladığı Başladı. bir plandı. O şimdi bu noktada onu altından çekip aldılar Alison'tın. o yüzden de Alison'taki hani bu değişikliği görüyoruz. Buradan sonra yansın mı? Yani sikerim artık şeyine yeah. geçti Alice. Artık kendi kendine ikna etmeye çalışmıyor. Bu dizide zaten kadınlarla ilgili anlatılan hikayede şey çok ya Hepsi bir noktada çok mutlu başlıyorlar. Çok hevesliler. Hepsinin çocuklarını hatırlıklar çocukluklarını. İşte Reyna'dan, Rey, Reyna'ya, Rey, Alison'ta. Abi işte hayat nörtlük, ejderhalar ne kadar güzel işte gezeceğiz, tozacağız falan. Hayat gelişiyor, başlarına işler geliyor. Bir yere kadar kendini önemli hissettiriyorlar köprüyü geçene kadar. Ve sonrasında işte bu Alicent'ın yaşadığı döneme geliyoruz. Artık Tamam abi hiçbir şey zaten bizle ilgili değil. Biz de saatte kimse yapmıyor. ve artık suicidal döneme geçiyoruz. Bu baya kötü aslında. Hepsi aynı şeyi yaşadı. Lena da aynı şeyi yaşadı. Şimdi Alicent bence o döneme girdi artık. Ufaktan Daha kadınlar kadınlarda bütün karakterlere bunu verdi insanlar. Ya şey tabii... bunu verdi yazarlar şey olarak. Bir ark en azından herkeste var. Evet, karakter ark. Ama şöyle kadınlarda özellikle vurgulan nedeni şu erkekler özellikle mesela Egon'da da var dediğin konu ama Egon'lardaki Egon'un ve erkeklerde olan erkeklik baskısından gelen kadınlarınki daha diğer taraftan hani zaten hiçbir işe yaramadıkları kısımdan gelen erkekleri de siz daha erkek düzgün olacaksın işte kolis gibi sesin gür çıkacak falan gibi bir yerden baskıyla geliyorlar orada mesela aynı şeyi Jace de yaşıyor, yaşıyor şu anda aynı Damon gibi devamlı fallik simgesini eline alıp ben daha erkeğim anne bak görüyor musun falan diye böyle okşuyor devamlı. Ya yani onların baskısı bence oradan. Egon da aynı şeyi yaşadı. Eymund da aynı şeyi yaşıyor. Gidiyor işte hayat kadınıyla takılıyor o yüzden falan. Ee, Zaten de, ama yollar farklı yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani en başta konuştuğumuz şeyle bağlantılı. Ee, dizinin kitap resmen Wikipedia enteresi ya gibi yazılır. Bütün karakterler tek e, boyutlu. O yani zaten George'un bu karakterleri geliştirme gibi bir fikri de yokmuş. Adam karakterin adını Elmo Kermit koymuş yani. O kadar <laughs> yan kara şeyin yanında yani dizide her birine bir karakter hak vermeye çalışıyor. işte. Eric evet. Arıyından tut, en yani yan karakterlere bile bir iki tane sahneyle işte böyleydi. Şu konuda bu, bu yüzden şey değişti. Ana karakterlere de bir sürü değişiklik var. İşte hani en zor şey ve de Game of Thrones'un ilk dizinin yapamadığı şey bu karakterlere düzgün bir ark verebilmekti. Herkes yoldan çıktı gitti böyle. Yani şeyde. Kitaptan sonra. Korkma. Ama orada karakterin Allah'ını yazıyor herif. Yani kitaplar karakterlerin gözünden beynindeyiz sürekli. Bütün evet. karakterlerin 35 <laughs> bölüm böyle John okuyoruz. John, John, John. <laughs> e şimdi dizide hadi işle o kadar. Şimdi burada da tam tersi. E, Alicent e işte hırslı ve beğendi o kadar Alicent bu çünkü zaten bundan başka bir şey, <laughs> şeyin yok zamanın yok tarih kitabı e şimdi dizide e, senin dediğin gibi kadınları genel olarak biraz daha hani bundan da derdi olan varsa üzgünüm yani tarih açsın okusun. Bir tane kadınları çıkardı savaş bulabilirsin. <laughs> Buyur bana da söyle harbiden merak ediyorum yani varsa kadınların hırsı yüzünden savaş çıktı falan diye. Varsa <laughs> ben, böyle bir şey. Ben hatırlamıyorum. Ben, belki de işte, falan olabilir. Tomris dönemi falan bilmiyorum yani o kadar bilgim yok ama. <laughs> bilmiyorum. Margaret Thatcher falan. Margaret Thatcher olabilir Tansu Çiller'in Beyaz toro operasyonları falan evet. çıkıyormuş. Bilmiyoruz. Evet. Her neyse şey. Yani tarihte orta çağ tarihine uygun olarak hani erkeklerin daha gözü savaş şeyi bürümüş, Ama işte, savaş hırsı bürümüş. Dediğin doğru. Hemen yine şey ekleyeyim. Yani erkeklerin de böyle Afrika'da böyle kabileler eskiden şey işte oğlan gidecek, avcılık yapacak, kendini kanıtlayacak. Hani Egon'daki bir kısmı da öyle gözünü bürümek zorunda kalıyor. Hani oraya girmedin mi de seni kimse kabul etmiyor. Öyle de bir ikilem var erkekler tarafında da. Ya öyle bir salak. Öyle yani. yani. zaten kişisel şeyde farklı. Hani genel konsept olarak erkek kadın arasında böyle bir fark var. Hani bir Lionel Strong'la Simon Strong çıktı. Yani i̇şte. Gaz <laughs> <Biraz> yapmayan erkek. <gülüyor> <gülüyor> Ya ne, ne kadar fark var yani bir de yani şeyde. Çocuklarıyla bile fark var yani. <laughs> Aynen. Yani bu Alicent'in da bu noktada başka bir safhaya geçmiş oldu artık karakter. Yani buradan sonra birazcık şey açıkçası benim için de kapalı kutu evet. nereye gideceği. Çünkü dizide, ay kitapta oğlunu tahta çıkarmaya çalışan üvey anne olarak kılıyor sonuna kadar. Burada <laughs> yolculuk şimdi bir noktaya geldi ki Aegon'dan artık nefret eder hale geldi. Tamamen Aegon'ın ne olduğunun farkında zaten yüzüne de söylüyor. Ee, buradan sonra bilmiyorum. İlginç benim için de ilginç şey, nereye çıkacak? Şey forşada olabilir mi ya? Şimdi düşününce de yani Aegon ölmedi diyelim. Muhtemelen kötü, çok kötü durumda yatağa düşecek. Direkt hmm. az önce şey böyle canlandı kafana. Damon'da da gidip şey diyordu ya işte e, ee, Tully'e. Senin dedeyi öldür de başa mı geçeceksin ne yapacaksın İşimize bakalım diye. Şimdi <laughs> Alison bir akşam gidip gideceğim egonunuzu diye basmasın yastığı kafasına ya da bilmiyorum bir an geri. Ya gelmiş. da Aymond yapabilir abi. Ya da Aymond yapabilir Ama Alison... Oğlum, ya da şey oluyormuş ya. <laughs> Le... Ne o? Alison Larissa e diyormuş ya Aygın da çok acı çekiyor falan ha. diye. Tamam. <laughs> <laughs> ya, tamam dur bir şey yapma manyak. Tamam şey alındı, emriniz alındı. Evet. Acı çekmesin. <laughs> Hallederiz onu biz. Ego ne kadar acı çekiyor. Yani. <laughs> yapar abi. Yapar <laughs> of, yapabilir gerçekten. Yani. Neyse evet bu sahnede Alison'la ilgili artık baya bize fikir verdi. E gelelim Heron tekrar. İşte... Tamam ben bir dakika şimdi bir açıyorum bir bir yarım saat ben meşhur bir <laughs> şey Background şey, <Instagram'ta> yok. Vermiyorum. <laughs> Sen bize bir, bir saatlik Alice <laughs> Background verin. her an gelir gelmez heyecan yapıyor. <laughs> 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 Bu arada geçen hafta anlattıklarım Bayağı bir burada Kondal'da şey yaptı ha, Alice karakteri direkt evet. bahsetti yani Old Gods'da bilmem ne Weirwood'da falan hatta benim bahsetmediğim bir noktadan da bahsetti onu söyleyeceğim. Tamam. Evet. Yani bir yarım saat sürer onu Tamam. tamam. <laughs> bu arada evet ya geçen haftaki bölümü iyi dinleyenler bence bölümü izlerken çok rahat etmiştir yani ne o sürat. olmadı hiçbir şey. Yani. <laughs> evet, aynen. Birbut, bu ne birbut bunları hep bir söyledik. Evet. Bunları kitaplarımızda evet. yazdık biz. çalışıp Yaşam gelseydiniz <gülüyor> <gülüyor> El elmalılı Mert diyeceğim sana artık da. <laughs> E, o da yine akıyor. Bir şey değişmemiş. Yine yağmurlu bir gece. <laughs> her yağmuru gecede değmiyor. O git başka yerde kal ya. Yok mu her nolda başka in falan ya. Otel motel. bir tane düzgün odada mı yok oğlum? Herkes bir yerde yatıyordur. Bir düzgün bir yere yatırır çocuğu. E, ve baya şey sesleri duyuyor böyle savaş meydanı gibi böyle bir karala gürele bir sesler bağırışlar falan e, vesaire sonra da işte kapının önünde yine bir aksiyon oluyor ayaklara görüyor böyle geçen ve sonra da kendi aslında Aemond gibi gözüken birini takip ediyor ama biraz şey gibi yapmışlar yani kendi gölgesini takip eden biri gibi olmuş. Aynen işte tek göz bilmem ne saçlar benziyor. Ama Aemond'u görmesi şey açısından ilginç. Şimdi Aemond, Damon'ı aa beni eşten iyi gördü, beni öldürmeye çalıştı. Aşırı mutlu oluyordu. Ben Damon'ın Aemond'la ilgili bir düşüncesi olduğuna inanmıyordum hiç. Buradaki acaba yine Aemond değil de yine kendi gölgesi gibi mi diye o yüzden hep odaklandım. Hani aslında senin derdin kendinle. Eamon falan da değil gibi bir şey mi? mı var? Yani yeni, burada psikologumuz ne diyor acaba? Bilemedim Erin oldu. <laughs> ben de evet. Yani biraz sana yoruma bırakılan sahnelerden biri. Ben daha çok acaba hani ta karşı tarafın dayımını Damon'ı da bu. Hani yani sen yarattın. Seni örnek alarak bu ay. senin Raymond'ın kafasını kesmesini izlerken böyle çocuk orada <laughs> doğru, onu şey sen olmuştu. yarattığın şey de olabilir, doğru. doğru. Ya da sen belki bilinçaltında korkuyor yani Aimond'dan. Sadece Aimond'un kişiliği olarak değil, belki hani Veigar hmm. um, dan korkuyor. Hani şu direkt Jaime'ın en derin korkularına indiğimizi düşünürsen, belki orada <laughs> da Aimond var içerisinde. Olabilir. Ya da kendi yarattığı bir şey olarak görüyor. Hani oradaki paralelliği yani bayağı bir şey yapmış artık gözümü sokmuşlar burada. Yani ne, nasıl yorumlarsan öyle yani. Şey de olabilir yani Egon the Conqueror'ın izinden gitme saplantısı bir hayaletin peşinde koşma gibi bir kafa da olabilir. Sonuçta orada kendi yüzünü gördü çünkü yani Aemon benzese de belki kafasında yarattığı Egon the Conqueror imgelemi falan gibi bir yere bile gidersin yani. Ya çünkü hep bir hayaletin peşinde de. somut hiçbir şeyle uğraşmıyor herif. Ya somut bir şey yaptığını görmedik Kafa yani. Kafa bir milyon oldu herifin geldiğinden beri. <gülüyor> <gülüyor> Artık nasıl bir şey ot verdilerse adama adam üç gündür yataktan çıkamadı. <laughs> of be neymiş bu adam? <laughs> abi. O kanda ne vardıysa. Sonra hmm. da Alice'in yanına ha, geliyor. ne söyleyeceğim Tarifini vereceğim onu <laughs> Sonra da böyle kılıç da Alice'in yanına geliyor ya böyle ne oluyor lan burada falan diye. <laughs> Alice. Ali, Alice ne de... yapıyor? Gece gece ev ailesini öldürüyor <laughs> manyak diye böyle. Alice'le dalga geçiyor bunlar evet ya. Bu saatte ne yapıyor Alice ya? Alice'in bu kendini ciddiye almayan şeyi süper oturmuş ya. Çok iyi bir karakter. Çünkü şey yani direkt böyle güç projeksiyonu o böyle. Evet. Ben o kadar güçlüyüm ki seninle taşak geçiyorum. <laughs> projeksiyonu gibi geldi bana. <laughs> Seni ciddiye almıyorum yani. Bu şeyde falan olur ya böyle Baldur's Gate'de de vardı. Aşırı güçlü witch'in mekanına girersin sen de hemen dalga geçer. Tam onun gibi yani. Aynen aynen. <laughs> Gale Rankin hmm. bu arada oynayan kişi. Bence çok iyi bu arada. Çok iyi bir karakter olmuş ya. Çok beğendim ben. Kadın bir de kendi aksanını kullanıyor. İskoç. Evet. O bayan, da güzel olmuş. aynen. Baskın bir aksanı da var. Bence de çok tatlı. Tam böyle şey herhalde Glasgow'un içinden herhalde kendisi. <laughs> İçin. Merkezden. İçin. <laughs> Merkezden. Direkt şey de söylediler bu arada. İşte strong musun? Hayır Rivers'ım. Ha Pitch'sin tamam. Sonra da şey dedi ya beni tanısan seversin aslında dedi resmen. <laughs> evet ya. Orada da güldüm ben. <laughs> Hemen yargılama. Peş <laughs> dedin. Of çok iyiydi ya o sahne çok güzel karakter. Bir de sonra şeye takıldım ben kulaklıkla izliyordum. Çok fazla ciyaklama sesi geliyordu içeriden. Ha dedim fareleri bu mu acaba şey yapıyor burada diye. Bu besliyormuş. Olabilir çok bir ciyaklama sesi vardı ilk girdiğinde cik 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 tam fare sesi gibiydi yani. Ya da ben abartıyor da olabilirim. Herinhold zaten her yere açık abi. Boku çıkmış olabilir içeride. Yarasalar uçuyor. Keçiler dönüyor. Fare de bol olabilir yani. Bilmiyorum. Ben de bir kulaklıkla izleyeyim o zaman ya. Ben hiç kadar seslere dikkat etmiyorum. Evet baya bir ses geldi. Ciyaklama sesi ya geliyordu şeyden içeriden. sonra şeyden bahsetti işte. Sen Meister mısın? Yok o kaçtı ya falan dedi. Onunla da geçti. Bir gece gitti falan diye. Ne yaptın Meister'a? Söyle. <laughs> Basement'ı bağlamış herifi böyle. <laughs> Pentagram var böyle etrafında. <laughs> alışamadı diyorum şey ya. Yapıyor. Öldürdük ama alışamadı. Ayin ya. Ay yapıyorlar aşağıda. <laughs> Meister'ı Old Gods'a bir bu da bağlamış. Evet, şey değil. yapmaya çalışıyor. Convert diyor. Seven yalan. Seven diye biz din yok falan diye. <laughs> Gelsin kurtarsın <laughs> bakalım Seven seni şimdi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Sonra uykusundan bahsediyor işte. Uyumak zor falan deyince zaten Damon ufak ufak bir gerilmeye başlıyor. Uykumu nereden biliyorsun falan diye. Bir yandan da bir şey yapıyor işte. Bir, bir, bir kaplı bir şeyler eziyor. Bir et parçası mı anlamadım ne olduğunu tamam mı? Virut. Virut paste Virut paste mı? Evet. evet. Onu böyle şey yapıyor. Vereyim mi tarifini? Versene ya. Parını. 200 gram bir but ama <gülüyor> <gülüyor> her yoldan kesmeyin orası lanet. <laughs> Mümkünse İzmir tarafından olsun yani şey daha taze. <laughs> ama cidden şey olabilir orada. Ben ilk başta kan gibi düşündüm o kırmızılığı. Sonra böyle parmaklarını yalamaya başlayınca geçen bölüm hatırlarsan Simon Strong diyordu ki abi Frank yüzümü bitti. Red current yok. Red Hayır, görüntü yok, yiyemeyeceğiz yani. falan diye. her dedim Red görüntü bu almış herhalde. <laughs> Hepsini bunlara vermemiştim. Yok abi Weirwood kan olan. Çünkü <laughs> ana kitapta var Weirwood evet. Paste yapan, yapılan. Ee, orada da kırmızı kanışı, kan gibi diye anlatılır. yani işte, Zaten böyle kan akar ya yani gözlerine evet, kırmızı evet. Weirwood'lar da. Yani red görüntü yani de, olsun dersin. komik olurmuş ama ya. Yani. <laughs> ama işte o zaman büyülü olmuyor hacı. Sen evet. böyle Red görüntü falan sokma <laughs> Biz böyle anlatacağız onu. Ben daha Simon gibi lezzet tarafındayım hocam. Aynen. George <laughs> Martin. Dur sana ben o yarım sayfa bir şeyini yazayım. <gülüyor> <gülüyor> Görüntüsünü, kokusunu filan. Çok güzel bezelyem var falan diye. Bu arada kullandım şeye baktım. Geçen yine Damon'un ilk gittiğinde olan kaçırdık mı diye. Ee, bir şeye dokunuyor mu? Bir şey içiyor mu? Hani yemedi ama hiçbir şey içmiyor. Eldivenlerini çıkarıyor bir tek en sonda hani Dokunmaya da yani eline de kan bulaşıyor ya, dokunma şeyine de sonradan geçiyor yani. Ee, Pesti yapıyor o zaman orada, sonra da onu içiriyor ve orada da e, zaten sonra kafa gidiyor Damon'un <laughs> orada muhabbetten sonra Bayağı uçup gidiyor yani. <laughs> Ama tabi inanmıyor Damon, Bayağı bir süre yok bunlar koca karı masalı falan filan diyor, işte e, evet. We weirwoodlara giriyor, ona da çok sallamıyor falan. Halbuki gözün önünde vardı yani şey dedi. <laughs> Öyle. Hala bir Allahsızlık yapıyor ama işte. Evet. Şey. Şeye kadar zaten You're a strange woman ne diyor filan böyle. Evet. Sen karınla kavga edip buraya geldik gelmişsin dedikten sonra witch demeye başlıyor. Aynen. Anlıyor Oraya aslında, kadar yani. bir skeptizm devam ediyor. Sonra kadın şey olunca kadınla karınla kavga etmişini Geçince oradan skeptisizim öldü. Evet harbiden biçmiş. Tövbe estağfurullah falan diye böyle deyim. onu nereden bildin? Şey Her yapıyorum. şeyden haberi var bunun da falan. Diye. Evet burada ilginç um, bu Weirwood, senin yattığın yatak da Weirwood'dan yapılma falan deyince büyük ihtimal um, böyle nerdleri hoplatmıştır gene. Gene ince detay. Çünkü Weirwood'a evet. temas etmenin bu hayal şeyi verdiği ana kitapta şey vardır. Mesela Jaime uh, Weirwood'a yatarak, uh, başını koyarak uyuyakalır. Sonra böyle hep işte bu rüyaları görür şeyini. Hani Weirwood'dan hmm. direkt ona da rüya gelir. O rüyasında da hep o şeyi falan görür. Brienne'i çıplak görür falan böyle evet. işte. Böyle uh, ne o Kingsguard'ı eski hani ihanet ettiği ne inandığı Kingsguard üyelerini falan görür. Hani onun da bilinçaltında hala o yeminini bozmuş olmasının suçluluğu falan yattığı için onun da böyle Damon'a benzer hani belki de oradan gelmiştir bu fikir bu şeylere çünkü kitapta yok. Hatta kitapta ilginç bir şey var onu da söyleyeceğim. Şey Damon gibi Jamie de böyle geçmişteki şeylerini görür. Suçluluk hissettiği şeyleri görür ya da um, Brienne'i işte çıplak görmesi, hani onu artık arzuladığını kabul etmek et, istemediğini yani. söylüyor. Şey. Aynen. Etmediği şeyi falan görür. Direkt hani Weirwood'a kafasını koyup uyuduğu için. Bu da Weirwood'dan um, yapılmış odayınca hani Weirwood mobilya almayın. Gece uyutmuyor <laughs> yani sonra. Böyle <laughs> Damon gibi maymun olmayın. İki alın. Bir meşe Hadi alın. Aynen. Yani. <laughs> 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 adam gibi. Bir de şey de herhalde şeyin teorisiydi galiba o ya. Uh, Preston Jacobson'dı galiba. O şey var onun bir. Uh, İrdeki taht. Teori adam. <laughs> uh, İrdeki taht Weirwood'dan yapılmıştır. Hmm. Weirwood Trondro. Orada Rob, işte Robin var Robin Aaron. Orada oturunca hep ona um, onun böyle greenseer olduğunu iddia eder o bir bu tahttan dolayı. Preston Jacobs'un eski teorilerinden biridir. O herhalde burada şey yapmıştır. Co Coşmuştur. <laughs> o, değil mi? Yani 300 tane teori yazdım sonunda birine bir şey çıktı diye sevinmiştir. İşte bu be Bir yüz video daha <laughs> <Aynen>. çekebilirim buradan. <laughs> Dur şimdi ben size bir limon ağacından bak neler yazacağım diye başlamıştır. <laughs> oh, Neyse... <laughs> Ama yani Weirwood'ların bu buradaki bizim geçen hafta bahsettiğimizle bağlantılı olarak hani All Gods insanların işte ölen uh, Green Seer'ların, Bard'ların ruhlarının Weirwood'da saklandığına inanılır. Hatta evet. ölülerini hani Weirwood'a besler All Gods inancında. Hatta Ned Stark mesela kafasını kestiğinde şeyin girip Weirwood'un önünde kanını temizliyordu mesela şey Daha hatırlarsan evet, evet, Gazwood'a gidiyordu böyle. Doğru. Kanını orada akıtıyordu falan böyle. O kadar hani bir Weirwood'a ölülerin kanının ruhunun geçtiğine inanılır. Um, oradan işte bir büyülü şeyi geliyor yani. Orada da direkt um, Alice'ın o konulara girmesi güzel oldu. <laughs> bu arada e, evet. bu detayı verince tabii e, Alice'in devamlı e, şeyi bilmesi e, Renira'nın Miri Alcock dönemini bilmesi yani gençliğini evet. hep onun önünde konuşuyorlardı. Hatta ilk sezonda bunu konuşuyorduk. Bir vurdun önünde konuşuyorlardı. Muhtan oradan da biliyor bayağı aradaki ilişkiyi ve yaptıklarını yani. Evet, kesin buradan Bran izliyordur diyorduk ama Alice izliyormuş. <laughs> Alice izliyormuş. <laughs> Geçen Bran izleyip böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa nendi? Beyin özürlü şey Matrix çocuk. <laughs> 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 Matrix. Alice izliyormuş. Bloodraven'ı da izleyip not alıyordur. Herkes evet. izliyor. Onlar da temizlik yaparken izliyorlar. Takılıyor. Onlar <laughs> <laughs> temizlik yapıyor. Ama bu mağara da çok pislendi ya. Pislendi. Bu arada şey güzel burada. Mesela, ha, evet, sen, o, sen pardon. Sen işte sen resmen sen. böyle dizinde saklarken sonra uh, grooming, grooming şey oldu. Allegation'ları geldi. Evet, Damon'ı yani. yarın, Damon yarın cancel ediyorlarmış. Groomladın <laughs> 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 sen bunu diye. Daha kötülerini de yaptı hocam. Grooming'de kalsa keşke. Diye. Ee, şey ilginç geldi bana. Ben yine dalga geçiyor gibi söylüyor bunu. Ben bağrın oğlum hani işte bağ baykuşuyum. Bunun Türkçesi var mı bilmiyorum ama peçeli baykuşmuş galiba. Evet bakmıştım. Peçeli baykuşmuş. Sonra deki, bakmadım evet. Ya ben işte insan formunda yaşamak üzere lanetlendim falan deyip geyik yapıyor gibi duruyor. Ya. Abi sonra etimolojisine bakınca o kadar farklı isimlendirilmiş ki şey işte e, bir ton isim var yani işte maskeli baykuş, hayalet baykuş, şeytan baykuş hep hepsi deniliyormuş yani bunun için white breasted baykuş falan böyle bir sürü şey var. Yani harbiden... Onu ben de araştıracaktım bak iyi, iyi aklıma getirdim. Ya, ben eyvallah. Sonra. Ben de şeyde dün gece son anda artık uyumadan bir, önce mitolojide falan var mı acaba böyle bir karakter? Mitolojik tarafına bakmadım genel Barn Owl e, bilindiği için. Direk ona baktım. Etimolojisine baktım ben biraz hani kelime tarafında özellikle seçildi okay. mi diye. Ee, ve çok fazla ismi var. Hepsi de değişken. Ve hepsi de bu kadına uyuyor. Yani <laughs> Yani Kesin böyle mitolojik bir karakter falan falan olabilir. Tam olabilir bu arada. Şey içerisinde hiç hatırlamıyorum. Hani eğer ben Raven'ın falan deseydi o zaman o dökülürdük ama Şimdi al nereden çıktı onu bilmiyorum. <laughs> ha baykuş. bak şeyde de Ancient Greek'de de şey diye geçiyormuş. White Owl diye geçiyormuş direkt. Beyaz baykuş diye geçiyormuş. Ve Wood Owl diye de deniyormuş aynı dönemde. Ama Greek evet, mitolojisinde böyle... Evet oğlum ya görürsen. <laughs> Aynen Greek mitolojisinde direkt böyle geçiyor mu ona emin değilim tabii. Ona bakmak lazım. Ama belli ki yani bunu söylemesinin bir şeyi var. Yani ya çok farklı gerçekten şekil değiştirebiliyor belki bilmiyorum daha önce var mıydı George R. R. Martin evrenlerinde hani yaşlı olanı biliyoruz hani çok yaşlı genç gözüküyor. E skin Changer de var acı. Var mı? Okey tamam. Ama büyük ihtimal bu kadın hani dediğimiz gibi Melisandre gibi glamour büyüsü yaptığını düşünüyoruz eğer hmm. yer birden yaşlıysa. Ama evet Skin Changer de var. Varamistik Skins gibi arkadaşlar da var. Um... Hani Vark da var. Hani şey öyle var, evet. şeye de şeye de sadece bir hani um, sonuçta kitabı okumayan ya da bu konulara bu kadar ilgili olmayan izleyiciye de ben aslında göründüğüm gibi değilim. Ha, tabii alt metin o. Mesajı olabilir. O kadar şey olabilir yani. Yüzeysel bir mesaj olabilir. Hani Değil, evet. benim böyle göründüğüm gibi olmadığımı düşünsün normal seyirci tam olarak çözemese de. <laughs> e, tabii canım o, evet. o, o, ana metin onu onun, onun üzerinedir. Yani biz şu an biraz dibini kazıyoruz. <laughs> Aynen. Biz zaten onu bilerek hareket ettiğimiz için hani evet. sonuçta normal izleyici de hemen bunun böyle şey olduğunu bilmiyordu. Yani glamour büyüsü yaptı falan evet böyle şey yaparken glamour büyüsü ne onu bilmiyorlar zaten. Hani, <laughs> oraya da daha basit bir şey olabilir. <laughs> olabilir, olabilir. Açıklaması. Ama burada şey yanlış <laughs> <etmiş>, değil <laughs> mi? Ee, sana şeyi soracaktım. Yani biz hep işte Laris dedi ki Damon orada delirecek, şöyle olacak, böyle olacak. Ama burada genel gidişat daha böyle işte bak kendini mi kanıtlamaya çalışıyorsun? Hakkını onu alması. Sanki biraz daha böyle Damon'ı yok etmek yerine daha doğru bir yola, doğru bir kafaya sokmaya <laughs> çalışıyor gibi. Direkt çerepinden çıkmış gibi rahatlayacak adam biri. <laughs> oh be, dünya var şu an diyor. <laughs> <laughs> Valla korkularımla yüzleştim, artık bambaşka bir adamım falan diye. <laughs> Gidip orada, oradan sonra işte bizim dediğimiz sona bağlanacak hocam. Buradan Damon çıkıp iki kızıyla New York'a taşınacak. <laughs> Ve yeni diziye başlayacaklar orada. Evet bambaşka bir adam. O zaman bu Damon'cılar haklı çıkacak. İşte söylemiştik. Damon aslında iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> şey of ya. Ben burada bir öpüşüp sevişirler mi acaba diye durdum. Bir böyle göz göze geliyorlar ya. <laughs> evet ya. Tam böyle. Hani böyle şey. Hani kadın orada yaptı böyle şeyi. Potion'ı, Weirwood Paste'i yaptı. Böyle içine kanlı adına böyle iğrenç bir şey. Al iç bunu falan dedi. Dayımın da aldı içti. Oğlum He. ne yaptın? Daha bir gün önce bezelye ben... yemiyordun. Yapacak zehirli diye. Gece yarısı bir cadıdan aldığın içkiyi ne içiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hani gece yarısı kafam güzelken Hatçık bana drugs verse ben de içerim belki büyük ihtimal ama <laughs> abi konu bundan biraz daha derin olması gerekiyor <laughs> herhalde. Ya belki biraz... adam aç yani. Üç gündür aç <laughs> o bezelyeleri <birileri gülüyor> yemedik. <laughs> <laughs> Ver ya. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <laughs> ver ne koy, ver içeceğim artık midem kazındı ben falan diye içmiştir. <laughs> lanet olsun aç kaldım siz izninizden <laughs> yani ben artık iyice şey yaptım böyle acaba böyle iyice yanına yaklaşıyor ya Damon da evet. alıp içiyor oha bu kadın şey yaptı hani böyle büyü yaptı işte böyle artık şey gibi onun kararlarını etkileyecek ya da Mind, mind Şeyin. şey yaptı değil mi? Mind kontrol. Charm, şam, spell çaktı ona böyle. <laughs> Damon iki attı falan böyle. Kaldı böyle mal gibi. Olabilir. Şeyde de vardır ya, ya Jane Westerling, uh, Rob Stark'ın neden evlendiğine um, Rob Stark Jane Westerling ile evlenir ya işte. Evet. Onun teorisi de şeydir ya. Uh, Rob Stark'a büyü yaptı o. Ha, Jane Westerling'in evet. ailesi diye. Çünkü Jane Westerling'in büyük ananesi Maggie the Frog. Maggie the Frog da direkt Wood Witch, Cersei'ye o Balancar kehanetini ha, veren kişi Söyleyen mi? kadın. Okay, tamam. evet, o kadının torununun çocuğu Rob Stark'ın evlendiği kişi. Evlenmesiyle de bütün Red Wedding'e yol açtı Freyler'e olan sözünü <laughs> bozduğu kişi. Hani orada Rob Stark'a büyü yaptılar falan diye bir teori vardır. Çünkü o işte Jane Westerling'in sülalesi <laughs> Witch bunlar falan diye. Mantıksız um, değil. Yani şey burada da acaba böyle büyü yaptı içirdi onu charm person yaptı falan diye düşündüm ben bir an için. Aslında ha belki adam açtı. Şeyden yapıyor aslında bence. Ee, büyü şöyle çok onun e, ne duymak istediği her şeyi söylüyor. Bak diyor varissin diyor anlıyorum diyor. Sen, senin yerinde ben olsam diyor ben de aynısını yapardım falan. Böyle biraz gaza geliyor. İşte ee, işte şey ne bir şey daha diyordu ya. Eee Hele de bir kadına kaybetmen daha da, hele de elinde büyüyen ya, bir çocuğa kız kaybetmen ya. bir kız çocuğuna falan. Baya böyle erkekliğini okşuyor aslında. Sevişmese de sevişmiş kadar oluyor bence Damon orada. Tamam, ya ver içeriz. Lan gibi oluyor ya. Yani bayağı Bana da birazcık bir düğmeye ne şey basıyormuş gibi geldi. Bilmiyorum. Hani böyle, o kızla mı kaybettin tahtını? Hani böyle biraz Gaza getirmeye çalışıyormuş gibi evet. o geldi da, o sanki. Da evet. Bir kız çocuğuna kaybettin tahtını. Hadi koca Damon, hadi bakalım filan diye. Ama en sonunda bir de şu var. İçme nedeni o da olabilir. Yemek yemedik ama şaka maka bence uyuyamıyordu uzun bir süredir. Gittiğinden evet. Beri. Yüzeyde o olarak alıyor. Hani uyu artık uyku ilacı olarak mı veriyor? Evet. Uyumaya ihtiyacım var Belki diyor. onu uyurum falan diye. Sonra evet daha kötü oluyor. Aynen. Yani... <laughs> Çok fena kafa yapıyor. <laughs> Burayı yanında istiyorsan uyuman lazım deyip sabah bir uyanıyor. Nerede uyandığını hatırlamıyor böyle. Bu kim ya Aynen, falan. Sabah diyor. <laughs> sabah, sabah tabana bakarak sabahına bakarak uyuyor böyle. <laughs> Sabahlara kadar. Ekleyeceğin bir şey var mı bu ikilinin konuşmasına? Yoksa Blackwood tarafına geçeyim mi bu sahnenin? Abi bir şey de ekleyeceğim daha da komik olanı. Tamam. Ee, şey Damon'la e, şeyin... Alice'ın e, kitapta nasıl bir şey vardı diye hatırlamadım ben. Şimdi açtım baktım kitabı. Spoiler ol olmayacak bu arada şey yani ha. kitabı spoiler. Çünkü şeyi yazıyor sadece. Damon Targaryen, Alison işte güçleri Damon Targaryen tamamen immün diyor ona hiçbir şekilde etkilemedi. Sadece tek cümleyle geçiyor. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi ben bu cümleye baktım. Şey dedim acaba büyük ihtimal hani buradan bunun Alice Rivers ile Damon Targaryen'in tarih kitabına girecek bilgi nereden gelecek? Damon'dan gelecek Tabii. hani. Damon, Alice Rivers hani da olduğunu bir maestro mı söyleyecek hani? Ha orada da Alice Rivers vardı filan diyecek. ay e, nasıldı? Eee hiçbir şey etkilemedi. <laughs> Damon büyük ihtimal böyle kabul etmemiş. Çünkü <laughs> 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 Adam böyle üç gün benim kafamı sıktı falan. Uçtum ben başka de yerlere geçtim dememiş herhalde Meister'e Der mi ya o şey? Erkek yani, orada <laughs> aynen River's Speech'i vardı. Bir kim yoktu onda. Bir numara yoktu. Etkilemedi beni hiç vallahi falan dememiş Demiş herhalde diye düşündüm ben. <laughs> Olabilir bak ben. Orada <laughs> Çünkü hani, öyle hiçbir şey yoksa niye kitap öyle bir satırı koymuş ki? yani Çünkü hani Meister'da dayımında... yok. Bunda... Bunu da vurguluyor diz. Orada Meister'da yok. Yani... Meister'da yok. Hani tarih kitabına işte Damon Targaryen was immune to her powers falan yazmışlar. Hı? Hani tamam hiçbir bir numara yoksa niye abi. onu yazmışlar? <laughs> hani işte büyük ihtimal Damon öyle demiş yani. Evet evet Witch vardı ama beni hiç etkilemedi öyle bir sikimde olmadı vallahi. <laughs> Bezelye de Damon'dan çok kötü gelmiş. zaten falan yemiş meğer sonra. <laughs> <laughs> Çakal ya. Gazdan uyuyamıyorum. <laughs> <laughs> ee, sonra da Blackwood da uyanıyor toplantıda. Ee, bu Blackwood'u da hatırlamayanlar varsa ki kendisi hatırlıyor ama e, yine de kaçırmış ya da hmm. o anda dikkat etmemiş olanlar olabilir. Ta ilk sezon dördüncü bölümde Renira e, kendisine eş seçmeye gidiyordu Baratin. Baratin un, un adını unuttum. O da bir Lord Baratin'in ee, yanına gidip. Boramont. Boramont. Boramont'un yanına Boromund. gidiyordu. Orada da bir tane hmm. küçük çocuk geliyordu hatırlarsanız. Yandan da buna devamlı laf sokan bir tane Bracken vardı. Ee, sonra da onu kesiyordu orada böyle. <laughs> Saplıyordu karnına. E şeyi. çocuk kapı sayesinden yeni çıktı. <laughs> Aynen yeni çıktı. Valla kaderin cümlesini yedi <laughs> <yiydi> abi falan. <gülüyor> <gülüyor> <Rajon>. <gülüyor> Faça atmış böyle kollarını. <laughs> bir kraliçe Aynen. sevdik vermediler falan. <laughs> Evet. dayımın hocam yeni <laughs> çıktım dün çıktım Vallahi direkt buraya geldim. <laughs> tabi bir de bunu onun şu anki kocasına söylüyor olması daha da ironik. <laughs> Biz de sıraya girdik Hayır. zamanında sen aldın tabi falan. Evet. <laughs> evet. Ya, çok komik bir sahne bu arada ama William Blackwood'un da e, şey olması o da, o da böyle bir komik bir karakter gibi gelmesi bence komik oldu. Ama tabi şey diyor bu arada. Hani yeğenim benci kod geçecek. O geçene kadar ben buradayım falan gibi bir şey de söyle. <laughs> Temporary interim manager. Interim <laughs> manager'ım ben diye. Benci kodu iyidir ya. Benji kodu ilginç bir karakter. Ha öyle mi? Büyüyecek o yani. Görürüz. <laughs> yani, yani büyük ihtimal. Tabii. Ya da hızlı büyütecekler ya da bilmiyorum. Ya da ne çok yaş farkı şey yoktur belki. 16 yaşına az kalmıştır falan ne bileyim. Belki Doğru. bu bölüme falan verirler Benji yaptıklarını bilmiyorum. Tam çözem bilmiyorum orada nasıl şey yapacak. Ha onun yapacaklarını yükleyebilirler. Ama hayatta olduğunu söylemezlerdi belki o zaman direkt bölümü koyarlardı. Niye söylesinler ki onu? Evet name drop yaptıklarına göre ha, kullanacaklar evet. Aynen. Burada esas güzel çıkarım şu oldu Damon tarafında. Ee, yani bir, bir sağdız falan diye atıp tutuyor da şey. Blackwood, William Blackwood. Ama diyor ki bırakınları öldürürsen diyor ordumuz senin. O da zaten diyor ki hani bin yıllık şeyin olmasa yani yeminimiz var diye söylüyor bunu Blackwood ama ya bin yıllık yeminim var diyorsun da lan sizin bin yıllık şeyiniz olmasaydı kavganız şurada yüz yıllık yeminini mi sikleyecektin diye aslında doğru söylüyor. Ee, ki bunu konuştuk bölümün başlarında zaten. Ama Blackwood'lara öyle şimdi nizen şey yapma. Blackwood'lar yeminini <laughs> dinler yani. Bunlar Yok. Old God adamı. Dinler dinlemez değil de. şey <laughs> Orada sonuçta Renira beni reddetti sikmişim Renira'yı demiyor yani adam. Yok Delikanlı Adam. Şeye Biz getireceğim işte. <gülüyor> <gülüyor> Yok şuna getireceğim. Ee, sen bu böyle vermedik <laughs> Şeyde nazilerde kalmış oluyor. Neyse. Blackwood'ların şeyine bile karşı çıkıyor abi Damon. Tam bak bu olabilir. Bir karşılık bekliyorlar dedik ya. Abi işte burada anla lan artık Damon efendi. Yani, tamam çıkarımın doğru ama yapmıyorsun. Oğlum, Oğlum yap. Kafa yap bir milyon neyini anlayacak adam. <laughs> Adam böyle. <gülüyor> <gülüyor> yine o cümleyi kuracak Bilmiyorum. kadar çene yapıyor, onu da anlayıversin versin kral adam. <laughs> Tatama yapmayı <Benim> <laughs> Bu bu kim <laughs> lan? Bu ne zaman geldi? <gülüyor> Damon. Herif <laughs> üç saattir orada oturuyor. Simon'u öpüyor böyle. <laughs> Simon'la ya Bezelye var mı ya? <laughs> Benim kafa bir milyon olmuş. Ya bilme bana çok şey gelmedi. Damon yine orada bir kızdım yani kafasızlığını. Malık. Kafasızlık şöyle. Damon eğer Taliye e o kadar atar yaptı. Siz böyle şeysiniz işte böyle bu balığın başı kopmuş falan dedi. E, burada Blackwood evet delikanlı adamlar bunlar. E, şey e, yine Old Gods ailesi e, yeminlerine ba bağlıdır yani bunlar. Şey değil. Aynen Stark'lar gibi. Renira'nın reddetmesine rağmen hani onu daha bir şeyle olgunlukla anlıyor herif böyle e işte biz de Renira'yı işte evet, denemiştik evet. Tarzını, tarzını sevdim falan yani. Ama <laughs> işte güzel kızdı. İşte orada bir eri, birini öldürdüm ben o sırada. belki bir tarzım çıkmıştı tartakladım. <gülüyor> i̇şte her neyse yeminlerini hatırlatması ya da yani yeminini söylemesi evet şeye uygun ama asıl cüreti göstermesi sen gel bizim düşmanlarımızı öldür tamam ondan sonra sana işte bu buna azıl tepki görülmesi şey gereken şey bu Talen'inki değildi. Evet. Talen'inki ne var çocuk işte yani manyak mısın lan dedemi mi öldüreceğim falan diyordu. Bu adam resmen şey diyor e, iyi gelsen benim düşmanlarımı öldür ben sana. Oğlum sen kimin ordusun ben senin ordunum lan. Sen kimin <laughs> kimin ordusunu nereye yolluyorsun. Hani burada Damon'ın atar yapması lazımdı aslında adama ama Damon kafa bir milyon zaten. Eski karısı <laughs> geldi falan böyle. Oo, bu ne oluyor ya filan diye. <laughs> evet ona da evet. Bir eline kanının bulaştığı yine birisi daha hayatından geçen birisi daha gö gördü orada yani. Evet o da. Yani burada bir oldu. şey Damon çok da şey olmasa da hani Sarhoşken yaptığı kontrat bağlamaz. <laughs> ilkesinden yol açarak ama neyse bir şey yapmış oluyor. Blackwoodlarla beraber hareket etme ee, iyi kabul etmiş oluyor. Sonraki bölümlerde görürüz herhalde bunun bir şeyini. Bu arada gezecek fragmanda şey yapıyor ya itaat edeceksiniz ya yakacağım sizi falan diyor. Ee, Onu büyük ihtimalle bırakınlara mı söylüyor acaba yani gidip ben, orayı yakıyor mu? Bana da <laughs> Nasıl yapıyorlar? Orada? Ki şu anda zaten bırakın Blackwood Savaşı'nda Bracken'ların çıkması ve Yeşillere zaten destek veriyor. En büyük ordu onlar galiba değil mi? Bracken tarafı Ordu'yu do. Ha işte. İşte e ne kadar kaldı bilmiyoruz. E onu daha Ama geliyorum. yine de Tully, Blackwood, Bracken en büyük 3 aile Riverlands'te. Tully'leri bilmiyoruz şu anda ne, ne durumda. Çünkü kitapta Grover Eugen'i desteklemek istiyor. Ama işte o yaşlı olduğu için onu pek sallamıyorlar. Hmm. Elmo daha bu böyle neyse spoiler etmeyeyim de burada tam bilmiyorum ne olacak tırlıları. Böyle bir havada kaldı taleler <laughs> Onu göreceğiz. Bu arada Leyna konusunda şunu ekleyeceğim. Burada da Damon'a götlüğünü veriyorum. Yani işte Renira'yı iki şekilde gördü. Bir çocuk bakarken bir de tahttayken diğer gördüklerinde hep böyle farklı işte Aemond mesela yine böyle havalı bilmem ne kaçarken Ulan Reyna ya yani o kadar tatlı senle takıldı iki çocuk verdik hizmetçilik yaparken gördü ya. Bu mu yani senin için Reyna'sa? Sen... <laughs> evet ya şeymiş o ya. Ben şey olacak diye düşündüm burada aslında. Tam böyle Reyna gelecek böyle koyuyor önüne şey böyle. Çay mı bu böyle dönüyor var falan. <gülüyor> <gülüyor> Damon sen de iç burada hiçbir şey belli olmaz artık. <gülüyor> Orval. <gülüyor> Herkese çay yok evet ilginç herhalde Leyne'yi o, o, kadar bir görmüş bilinç altında şey var yani, olarak. Hizmetçisi gibi görmüş böyle ki Çok, çok tatsızdı yani. Üzüldüm Leyne için. Evet. Öldü lan kız. Neden <laughs> üzülüyorsun? Öldü. Bu şey değil yani. Öldü kurtuldu be. <laughs> Veigar'ın bir başka şeyi. Evet Veigar'ın onda... bir götürdüğü kişi daha. Sonra şeye geldik. ben bu arada zaten şeyde de hiç Renise üzüldüm de ejderhalara daha çok üzüldüm ya. Böyle hayvan severliğim ejderhalara da tetiklendi. <laughs> Neyse Egonda konser... Bu insanlara üzülmüyor. O kadar insan yandı. <gülüyor> <gülüyor> Yok onu. <laughs> onu da konuşacağız. Egon konser sayesinde burada çok detay var bu arada. E, tabii burada bir, bir parantez açacağım. Şöyle yorumlar geldi. Bize de geldi. Bunu Twitter'da falan da gördüm. Abi işte bu adam bir gün önce çocuğunu kaybetti, çıldırıyordu. işte ne oldu da böyle oldu işte. Nasıl gidip içebilir akşam falan. Oğlum Egon hiç mi tanımadınız yani? Egon, <laughs> Egon dünya... O içmezse yanlış olur. Aynen yani e, içine atıp odasında ağlayan, dışarıya aşırı rahat gözüken, öyle kendisini tanımlamaya çalışan, e, psikolojisi olmayan bir çocuk zaten. Yani burada da... Alkol bir insanın travma yaşadığı bir anda içmemesi şey olur yani. Yani zaten bir de <laughs> travmadan içiyor. İyice alkolik. Zaten bu alkolikliği bu arada iyi hatırlattım. Vurguluyorlar. Dick Ellison'la sanırım bundan sonraki sahne işte. Odaya giriyor. Bir tane kap boş. Ona bakıyor. Onu bırakıyor. Diğerine gidiyor. O dolu. Onu bitiriyor. Onu da kırıp gidiyor falan böyle yani. Devam. Ne bulsa içiyor. <laughs> Kafa bu gitmiş şey, yani. Ejderhaya binmeden önce de içiyor. Evet orada da içiyor tekrardan. Tam sersehiye bağladı herif. Aynen öyle. Red gibi. Serseri bir sezon içmiştir Red Keep'te oturup. <laughs> bir de Başka şey... Başka karaktere bir şey yazamadıkları için öyle elinde şöyle... Evet ya. <laughs> Hiçbir şey yapmıyor. Böyle balkondan bakıyordu. Hava <laughs> da çok iyi bugün falan diyor. <laughs> Yani o yüzden şey gibi Egon böyle her şey onun için bir oyuncak gibiydi. Krallık da öyle ama gerçekten yaşadığı şeylerin travmasını öğrendikçe de alkolik oldu işte. Yani öyle bir düzeldiği gibi bir durum yok yani ya da <laughs> eğlendiği ben, gibi Josh bir durum Martin yok. Ben George Martin Bu Egon daha iyi olmuş diye demesini beklerdim ama demedi. Farklı Bu Egon baya farklı olmuş, güzel olmuş dedi. Hı hı. Bence Bu Egon daha iyi kitaptakinden. Um, Bence bu kadar kompleks gibi. karakter yani oyunculuk da gayet iyi. Evet. Um, hani bence hiçbir tutarsızlık yok bu karakterde. Her şeyini de çok uzun işleyemese de dizi hani bir bir iki sahneyle o andaki kırılma noktalarını işliyor işte. Yani geçen bölümdeki o şey sahnesi hmm. içtiği sıçtığı sahne işte Ament'ı rezil ettiği sahne burada gayet payoff da güzel hmm. oldu yani işte. İşleri değiştirdi. <laughs> yani dizi hızlı ilerlemesine rağmen gene o kırılma noktalarında bir şeyler gösteriyor bize sürekli. Kesinlikle. Orada Kesinlikle. bir konuşması, işte oradan Egan atışması, burada önceki atışma, sonra Alicent'ın ona hiçbir şey yapma demesi, çat 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 karakterin <laughs> hangi şeylerden geçtiğini görüyorsun yani. Önemli olan bu istikrarı korumak yani. bu arada bu dediklerin hepsi zaten bu sahnede de oluyor. Arka plan sırf onun üzerine. Yani Orwell, Jasper ve Tyland'ın konuşmalarını duyuyoruz. Hiçbir odakta değil. Bizim odağımız Egon'da. Egon böyle oyun oynuyor, top çeviriyor falan takılıyor. Egon <laughs> <laughs> orta sahada <laughs> yüksek bas yüzdesiyle top çeviriyor. <laughs> i̇yi bir iyi bir <laughs> altı numara olabilir orada <laughs> Neyse şey Orwell şey yine vurguluyor. Bak dört bölümdür bunu vurguluyorlar bu arada. Harbiden dört bölümdür. Artık bunun payoff'una yaklaştık bence. Çok yakıyor abi bak bu vegar çok yakıyor hocam. Yine çok yaktı. <laughs> Biz buna yetişemiyoruz. Koyun yetmiyor, kuzu yetmiyor. Yani çok i̇lk söyleniyor falan. İlk ver, bölümde vermişti o adamı. O adamı verdi mi o koyunları geri ne yaptı işte. Onun payoff'u mu bu? Yok <laughs> Yo, vermemiş işte Bilmiyorum. hala söyleniyorlarmış. <laughs> Hayır tamam. şey Egon şey diyordu ya ilk gelen adam. Ya şu bizim koyunları ha, evet işte, aynen. alıyorsunuz almayın diyordu hala alıyorlarmış işte. Alıyorlar herhalde. <laughs> Ve para da ödemiyorlar. Ee, sonra şey diyor, el koyabiliriz diyor. Jasper istediğimizde el koyarız diyor. claim ederiz diyor Hı -hı. daha doğrusu. Thailand'da diyor, ki, iyi olur para da yok zaten. Ve orada da kamera e, biraz. Para ne yapmışın abi? Ha para. <laughs> Larisa kesiyor. Bu... Laris, Laris bende var ama vermem gibi oturuyor. <laughs> Hayır abi. Geçen sene o yeşillerin darbe yaptığı bölümde söylemiştim bunu. Hani burada bahse dizide de bahsi geçiyor muydu? Geçiyordu galiba. Paranın dörtte birini Iron Bank of Bravos'a yolluyorlar. Dörtte birini Custerly Rock'a yolluyorlar. Dörtte birini Old Town'a yolluyorlar. Direkt paraya çöküyorlardı ya. Evet, evet, evet. evet Island'ın para yok demesi ilginç. Dörtte birisi kendi mekana gitti bütün <laughs> karak hazinenin. <laughs> ne Ama, yaptın, evet. Bu para yokların payoff'u olacak sonra. Hani spoiler'a girmeyeyim. Hani bu evet foreshadowing. Bu arada kral bize para verecekmiş diyen bir de bir karakter vardı hatırlarsak iki bölüm önce. Evet. evet. Şey. Senin eleman. Ha şey hüyü diyorsun. Ha. <laughs> ha, o da kraldan para sözü almıştı. Aynen. Demir işleme hiç önden ön ödeme alacağız diyordu. Belli <laughs> ki para yok. Aynen. Yok. Ondan hala yok. Bu arada bak. evet onu da vurguluyorlar. Kol orduyla savaşa çıktı kafasına göre. Armor marmur ihtiyacı oldu. Yine yani onları da borçlar çaldık hocam. Bak armorımız bir de eksik. Ama onu da bak çok saçma bir şekilde hala blokeyde bağlıyorlar. Ya tamam bağlı blokeyde de şey konuşuluyor burada triarki konuşulmuyor. Triarkide kıpırdanma muhabbeti vardı ilk başlarda. E şeyde e bir yandan bu ejderhalar yakıyor onları da konuşmuyorlar. Yani çözüm üretecek ya da orada hareket edebilecek kimse yok. Lariste'yi siklemiyor zaten. Herkes sanki dağılsın diye bekliyor gibi. Hani aman abi işte bunlar da böyle oluyor dağılsın da biz de işimize bakalım gibiler yani. Yani bu paranın evet bu kadar çabuk bitmiş olması bana şüpheli geldi ama biraz düşününce sanırım evet ileriye doğru bir şey bu. Evet. <laughs> Yatırım. Savaş, Bunu savaş sonra maliyeti. bir hasar <laughs> Aynen savaş maliyeti her zaman en görünmeyen ama en kötüsüdür yani. Bir de Egan'ın bir önceki geceden şey gelmiş fatura gelmiş saraya. adam Gözü dönmüş. Highland <laughs> 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 ne? <gülüyor> kaç tane <o, kaç? gülüyor> ben onu şeyde yaşamıştım ya. Civilization oynarken daha yeni başladım oynamaya. Ee, basıyorum orduya. ya. Kimle oynayayım hatırlamıyorum ama deli gibi ordu basıyorum işte. Bir, bir basıyorsun 3 artı veriyor falan saçma sapan. Aa dedim her yere alacağım falan. Abi bir tur döndü. Şey eksi bine indim altında. Battık direkt. <laughs> Ulan dedim biz bunu tabii hiç düşünmedik. tabii Yeni çevreler isyan etti para, para diye. Sancanın kafayı aldılar. <laughs> Bizim Abi. akçelerin değerini düşürmüş. <gülüyor> <gülüyor> Öldürüyorlar. <laughs> Sıçtık, batırdık orada. Bu arada Egan Alison şeyinde Cersei'yi benzetmen çok iyi oldu. Harbiden odada Cersei ile zamanında Joffrey'nin daha böyle bir araya geldiği ya da Cersei'nin takıldığı hale dönmüş gibiydi. Ee, yeni oturma düzeni gelmiş masa işte Lego gitmiş falan oradan. Öyle olunca e, benim de aklıma ilk Cersei'ye gelmişti. Yarısın da kitapları arıyordu orada kehanet bakacağım diye. E, kaldırtmış onları da Egon. Yak, yakmadık canım. E, koyduk bir yere falan diye de bir trip yaptı. Ama Cersei hiçbir zaman çocuklarını şey yapmadı. Yapmadı evet. Ne diyeyim? E, şüphe ha. etmedi yani. şeyden. Hani böyle Alicent gibi e, daha olayların farkında Joffrey'den de biskim olmaz bir karakter değildi. Cersei biraz daha salaktı. Yani bilmiyorum salak mıydı yoksa Joffrey Salaktı salak <laughs> bildiğin üz, üzme salak sersey. Tywin'in lafını hatırlatmayayım şimdi burada. <laughs> Tywin Sen biliyorsun. <gülüyor> 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 Geçen Tywin. Geçen Tywin videolar izliyormuşum falan. Yok şeyde şey diyecektim. E, aslında şu yüzden salak değil diyeceğim. Suyuna gidiyordu devamlı. Ama yani bunu bilinçli mi yapıyordu yapmıyordu bilmiyorum ama Joffrey de böyle aman annem canım annem falan diye Böyle bir elini tutmalar, kollamalar oluyordu. Asıl çok hızlı saldı Egon'u. Direkt dala geçmeye falan başladım. Daha bir gün önce otta gitmeden Egon ben de kontrol ediyorum falan diyordu. O da böyle iki Yok ay ama bir çay içti gitti kafa yani direkt. <laughs> kontrol edebilirim diye düşünüyordu. Bir de tahta çıkmaya layık olduğunu kendine inandırmıştı. Ama Egan'ı sevmiyordu. Hiçbir zaman ya Sevmiyor, hani çocuk ağlarken gidip ya çocuğumu alıyor, bunu mu sarılsam gidip Crispin'le mi sevişsem deyip Crispin'le gidip sevişmeyi tercih etmişti yani hani şey olarak zaten bir şey yoktu bence alınsın. Çocukların hiçbirine karşı yok. Ama sevmesine Aa, bire protokolü kaybı. İşte protokolü kaybı. E i̇şte protokolde şeyden gitti. Onun layık olduğuna kendine inandırmıştı bu kehanet muhabbetinden dolayı. Ha, o altından şey. çekilince artık krallığa da layık değilsin. Zaten yapamıyorsun da. E seni de sevmiyorum. Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Biraz doğru. Şu Orwell'den şu şurubu seni doğurmadan önce alsaymışım ya falan diye. <laughs> Orwell bana bu çayı zamanda yapmamış arkadaş. <laughs> of ya evet biraz o da var doğru doğru diyorsun Robert'ın çocukları şey yaptığı gibi bu da Viserisi çocukları zamanında çayla gürtaj yapsaymış böyle 3 tane pardon Helena değil mi 2 tane gerizekalı <gülüyor> belki <gülüyor> Helena prenses olurmuş Tabii. Helena ile Rha Rhaenyra evlenip yönetiyorlarmış ülkeyi bana çok okey olurdu. Okay olurdu evet <laughs> süper evet, evet. <laughs> <laughs> ben progresif bir kr oğlum. krallık istiyorum kardeşim Kuyurlar da başına geçebilirsin. <laughs> <laughs> ee, hatta ben daha fan şeyde Renira e, evlensin ve devam etsinler isterdim ama tabii olmuyor. Ee, bu arada hani elisintle ilgili şu da burada kafama takıldı biraz daha şuna mı döndü acaba? Hani bence da şey, kesinlikle haklısındır. Kehanet kafasını çok kurcaladı. Ee, bir yandan da Egon'u kontrol ettikçe uzun zamandır kendi hayatını da kontrol altına alabilecek gibi hissediyordu. Yani onun istedikleri olacak. Ne güzel işte Cole yanımda. zaten bunu çok uzun konuşmuştuk da. Laris burada hepsini benim elimin altında. Otto zaten babam. Hiçbirinin öyle olmadığını da adım 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 gördü ve artık Egon'a kadar geldi. Orada da artık tamam bu böyle olmayacak. Zaten ilk bölümde Egon'un bir hevesi geçer ondan sonra hallederiz demiştik. Aynen. Sıkılacak bu herif bu işlerden. O... <laughs> sonra biz kontrolü alırız demişti. Aynen öyle demişti evet. Alsaydı acaba ne yapacaktı onu da bilmiyorum. <laughs> Otto ile Otto ile paylaşacak mıydı o görevi? Otto savaş çıkarmaktan başka ne işe yaradı onu da bilmiyorum. Tamam bir Aynen. delusion var yani. <laughs> alsaydı şu olacaktı abi başka bir erkek gelip elinden alacaktı yine. yani. Ot da alacaktı. Ot olmasa Laris alacaktı. Aynen. Yani. Alsaydı o gitmemiş olacaktı. Aynen. Otto gitmemiş olsaydı da o yönetecekti. <laughs> Aynen öyle. Yani yine Alice'ın bir şey kalmayacaktı Ve yani. Reynes'in meşhur lafına geliyoruz. Kendini işte, hiç tahtta hayal ettim <laughs> mi demişti ya. <laughs> evet. Alice'ın için öyle bir şey yok yani. Çok, kıra, çok büyük kadındır Enis ya. Neyse. <laughs> şey deydi burada. Rahmetli de, anıyoruz. Anne ne yapmamı istiyorsun falan dedi en sonunda sahnenin e, hiçbir şey yapma. lan. Orada da bir bir ergene söylenebilecek en kötü söz hiçbir şey yapma. Evet ya. <laughs> şey gibi işte böyle. <laughs> Tam böyle reverse ay, sigara içme, bilmem ne yapma, onu yapma, bunu yapma, hepsini yapıyor. <laughs> <laughs> hepsini yapmasını istiyorsan bu konularda baskı yapın. Bir Öyle işte. Daha aslında şey gene aynı mesajı aslında daha doğru düzgün verebilirdi lisan. Aslında mesaj yanlış değil. Hani sen biraz daha şey yap şu Cancel'ı dinle işte Kristin yok işte belki Otto'yu geri çağır, onun lafını dinle biraz daha böyle egosunu okşayarak falan söylenebilecek bir şey böyle. Tabii. <laughs> sen salaksın. hiçbir şey yapma beyinsiz falan deyince böyle <laughs> çocuğa... Bir de şey tribi attı ya. Yalnız bak abartıyorsun anne falan. Ne yapacaksın? Ne, ne yapacaksın anne falan gibi. Hayır, böyle ne, iş, siz, ne, hayır ne yapacaksın? <laughs> Götün yiyorsa as beni de falan. benim de mi Bir de İlk şeyde vardı ya. O geldi aklıma ya. Hangi sahnedeydi o ya? Do you love me diyordu böyle. Your name nimmesel diyordu ya böyle. ha <laughs> Daha gençken de o galiba ama yoksa sonra mıydı? Yok ya arabadalar sanırım. Evet evet tamam o böyle kaykılıp oturduğu şeydi arabadaydı evet Şeye giderken mi Coronation'da? Coronation'a giderken de. Orada burada da böyle emmesilsin yapma hiçbir şey Allah belanı versin elleme bırak. evet, ya Abi ergene böyle şeyler söylenmez. Ki bak daha bir bölüm önce ee, Laris durdurdu. Bak gitme hocam, arkanın iş yapacaklar falan diye. Bu sefer kimse durdurmadı da çocuğu. evet diye gitti. Yani Laris bilerek durdurmadı. Yani, yani böyle bir şey var. Hala <laughs> bilmiyorum. Ondan da kesin haberi vardır Laris'in. Kesin vardır. Bu sefer dokunmamıştır yani. Ya daha Aha. anlamlı oldu tabii böyle gitmesi. Ee... Burada Sunfire'ı burada mı görüyorduk ya? Ee, gitmeden önce mi? As Yok, daha sonra ha, bu göreceğiz okey. Aynen bu sahnenin devamında düşünmeye başlıyor. Müzik giriyor. Yeni bir yeni bir tema müziği girmiş bu arada. Çok güzeldi bence o da. Ee, A, okay. Tam orada girip bu böyle masada düşünüyordu. Bir sonraki iki sonraki sahne o. Renira'nın dönüşünden Hı -hı. sonra başlıyordu. Ha okey. Aynen. Ve arada şimdi... dizide Eygini seven bir karakter gördük en sonunda. Sansa <laughs> Evet ya o da çok duygusal bir andı. <laughs> o da böyle şey gibi ya. Cheese'in köpeğin onu sevmesi gibi. Aynen. Adam ne kadar pis bir herif olursa olsun hayvan seviyor ya onu. Empire'de <laughs> <laughs> Egan'ı sevmiş. Evet ya. Ne no, ona bir şey yok ki oynaşıyorlar, takılıyorlar, uçuyorlar falan tipi. <laughs> sarhoş sarhoş biniyorsun. Hadi bakalım. <laughs> Burada bir arada şey var. Kolla Gwen'in savaş öncesi sahnesi var. Burada bir detay vardır. işte ağaçları kestiklerini gördük. Herhalde onlar böyle merdiven falan bir şeyler, Yani kareye çok yakın bir yerde kesiyorlardı sanki merdivenler falan bir şeyler yapıyorlardı orada. Ee, hani bunu özellikle hani savaş ekonomisi için mi koydular yoksa başka bir detay için mi koydular bilmiyorum şu an için ama bir, sen hani bir başka onlar bir, bir değil <laughs> değil diye Allah'tan <laughs> <So>, dandik ağaç Olgaz <laughs> gelip çarpıyormuş bile. <gülüyor> <gülüyor> bu arada o bu orman ilk bulan şey Ridley Scott Ha. orman bu orman. Ha öyle mi? O, meşhur aa, olmuş. Aa, doğru lan benziyor diyorum ben de ya. Bak evet bak iyi hatırlat. Gözümün önüne geldi orman gerçekten. <laughs> Bournemouth diye bir yer. Zaten e, kondalı şey yaparken götürmüşler buraya. Gelin bak burası güzel orman diye. Adam böyle o evet burası süpermiş. Burada kesin bir şey çekeriz demiş. Yani direkt, <laughs> görünce. direkt çektiler ya. <laughs> Ve çok da güzel olmuş yani. Aslında Gwaine de şeye benziyor. Gladiator'da e, neydi şeyin adı? Joaquin Phoenix'in karakterinin adı Yavşak. Hiçbir şey yapamayıp ama çok şey yapacakmış gibi duran. Neyse unuttum adını. Gwaine de biraz onun İmparator gibi. İmparator Fatih Terim ne bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur ama abi, Fatih Terim de, alınıyor hemen insanlar sonra. <laughs> İmparator dedik oğlum. Gladiator 2'nin detrayıldığını gördüm. Hip Hop şarkısı çalınca kapattım. <laughs> Evet ha, Abi ne <laughs> yaptınız ya? Neyse çok alakasız bir şey geldi aklıma. Evet, o başka bir videonun konusu olabilir ileride. Bak. yarattı. Bu sabah sabah izledim böyle. Bu ne ya? <laughs> bu, burada da şey kavgasına göre Gwen'le. Hani gündüz gidelim, hayır gece gidelim, hayır sürpriz yapacağız. Sonra Cole da ufak ufak şey öğreniyor artık. Korkuyor musun? İşte hayırdır falan çakınca da hemen... Yok ben ben mantıklı biriyim hocam rasyonelistim ben falan <laughs> ben böyle içine kaçıyor Gwen. Ama sonra e, şeydeki oydu değil mi? Yanlış duymadık sesi. Kol böyle yere düşüp ejderhalar kapıştıktan sonra kalkarken Güven orduyu kareye sokuyordu galiba. Hemen <laughs> hazır kol yani Savaşın başında da zaten şey gelince menüs gelince kola şey dönülüp diyor devdim sana değil mi? Beyinsiz <laughs> <laughs> diye şey yapıyordu böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yanacağız işte şimdi. <laughs> evet ya. Laps girdiler orada da. Ya bu sahneyle ilgili çok bir şey yok. Hani arada aldım ama bilmiyorum ekleyeceğim bir şey varsa burada. Bu ayına da inşallah ileride düzgün bir şey verirler. Kolun Şamaroğlu'na döndü herif. Evet ya. <laughs> Güzel bir kontrast oluşuyor ama adam bana bir şeye kaldı. <laughs> ne diyeyim? olduğunu gibi kaldı. Kolun. Biraz şey gibi Arthur oldu. Şeyin yanında. Kol da hiç şey bilmiyor ya politika bilmeyen bir herif. Yani öyle bir zekası <laughs> da yok. Hani... Onu zaten söylemiştik. Şimdi alana çıkınca politikaya ihtiyaç olmayınca kol biraz daha oturdu. Kol daha normal yani. inanılır bir karakter haline geldi. Ama işte bence Gwen'le ikili ilişki kurma konusunda bir politika uygulamalıydı. Hani Gwen sonuçta boş bir herif değil. Hani tam hıyarın teki gibi gözüküyor şu anda da. Sonuçta Hightower'ların oğlan yani. <laughs> Şimdi Opto'nun e, Otto'nun oğlan. Yani orada bir, bir yandan da hocam hani çok da bu herifi zorlamasam mı, tahrik etmesem mi? oluyorum izlerken. Herhalde öyle bir çelişki yaratacaklar oradan da ya yani. çatışma yaratacaklar pardon. Ufak ufak dediniz. De artık dünya umrunda değil herhalde. Artık şey Renier şeyli adam <gülüyor> gaza <gülüyor> gelmiş gidiyor. Gözlük, gözünü karartmış. Evet ya. orospu Ya tek tutuldu, egondu, o da gitti zaten. Neyse. Eee Renier'a da döndü. Bunun üstüne zaten dönüşünü gördük eee Staff'ın Darkdin'e gitmişlerdi zaten Erıslınt'ın yanına. Jayce de iyice havaya giriyordu böyle. Ejderhaları yollayacağız falan diye gelirken nereye yolluyorsunuz falan diye girdi böyle içeri. Sahibi geldi. Sus. sahibi geldi diye. Ben başladı demeden başlamaz falan diye böyle girdi içeri. Aynen. Ne diyor <laughs> ya? Yine Fatih Terim lafı mıydı? Biz bitti demeden bitti bitmez be. <laughs> bitti demeden bitmez. Girmeyelim yani. oraya. Girmeyelim. <laughs> Bu arada biz iki Galatasaraylı olarak bu konuda çok doluyuz tabii 20, 25 senedir. <laughs> Neyse. E, e, ne diyecektim? Renira girdi. Ha Renira girdi, girdikten sonra burada e, özellikle şeyin Jason zaten tripleri bilmem neleri devam ediyor devamlı falan. Ama daha da ilginci burada e, yani Renira girdikten sonra içeri Direkt böyle o da böyle bir gözgüvenle falan gelmedi ve direkt e, dizi de şeyin cevabını verdi geçen bölümden. Niye gittik ki oraya işte? Ne umuyordu orada olmasını falan? Aynısını Jayce sordu. Niye gittin falan ne olacaktı diye. Ya bir tane şey vardı işte. yani zaten bunu çok uzun konuştuk. Bir yol var onu görmek istedim. İkincisi de kendi tatmini aslında. Hani gerçekten babam beni istedi mi istemedi mi bunun artık şeyini tamamladı yani ve geri dönüş olmadı. Zaten ondan mesela. sonra aynen Jayce söylemesi de Heh, evet. O daha da kritikti bu arada. Onunla bağlanıyor. Artı Rhaenys'in savaşa karar alması da onunla bağlanıyor. Çünkü Hep de bütün barışçıl yolların denenmesini istiyordu. Evet. Bütün barışçıl yolların denendiğini görünce Rhaenys, e tamam o zaman gidelim yakalım Aynen. dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yakmayalım demedi. Aynen. Ona döndü yani. Ya bir de abi ama, işte 80 ha, sene barış söyleyeyim. barış var diye de vurguluyor bu arada onu söyleyecektim yani. yani boş A bir şey de değil. Hani barışı bitirmek kolay bir şey değil. Bence seyirci onu kaçırıyor biraz. Evet biz bu dizide tabii ki biz seyirciyiz. Hani bir seyir biz inkılap tarihi izlemiyoruz diyebilirsiniz ama 80 sene barış olan bir yerde de bir anda barışı böyle hadi hop diye bitirmek de kolay değil ya. Yani. Onu vurgulaması güzeldi. Bir de bilmem ne ki lordunun kalesini kuşatacağız değil yani direkt ejderhaları ortaya Hı. sokup bir yıkımaya ulaşacağız. İki e ejderha sürücüleri hepsi akrabamız. Hani akraba kıyımı yapacağız. Evet. Bu da <laughs> lanetli <değil. gülüyor> şey yapacağız. Hani hani bayağı bir high stakes şey var. O yüzden eh Renira'nın çok konuştuğumuz yerde bir daha bir daha gelmiyorum. Evet. Dizi Renira'yı bayağı iyi yaptı bu her yolu denedi her şeyi denedi ileride de bunu yapmaya devam edecek mi Göreceğiz. hani bayağı bir artık sona kadar bu dizinin sonuna kadar Reniera'yı yumuşatarak götürmek zorunda kalabilirler. Benim çok öyle bir derdim yok bazı insanlar şey diyenler falan. Şey gibi deneriz gibi bir anda şey dönecek mi işte hani Renira dönecek mi derken hani daha biraz daha sert kararlar alması gerekecek ileride. Hani savaş olduğu için Aha, bu, Tabii. Spoiler ettiğimden değil. Hani o bu çok iyi ve makul karakter. Daenerys de hani bir anda dönüp yaktı falan. Masum insanları yaktı bir bölümde böyle. <laughs> ne? Böyle, <laughs> Yeter artık. Mi öldürdüler falan diye. <laughs> Yakarım burayı ben dedi. Her neyse işte ondan falan korkanlar var ama göreceğiz bakalım hani Rhaenyra'yı. Yani bu o sahnedeki problem o King's Landing'e girişin problem ne olması ne katılıyorum. Hani belki daha değişik yapılabilir de en azından ama onun amacı oturdu burada tam yerine. Burada Rhaenyra gelip evet her şeyi denedim. <laughs> King's Landing'e sızıp hani kendi canımı da tehlikeye attım sonuç olarak. Aynen. Savaşı önlemek için. Orada beni hapsedip yok, öldürebilirlerdi. Çok daha tehlikeli bir adam. Ejderhayla gitmekten az tehlikeli bir şey değil yaptığı şey. Yani o da... <laughs> tabii canım, daha tehlikeli yani. O kadar büyük tehlikeye de girdim. Savaş çıkmasın diye. Ama çıkacak. Evet, <laughs> Bu arada yani we need to send the dragon falan diyor. Jace işte burada Rhaenyra içeri giriyor güzel her şey güzel ama buradaki şeyi göremiyor tabii. Ne? Neden Rux Nest'e sal? İşte burada evet. Renira'nın bir hatası var. Neden Rux e saldırıyorlar? Rux Nest e, burada kitapta biraz daha belirgin hani abi, Raven geliyor Rux Dragon Dragons'a beni kuşatıyorlar aman gelin bana Dragon yollayın diye burada orayı görmüyoruz galiba. Herkes zayıf i̇şte, diye konuşuyor masadaki abi zayıf abi orada tabii ona gidiyor Masada bir tane vaiz yok ya. Corliss babam da ötüyordu o kadar. Bir tane cümle aynen. söylemedin yani orada. <laughs> Kimse de neden Ruknest'i koruyor? Siktir et alsınlar demiyor yani. Ne yapacağız ama koyayım e, ka şey karaya bilmem ne şeyimizi kesiyor. O uçarak uçarak üzerinden geçeriz abi <laughs> nedir yani? Hani tek böyle çıkarma yapılacak yer olur da hani Corliss'in gemileri çıkamaz oraya falan dersin. Öyle bir şey de yok. Hani bu şeyi tabii Renier'e göremiyor. O da onun e, kendi tecrübesizliği zaman zaman görüyoruz bunu. Onlardan birisi de yani. Direkt ejderha yollayalım falan gazına gelince herkes... E tamam hadi artık ben varışta olmuyorsa hadi yollayalım o zaman deyip... ilk gördüğü yere yollamış oluyor ejderhayı. <laughs> evet bu arada ya çok. Onu da yol, tam da yollarım gibi olmadı. Herkes... Ben gideyim ben derken Renis eee sizi uğraşacağım falan <laughs> deyip ben gidiyorum ya zaten bu hıyarda beni aldatmış falan diye gitti. <laughs> Aynen. Renis zaten orada iyice şeye döndü biraz. Um, Suicidal'a döndü hani orada e, İvbez şey diyordu işte Renier'e son şeyini yapıyor hani kıyanı yapıyor hani orada oğlunu veya kendini veya işte istemediği birini yollamak zorunda kalmıyor hani evet. Raines gönüllü olunca oradaki tartışmayı kesiyor atıyor bir de mantıklı olarak en tecrübelisi de o yani hani diğerlerin zaten bir şey yapma ihtimali yok bir şey yapacak tek kişi var. Da Damon o. Damon yok zaten yani. <laughs> Damon kafa <bir> bilmiyorum. <laughs> 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 Bunlar hala <laughs> Bunlar hala Damon'ı arıyorlar. Damon Oğlum savaş var lan. <laughs> Sikmişim adam ya. Bırak. <laughs> Kimsin ya? Bence kot. Bence kot musun? Kim? <gülüyor> <gülüyor> Burada bir cadı var hocam. Gelmeniz lazım. Çok güzel <laughs> kokteyl basıyor. <gülüyor> <gülüyor> Alice Rivers açıyor. Yok. Damon gelemeyecek pardon. Falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyor. Ha, başka bir kare açtı bilmiyorum. Burada bir detay daha var. Mizerya'yı da Laris gibi görüyoruz ilk kez. Böyle gölgelerin arasından böyle dinliyoruz. Aynen olarak. çok. <laughs> çok böyle dizide böyle iki saniye gözüktü Mizerya falan. Evet. O kadar. Mizerya'nın burada konuşulanlardan haberi var. Var. Okey. O kadar. Sonra ne olacak? Bu bilgiyle ne yapacak bizlerle göreceğiz bakalım. <laughs> evet ya masada evet. konuşulan neyi alacak da satacak ben de onu düşünüyorum şu anda. <laughs> düşüneyim ben de o kadar düşünmedim. Öyle bir baktım. Aa, mizarya'yı niye oraya <laughs> Mizarya'nın Chekhov's Gun'ını yastılar falan diye ya. düşündüm. Sonra yani şu olabilir, Laris'ten bağlantı kurarsak Laris neyi görüyordu? Egon'un işine karışıldığını ve aslında Egon'u kontrol ederse, Egon kontrol edilebilir olduğunu görüyordu mesela. Hani burada Renira öyle bir, zaten Renira'nın çok büyük bir kontrolcü olmadığı için ya da öyle bir gücü olmadığı için öyle bir fikir alamaz. ile ilgili de alabileceği çok bir şey yok. Ve diğer konsey üyeleri zaten öyle hadi savaş savaş diye bağırıyorlar. Hani mizari onlarla muhabbete bile giremez muhtemelen. Orada ben de bir havada kaldım. Hani ne yapacak ne edecek. Bir de bu senin kortta ben yer istiyorum demişti geçen bölüm. Gördük ki henüz daha o yer verilmemiş. Verilmemiş evet. <laughs> Orada şeyde değil arkadan izliyor. <laughs> La, belki Laris stili takılıyor o da. Ben severim böyle balkondan bakmayayım. Laris de. <laughs> Mizeria aslında şeymiş gizli aşıkmış bunlar ikisi içeriden çökertmeye çalışıyorlar her iki tarafı da <laughs> en sonunda beraber yönetecekler ülkeyi <laughs> Laris ile Mizeria evlenecek <laughs> ya, kral bu, ve kraliçe olarak. Bu, bu geyik olur ama Mizeria hep şey diyordu ya en iyi bilgiye sahip olup hep satmak istedim diye e, hayatta kalmak için pardon satmak değil hep, hep bilgiye sahip oldum diye kehaneti öğrenebilir bence. Kehaneti bir şekilde. Laris bir öğrenemezsen öğrenemezsin. Geç yıllar Laris de kehaneti öğrenmenin peşindeydi. O da Alışıntın ağzını arıyordu. Burada Miseria da yukarıdan dinliyor falan olabilir bir sonraki sahnede. Hani böyle bir iki şeydi. Ne o? Gizli servis ajanları <laughs> çalışıyor. <arka planda. gülüyor> Info peşindeler. Evet Miseria da nereye gidecek? Benim için dizi nereye götürecek? İlginç. Farklı bir yere gidecek gibi geliyor. Bu arada Stephen Darkling'e de üzüldüm. Adama böyle babama ne olmuş ya baban öldü falan dedi. Adam böyle bir iki saniye üzülebildi sonra tekrar şey. <laughs> ben bir üzülebilir miyim? Hayır hocam falan dedi. Ben olsam evet. onu üzürken değil böyle gururlu bir şekilde gösterirdim. Değil mi en azından? Çünkü diyorlar ya yeminini bozmadık. O yüzden Adam idam edildi filan falan diye. i̇şte <laughs> bu benim babam be. Tamam kral kalede bana kaldı gençler. Hadi eyvallah <laughs> İstifa ediyorum ben falan diye. <laughs> <Gidiyorum şimdi. gülüyor> <laughs> Bak, yırtıyor yapıyor pelerin değil mi böyle western gibi o da piyasada yok ne zaten. Ben babamdan nefret ederim o piçim bir de <laughs> bırakıyor gidiyor. Kale bana kaldı. Evet şimdi bundan sonraki sekans çok karışık olduğu için bunu komple aldım. Savaşa doğru diye direkt aldım. Ve... Bir de Jace'e şey vardı ya. O da burada o da burada. Aa, okay. Bu kısım şeyi söylüyor. E, kehaneti söylüyor. Bu kısım çok iç içe. İşte Egon'u görüyoruz oradan Jace'e geçiyoruz. Tekrar işte müzik giriyor falan. Ha. Renis ile Melis bir araya geliyor. Çok iç içe olduğu için burayı komple tek parça aldım. Böyle adım adım gideceğim hani yine sahne şeyinde akışında. Zaten önce şeyi görüyoruz. Egon işte iyice o alkolü de bitirip sikerler gidiyorum falan diye gaza geliyor. E i̇ki farklı annenin de aslında yine şeylerini görüyoruz. E yine benzer bir anda işte Alison bunu sallamadı Gitti. Jace de böyle aynı benzer atarı annesine yaparken hemen Renira e bunun yanağına dokunuyor. Bak evladım. Ben yanağı. bir hareketiyle durdurdu. Böyle. Aynen. <laughs> Force kullandı. Aynen böyle bir annem dokundu bana falan diye böyle. Aa, aynen abi Aegon'un de beklediği o zaten. Evet. i̇ki sarsı bir dokunsa bitecekti iş yani belki de. Aynen. Ee, oradan giriyor sonra da şeye geçiyoruz işte. Renira'nın orada e, Baelon'un değil mi kafasına bakıyor şey başka belerler belerim pardon belerinin Siyah siyah olduğu Aynen. için the Black Dread Aynen. <laughs> Çok yaratıcı. Siyahsa siyah diyelim abi. Sonra şey, um, herhalde Red Keep'e taşıyorlar onu şu anda Dragon Stone'da mı? Evet ondan kafam karıştı ya. Bu Red burada başka bir dragon mu vardı? Bu Red Keep'te miydi falan diye. Ana şeyde şeyde, şeyde şeyin altında Arya buluyordu. Evet, oradaydı. Doğru diyorsun. Ondan sonra tabi bu sahne iç içe geçerken işte şeyi anlatmaya başlıyor Jace'e. E. çünkü burada güzel bir cümle söyle. Ben de inanıp inanmadığımın farkında yani emin değildim. İnanacağım mı buna? İnanıyor muyum ya da falan hani böyle bir cümle kuruyor. O yüzden anlatmadım diyor. Ve Jace'e anlatmaya başlıyor. Ee, yani işte şey senin teorin zaten doğru çıktı. Jayce bilmiyor herhalde demiştim daha ilk bölümde şeyde Hı -hı. Ve muhtemelen şeyler biliyor, starklar biliyor. Kragen biliyor muhtemelen, evet. aynen. <laughs> bir daha görürsek Kragan'ı Jace böyle şey yapacak. Ben anladım, sen ne demek istediğini <laughs> <laughs> Şimdi biliyorum, biraz vakit geçti ama. Yani bir de burada ben şey de hissettim, Renira da artık inanıyor muyum, inanmıyor muyum şeyindeki durumu biraz Alison gibi aslında. Yani artık inanıp inanmamasında bir önemi kalmadı. Zaten artık kendi davasının haklı olduğuna tamamen babasının da onu seçtiğine ve barış imkanının kalmadığına yüzde inandığı için de inanmaya başlamış olabilir. <laughs> artık zaten geri dönüş yok. Bu beni onaylayacak bir şey oldu. Ben gidiyorum falan gibi de oldu bence biraz Renira orada. Ya işte ya ben kazanacağım ya öleceğim biraz daha evet. kitaptaki Renira'nın şeyiydi. Çünkü kitapta da ya ne diyordu Egan'ın ya ben o tahtta ne diyordu Eygün'a, Eygün'a ya sen ya sen kralsan çek... ya da öleceksin <laughs> ya da ben kralsam <laughs> ben kralsam sen gel otur buraya diyordu. ya, ya şey diyordu işte yani ya diz çok sevsin ya da evet. öleceksin diyordu Eygün'e. Um, evet şeyde ya bu kehanet meselesi ben e, şey gene bu işte Eygün'den gelen kehanet filan. E, sevmeyen çok adam var bu konuyu. Neden hmm. kehaneti buraya birleştiriyorlar bilmem ne falan diye. Bu arada şeyi söyleyeyim biliyorum söylemiş miydik bilmiyorum ben bu, tekrar ne bir mi? araştırdım Kehanetin geldiği yer George bu arada. Ha George R. Kehanet, okay. Evet çünkü kitaplarda A Song of Ice and Fire kehaneti Rhaegar'ın. Rhaegar'a hmm. ait. Yani onun kehaneti daha doğrusu Rhaegar um, o A Song of Ice and Fire denilen şarkıyı yazdığı ya da işte şey yaptığı işte kehaneti buldu hani kehaneti böyle bir şeyden buldu kendi götünden atmıyor kehaneti de kehanetin nereden geldiğini bilmiyoruz ama Rhaegar'a ait O A Song of Ice and Fire muhabbeti diye bir şeydi. Herhalde George uh, şimdi ret ne onu geriye doğru belki ileride de kitaplarda da ortaya çıkabilir aslında Rhaegar'ın değil Aegon'dan geliyordu ha, diye şey yapabilir. Işte. Yani bu fikir George'dan geliyor. O yüzden yani buradaki şeyi falan şöyle eleştiren adamlar vardı yani. ve Aegon dünyayı kurtarmak için geliyorsa o temel eleştirisi olan emperyal Aegon emperyalizm eleştirisidir. İşte o eleştiri bozuluyor o zaman falan diyordu. Yok. Diyor. Hani adam o kadar emperyalizm eleştirisi yapma derdinde olsaydı herhalde bunu da buraya retkonlamazdı. Bunlara da yap, yapın bunu demezdi. Yok ee, Yo bence hiç düşmüyor ya. Ben şöyle düşünüyorum bu konuyu. Aksine güçlendiriyor. Çünkü bu tarz insanlar zaten kendi haklı davalarını güçlendirmek için bu kehanet olsun ya da olmasın bunun için kullanıyor ki bunu. Hani burada da yani zaten burada da Renira şey diyor biz koruyucuyuz falan diyor da oğlum Damon gelse biz öldürücüyüz diyecek bir şey değişmeyecek yani anladın mı? <laughs> Yani zaten George bunu öyle bir şey olarak bırakabilir ki sen onu her iki türlü de yok, okuyabilirsin Yolmaz. belki sonuçta um, belki dizi bir tanesini seçmek zorunda kalıyor ama kitapta hani Egan mı geldi mi sonuçta bu kehanet yani bu şey de olabilir Egan bir gün sabah kalkıp hacı götümden böyle bir şey attım hadi ha. işgal edelim demişti de olabilir <laughs> <Yani işte, bilmiyorum. gülüyor> kim sen şey mi yani bu sonuçta hani <laughs> kehanet geldi bana. Ben böyle gece bana geldiler, böyle göründüler. Oo, <laughs> o falan filan sen diye. Sonra adam yine emperyalist olarak işgal etmiş olabilir. Ben anlıyorum onu. Uh, diyenleri. Çünkü George Martin'in hikayesinde hep karakterlerin iç dünyasından gelen kararlarla uh, hı hı. İnsan şey olmasıdır. Şey. O hareket etmeleri şey yapar. Ha insani yani böyle ilahi olunca hani bize kehanet geldi ondan işgal ettik filan deyince birazcık uy uygunsuzluk oluyor ama işte bilmiyorum hani dizinin de bu kehaneti bu kadar işliyor olması beni de biraz garibime gitmişti ama George'dan gelen bir şey bu sonuçta. Evet burada böyle Renier'ın dediği gibi sadece bu bir şey taht kavgası değil yani daha büyük bir kavga bu yani, muhabbeti. Bir de gene bir kehanetin hani belli bir ya Daenerys mesela atıyorum şimdi Daenerys ise bu Azor Ahai işte Hı -hı. dünyayı kurtaracak kişi evet. öyle bir olması gerekiyor ki olayların en sonunda da ortaya çıkıp kurtardığı ya da Jon'sa mesela Jon'un ortaya çıkıp dünyayı kurtardığı bir hikaye olması gerekiyorsa hani o kehanetin örgüsü buradan devam ediyor. Sonuçta Bloodraven gibi gene o kehaneti ...gerçekleştirmek için her şeyi manipüle eden karakterlerde de var bu hikayede. Yani sonuçta böyle bir şey var. sen bunu tamamen ilahi olaydı. Karakterler hiç e, bir karar almadılar. Hani kararları hiçbir önemi yoktu. Her şey kehanete göre o gelişti diye okumak istiyorsan o başka bir şey. Buradan böyle aslında free will var mıdır? Her şey deterministik <laughs> <The> bir <laughs> de <falan> tartışmasına <laughs> kadar gideriz evet, yani. Orada felsefeye giriyoruz zaten ki girilir yani. Ben şey tarafından da okuyorum mesela George R. Martin bütün bu yarattığı dünyayı ve hikayeden hani tarihi bir tarafı bir kenara. Sonuçta Old Godlar işte yani ağaçlar konuşuyor, eski tanrılar var. Bir yandan da işte çok ciddi bir doğa dengesi var. Bu kadar kehanet algısı aslında doğanın kendi kendini yok etme şeyinden çıkma çabası da. Ya çünkü Ejderalar çok nükleer varlıklar, bu, burada da gördük zaten. Yani bütün o ev, şeyi yakıp yıkmaları an meselesi. Ya, bitersin yani, yaşanacak hiçbir şey kalmaz. O yüzden bunları ya kontrol altında tutmak ya da e, bir şekilde bu süreci doğayı korumak için e, bunları yönlendirmen lazım. Ortak düşman tarafı da mesela şimdi kitapta daha görmedik. Hani Dizi tarafından da çok konuşmak istemiyorum ama. Yani White Walker'ların e, gideceği yön kitaplarda çok önemli. Yani onlarda bir düşman mı cidden? Çünkü genelde bu kehanetler hep orada patlar. Sana bir şey gösterir. Ama sen sadece o kareyi görürsün. Halbuki burada da bir şey vardır, burada da bir şey vardır. Arkasında bir şey vardır. Göremezsin. Yanılırsın. Yani White Walker'lardan ne çıkacağı ya da işte diğer taraflarda ne olacağı çok önemli. Böyle bir kehanetin gerçekten e, Targaryenların götünden attığım yoksa George R. Martin'in felsefi düşüncelerinin bağlı olduğunu falan o zaman anlayacağız belki de. Bittiğinde göreceğiz yani. Yani Targaryenlerin hepsi bütün söylediği yalan aslında Valeriyedi. Onlar uçurdu. Tek ejderha lordu kalmak için bütün diğer lordları yani. imha ettiler. <laughs> Targaryen'e ondan gelmişlerdi diye teori de var yani. yani. Onun işte, <laughs> ona oynanabilir. Bütün her şeyin altında Targaryenlerin gizli servisi var. Aynen. Diğer ayı. bütün <laughs> ejderha lordlarını imha edip adamlar Dragonstone'a geliyorlar böyle ondan bilmem kaç sene önce Doom Aynen. of Valeria'dan. E siz nasıl gittin? E rüyamda gördüm. Bizim kız rüyasında görmüş. <laughs> Biz gidiyoruz dedi gitti. Deprem olmayan bir yere geldik falan. Diyelim. 14 tane volkanın üzerinde yaşamak. <laughs> 14 tane aktif volkanın Fire Mage'ler tarafından durdurulduğu bir şehirde yaşamak pek mantıklı gelmedi. Bizi böyle taş bir yere geldik. Dragonstone. Sağlam buranın zemini de. <laughs> güzel de bir ev yaptırdık. Burada kafamız rahat. <laughs> Aynen. Bütün Valeria Lordları böyle 14 tane volkanın üzerinde evet güzel yere şehir kurduk abimiz. <laughs> Onu tutan da menjiler falan var böyle. Tutun abi tutun. <laughs> tutun bir gün bir öldürüyor. Bütün volkanlar aynı anda. Evet. Havayı <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapan Targaryenlerdi falan diye teori de vardır. Yani hepsinin şey olma ihtimali de var. Josh da böyle bir son yazıyı olabilir. Bütün kehanetler aslında hikayeymiş falan diye. Evet. Böyle bir şey de çıkabilir ortaya. Çıkabilir yani. <laughs> Burada tabii devam ediyor işte. iki şey sahne ee, tabii işte Renis Melis'e gidiyor. Ejderhası uluyor falan. Uluma şeyini de, yani de acı sahnelerinde görmüştük. Biraz bence şeyi de anlıyor. Renis'in zihnini anlıyor yani orada gittikleri yönün çok dönüşü olmadığını. Ee, Sunfire'da daha eğlenceli. Mesela Egon'la böyle kafası da dürtüyor falan. Ee, ben yanlış hatırlamıyorsam şeyi okumuştum. İlk bu ejderhaları planlarken kafa hareketlerini işte nefes alışverişine falan çok köpeklerden esinlenerek yaptıklarını okumuştum bir yerde. E, çok benziyor bu arada. Hatta Vegar'ın da ormanda kafayı yere koyup huf yapması, Simba'nın her gün yaptığı hareket mesela. <gülüyor> Simba <gülüyor> Vegarmış. Vegarmış. <laughs> Burası o yüzden hani Aman çok Simba. duygulandırdı beni. Reniste sahnesi de Egon'la da çok güzel, çok tatlı sahneler olmuş. Can Simba'nın sırtına geçiyor... ...ben dünyanın en güçlü insanıyım falan <laughs> diyor böyle... ...ne oluyor lan... <laughs> ...sen veygarsın... <laughs> ...koş koş lan. ama 12 yaşında gidemiyor... <laughs> ...daha büyüğüz kardeşim... ...veygar da öyle abi... Ha. ...aynen bu arada... ...veygar <laughs> da... <laughs> ...yaşlı ama şey... ...bilge... Aynen. ...bilge takılıyor ya, ormanın içinde... ...peki ne diyorsun... Ee, Ejderha fight'ına ya da işte buradaki mesela işte Egon Dracarys diye geliyor. Renis daha böyle attack falan diye geldi. İşte daha, hani daha taktiksel geldi gibi algıladım ben. Harbiden karnını marnını yardı. Yani bu o... şey sahnesi çok iyiydi ya. Karnını yardıktan sonra askerlerin üzerine böyle kan dökülmesi falan güzel sahneydi yani. Bir de kanda da kaynar kandır. Evet. Yandılar zaten. Kaynıyor. Aa, falan. Yandı herifler. <laughs> Kanı kaynıyor <Kaynar>. işte. <laughs> Genç bunlar hep. <laughs> Evet burada um, genel olarak bayağı sağlam olmuş. Yani keşke sonunu bilmeseydim dedim yani izlerken. Ha, okay. <laughs> bayağı böyle heyecan yaptım. Acaba sürpriz son olur mu lan ben diye. <laughs> Ben okumadığım <laughs> için çok mutluyum oraları ya. <laughs> Aha, ben de bayağı heyecan yaptım. Sonra kendi kendime bilmesem ne olacağını daha da heyecanlı olurmuş diye düşündüm. Olurdum bence. Um, ben bayağı heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> evet burada... Um, şey, Egon'un Dracarys demesi de şey var. Adam bir tek o kelimeyi o biliyor. Onda Game of Thrones diziyi izlerken öğrenmiş. Başka ne ne taktik falan <laughs> yok bilmiyor. Dracarys. <laughs> o kadar. <laughs> doğru ne Neyi doğru. yakıyor? Neyi yakacağız abi? Şey bu arada genel bir şey olarak söyleyeyim hani ek bilgi. Tabii ki ejderhayı yakarak öldüremezsin. yani, Eğer mantıken. Ejderhayı... <gülüyor> 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 hani Targaryenler fireproof teorisine gelelim istersen hocam. <laughs> hiç gelmemiştik herhalde. <öyle> Özlemişiz. <laughs> yani burada oğlum burada gene vardı ya. Bir Belis böyle şey Rhaenys'e e biraz üflüyorlardı. Rhaenys çıkıyor içinden. Aha. İşte Targaryenler şey fireproof mu diye gene çıktı ortaya ya. <laughs> Yine Anlam mi yani. ya hemen? Arkadaşlar Targaryenler fireproof mu diyen varsa yanınıza kendilerine Summerhall kelimesini, google'lamalarını tavsiye ediyorum. Bu kadar. Konuyu da burada kapatacağım. Her <gülüyor> neyse. <laughs> <laughs> ee, şey, spoiler olabilir gerçi. Dunkin' Egg'e. Daha dur ona vars Ver mi oraya spoiler? <laughs> Yok, Dunkin' Egg'den daha belli sene sonuna geçiyor Summer Hall'da. George yazacakmış o 50 seneyi de güya. Aa, okay. Ama belki dizide oraya kadar giderler. Yani o ara zaten George aa, ölmüş aa. olur o zaman. <laughs> 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 kafalarına göre giderler. <laughs> Her neyse. Büyük ihtimal Dunkin' hikayelerini George bitirirse 12 tane falan yazmak istiyor. 3 tane var şu anda. Oh. Ee, en son bölüm Summer Hall olacak zaten. En son hikaye. Her neyse um, işte şey ejderhalar savaşırken burada pençe ve dişleriyle hani savaşırlar birbiriyle hmm. öyle. Sonuçta um, ateş etkiliyor. Burada da um, Alan Taylor şey dedi um, avcı kuşların Savaşma tarzı şeylerine baktık falan dedi. Orada da güzel olmuş hani birbirlerine böyle takılıp düşmeleri e, şeyi o avcı kuşlardan falan geliyor e, şeyi e, hareketleri. Bu arada e, de bakayım o şeyin öncesi miydi ha e, meylis gelince bu şey. E, ok katıyorlar ya işaret oku. Şey, işaret, evet, işaret ya, bir şey dedi. <laughs> Abi beacons, beacons of Gondor yakın falan diye geldi böyle. Geldi <laughs> Rohirrim gelecek falan zannettim orada. Ne <laughs> oldu ya? Neyse o, işaret Onu şey için evet, planlamışlar bu... herhalde. İki işareti atıyor sonra iki kere daha borazan çalıyorlar. Hani bayağı uzakta bak anlayın falan gibi olmuş. <laughs> Aynen bu yani Veigar'ı saklamış olmaları tabii ki Baelan'ın sürekli dolaştığını biliyorlar. Hani Veigar'ın orada olduğunu görseydi Beyla tuzağı görebilirdi. Ama Beyla konseyde dırdır dır yapıyordu işte o arada yani. Kimse bakmıyordu. İşte, ha, göremedi. Ejder'a şeyi göremediğini geçen bölümde söylüyordu hareketi. İşte bu <laughs> Veigar oraya yürüyerek gitmiş herhalde. <gülüyor> <gülüyor> o da olur. <olabilir. gülüyor> Yaş, yaşlı Ya da gece falan gitti herhalde. Gece falan götürüyor. Ya işte gece hmm. gitmiştir. Bu şey meselesi güzel yani e, tuzağı ayarlamaları. Bu arada kitapta bütün bu şey yok yani Egganla Eymond beraber gidiyorlar. Ha öyle mi oluyor? Bak orada. Hani gidiyor. şey oluyor. Gidiyorlar. Hani birlikte gidiyorlar. Ha okay. E, oraya geliyor, neste şeyinden sonra ondan sonra çat diye Sunfire'la Wagner ortaya çıkıyor. Hani bu arada şöyle söyleyeyim. Kitabı gene yazanın kim olduğunu düşünürsem bunu her bir şeyde hatırlatacağım. Çünkü gene kitaptan değişiklik var. Evet. Bu Eymond'un yaptıkları da tartışmalı noktası tabii burası. Hani böyle bir dinamik olsaydı da <laughs> hani kim yazacaktı onu? Eymond gibi evet kardeşim öldürmeye çalıştım falan <laughs> demeyecekti. O yüzden kol giriş. Kita <laughs> kitapta böyle bir altyapı olduğunu zannetmiyorum. Ben dizi bu bir şey yok dizinin yarattığı karakterlerle uygun peki şey söylüyor mu kitapta Egon'un gidişi böyle bir kahramanlık gibi falan söyleniyor mu Egon kralda da atladı bitti falan gibi falan anlatılıyor mu yoksa öyle gittiler mi diyor sadece yani işte kahramanlık gibi anlatıldığını hatırlamıyorum ama daha çok kolona çeviriyor ya çünkü Kralını savaş alanında hadi bakayım falan yapıyor ya böyle ya o işte artık sıçtık bari şey kullanalım moral olarak. Çünkü i̇şte normalde kralın... belki öyle yazmışlar. hani şeydir ya Warrior King olduğun zaman çok hora geçer. Robert Baratheon gibi en önde gidiyorsan savaşa <laughs> hani o zaman daha bir gaz olur ya işte onu şey yapmaya çalışıyor. Ha, kralınız geldi gaza gelin falan diye. Bunu Onu kullanmaya çalışıyor. Burada yani tartışmalı şeyler tabii ilk başta bir şeyle başlıyoruz. Eamon'ın um, Aegon'u gördükten sonra bir gitme işi var. <laughs> evet o bilerek <laughs> gidiyor zaten. Dur, aynen. dur diyor. Beynini siktim. Ha, bir gitsin bakalım ne yapacak diye bir bekliyor. Um, ya da ya da ölmesini bile umuyor olabilir orada zaten. Melisa da indirecek onu bu arada. Yani belliydi o. Evet ölmesini umuyor umduğu kesin. Ben bir önce kendi e, kahraman olmak istiyordu ya bu. Onun, Hani önce bir Aegon'un onu çalacağından dolayı bir sinir oluyor diye de düşündüm. Hani um, ay beyni siktimin geldi yine <laughs> orospu <bu> çocuğu. <laughs> siktimin diye. Orada gitmiyor evet. Um, Veygar'a bir durla falan diyor. Orası da çok komik. <laughs> ya evet ya hayvan be huf yapıp yatmasına çok girdim oraya. <laughs> tamam ya. <falan. gülüyor> Zaten işim, işim başım var. Ne yapıyoruz biz burada falan diye. Ondan sonra um, Melis'in tabii ki en Seraxis'den sonra sanırım en tabii Veigar ve Seraxis'den sonra en büyük ejderha. hani Sunfire biraz Vermitor daha genç. Vermitor da var arada galiba. Aa, Vermitor ha. evet. Daha sürücüsü olan en büyük ejderha ha. diyeyim. Vermitor evet. İşte Veigar'dan sonra en büyük ejderha Vermitor. Um, i̇şte o şey evet. Zaten birinci de <laughs> tecrübeli olunca direkt çiziyor zaten şeyi. Yeah. Um, önce bir yaralıyor karnından. Ondan sonra kanadını ısırıyor. Um, orası güzel olmuş. O sahne. E, ondan sonra da Eamon'dun <laughs> Gel <laughs> ortama gelişi. <laughs> Vhagar'ın girişi falan güzel olmuş ya. Evet ya. Ta geçen sene Eamon'un trailer'da vardı gibi. bu sahne ya. Evet. İlk trailer'da vardı doğru diyorsun ormanın üstünden gelişi. Evet. Ve çok sessiz şey ya. geliyor. Hani böyle bir zaten çok kapladığı anda büyük süzüleme mesafesi de daha yüksek muhtemelen. O yüzden daha da böyle şey gibi geliyor. E... belli ki <laughs> Assassin gibi geliyor. <laughs> Öyle şey um, orada ikinci tartışmalı şey tabii ki. Um, kalenin arkasından çıkması mı? Yok yok. Ha, onu da tartışanlar vardı. artık onu da niye tartışıyoruz abi? Bırakın ya. artık. Birazcık da <laughs> şey izleyen seyirciye bir şey yapsınlar ya. Yok kalenin arkasından Sneak atak yaptı. Ya fantastik. Yani <laughs> <laughs> ya aynen. Hayır bir de bunu gerçekten bunları bilmeyen, izleyen insan da var. Hani ne olacağını bilmeden izleyen insanın öyle ani bir olay. Heyecanlı oluyor evet. evet. İlk böyle Luke'un Şeyinde de kullandılar onu. Böyle bakıyordu filan look. Tepeden böyle gelip çort diye e, parçalıyordu. Ya burada da işte o bir yerden bir şekilde bir ani bir çıkmayı da artık seyirciye birazcık aksiyon filmi tropudur yani. Bırakın yapsınlar o kadarı da. Sanki de anasını satayım George Martin e, şey yazmış da bütün geldi savaştılar öldü bitti falan yazıyor yani. George <laughs> Martin de öyle uçtu böyle uçtu diye yazmıyor. Öste <laughs> şey var ya yani inanamazsınız. Aynen. Pike yaptı, manevra yaptı. Oradan öyle bir şey yok. O kadar da artık her boka inanıyorlar. Oradan o çıktı falan. O çok olmamış o. Veigar Koca Dragon oradan çıkamaz falan diye. <laughs> Neyse asıl tartışmalı hareket şey canım. Hani tekrar bir at, at üfletmesi evet. hem Melise hem de Şeye, gene ejderha üfrettiği için hani böyle o direkt birinciyi öldürmeye yönelik bir evet. hareket o. İkisini Bilmiyorum. de alırım uğraşmayayım gibi düşündü bence orada zaten. Aynen zaten Evin Mitchell da böyle soruyorlar öldürmeye mi çalışıyordu kardeşini diye. O da böyle yani işte Reynis <laughs> <Rainist> de oradaydı. <laughs> Arada o da giderdi, ikisini nereden çıkarırım falan diye düşünüyordu dedi. <laughs> Ki bunu yapmaya çalıştılar yani zaten e, Egon'u ilk ararlarken belki de tek başına falan bulsa öldürecekti zaten orada <laughs> şehrin içinde. Evet bir daha sonra yani. şeydi. Yani bir daha zaten Eamon bu bölümde bayağı bir kararlı Egon'u evet, ortadan evet. kaldırmaya. O, Neyse, son... o bir üflüyor. Yani evet. konuşuruz. Yani işte oraya kadar çok böyle hani tartışmalı nokta Eamon'un kararları. Bir de ondan sonra um, Reynes'in kaçma şansı varken kaçmayıp geri gelmesi tabii ki. E ne neden oldun? geri gelmedin? Niye zamanında sıkmadın diye kadının kafasını yedin? <laughs> evet zamanında Reynes'i fırsatın varken öldürmeliydin diyenler Drakaris'i basacaktın orada diyenler şimdi de neden döndü geri falan diyor. Kitapta da böyle oluyor. Evet. Yani Reynis'in hatta kitapta şöyle bir şey yazıyordu galiba tam hatırlamıyorum da, yani teke tek de Reynis ve Melis ikilisi, Eamund ve Veigar ikilisine karşı şansı var yazıyordu. Düşürüyor da yaramazlığı. Çünkü Melis, Melis Melis bu arada peak şeyinde hani. Yaşlı. Prime döneminde mi? <laughs> yani, sürücü daha tecrübeli, Eamund tecrübeli değil. Hani e, um, Meylis'in Veigar'a karşı bir look gibi değil yani. Um, peak Veigar, peak Meylis'i yerde ama <laughs> şimdi bu Veigar yaşlı. Böyle peak Jordan mı peak şey mi? <laughs> Karma <laughs> Ya bu arada biraz şey de var. Aslında peak dönemlerinden çok Renis ile Melis'in çok güçlü bir connection'ı var. Vegard'a evet. yok. Bunu zaten çok konuştuk. enerji Aynen. Sinerji var. Vegar o artık savaş alanına çıkıp oynamak istiyor gibi bir ejderha. Hani o e, zaten yer o yüzden kararı Aemond değil de Vegar almış gibi daha çok. Ben bunu hallederim hocam falan. Düşünce de sinirleniyor falan. Evet. de sinirlenmişti. Jason, e, pardon Luke'un ejderhası da onu ateş atınca kızmıştı bayağı zaten. <laughs> İlk sezondaki o mimler vardı ya işte Vegar'a böyle cranky old lady her yeri don zannediyor. Dorn mu hmm. burası? Vizenya. Yakayım mı? Falan. Ben Veigar'ı görünce hep böyle de demans <laughs> şey olmuş böyle tez böyle her yeri Veigar şey donu zannedip yakıyor böyle Veigar. Hep o var kafamda ya. Çok Burada ne hani, ya? mu burası? Vizenya. Tepede de Vizenya var zannediyor. Yani. <laughs> <laughs> he, he, yakalım öldüreyim falan diye. Ama kimse bir... ki. <laughs> yani sakin dedi diyor. kim gelse yiyip öldürüyor Veigar. Evet <laughs> zaten umunda olmuyor ya. Çünkü normalde orada da şey komutu vermesi. ikisini de ısırıp atardı en kötü yani. Orada işler karışıyor ya. Sürücü yani öldürme hedefi daha şey orada o yüzden. Evet. Yani Reyn'sin geri dönmesi de dediğimiz gibi daha önce öldürmediği için laf söylediler. Ondan sonra gene bu bölümde Reyn'sin mental olarak bir, belli bir noktaya geldiğini evet. de bahsettik. Hani sanki anladım. biraz Yaşam enerjisini kaybetmiş bir artık şeyi var. Bir de Veigar'ı indirebilirse savaşın da biteceğini biliyor. Çünkü hani Sunfire'ı indirmişsin. Orada Veigar'ı indirdin. Hani Veigar öldü diye düşünüyordur herhalde. Zaten başka ejderha kalmıyor ya. Dreamfire falan ha, kalıyordu. <laughs> Helen'a mı çıkacak savaşacak He, abi? Aynen. O anda savaşı bitirme şansı geliyor Rhaenys'in eline. Daha önce de savaşı bitirebilirdin, üfleseydin falan dediler kadına. Herhalde orada dönüp tamam lan. Ya, evet. Yani çok mantıksız, çok tartışmalı bir karar değil. Yani Gene hani neden döndü falan diyenler var ama. Yo şey motivasyona ben çok hızlı ikna oldum. Ya Artık Reynis için bir şey kalmadı bu dünyada. Yani zaten zamanda da e, çok gördü, geçirdi, yaşadı. Bir de aynı süreci yaşamaya gidecekti. Tamam abi, biz kadınlar olarak burada hiçbir bok yiyemeyeceğiz. <laughs> hiçbir zaman olmayacak. Benim o kadar sevdiğim kocam bile zaten gitmiş başkalarından çocuk yapmış. Ee, bir barış fırsatı kovalayabilirdim. Renira'yı e ikna ettim. Yine denedim şansımı ama orada da bir kapı kalmamış. Yani hayatla ilgili bir bağ kalmamış gibiydi. Zaten Renira e, Renis giderken zaten gözleri dolu falan gidiyor abi kadın. Yani biliyor ne olacağını da artık o. Kaçması zaten saçma olurdu bence. Ne olacaktı ki kaçsa? Hadi kaçtı geri geldi. E bir daha gidecek ertesi gün. <laughs> bir şey değişmeyecekti yani. Hani Damon'dan da bir bok olmayacağını biliyor. Corlys'ten de bir bok olmayacağını biliyor. Bence kendi hayatından da artık suicidal modda vazgeçti. Ve geri döndü. Ha alsa alırdı. En azından bir işe yararım diye düşünüyordur o kısmı da. Hani belki o kısım biraz mantıksız kalıyor olabilir. Ama bir yandan da bence e, Melis'in de öleceğini Düşünüyordu yani Muhtemelen öleceklerdi o gün orada öyle oldu yani zaten bunların hep baş tepesinde şey var <laughs> bütün bu sorularınızın ben şeyini cevabını biliyorum çünkü plot öyle gerektiriyor George <laughs> <laughs> Martin bu... yani sonuçta şöyle bir şey var eğer siyahların daha fazla işlerası var mı var o zaman işte Cara Caraxes Maelis, işte şey, Cyrax hepsi birden kalkıp gitsin red gibi yaksın abi. Başka bir şey evet. yok. Neden bunu <laughs> yapmıyorlar? İşte e, kartallar yüzüğü neden mordura getirmedi? Thoros'u da götürebiliriz. Bundan sonra, ben sonra neden yani. şöyle yapmadılar, neden böyle yapmadılar diye sorarken benim daha ilk birinci videoda söylediğimi hatırlayın. Çünkü George Martin bunu ejderhaları yok etmek için yazıyor. O yüzden gene söylüyorum. <laughs> George Martin'in yazdığı şeylerin içerisinde en zayıf bölüm bu. Fire and Blood içerisindeki en zayıf bölüm Dance of Dragons. Hı -hı. Zaten ana kitapla hiç kayaslamam. Hani, um, Egg de daha güzel. Hı -hı. Hani, en zayıf kitap tabii ki edebi bir değer olmadığı için Fire and Blood. Hani ansiklopedi olduğu için Fire Emblem'lerin içindeki en zayıf bölüm bence Dance of Dragons. Çünkü diyorum tersten yazılıyor yani. Bütün evet. bu karar neden o olmadı? Neden geri döndü? Neden Veigar'a karşı beş rejdana gitmiyorlar? Bilmiyorum. Plato evet. öyle gerektiriyor. <laughs> yani bir yandan da dizi bunları destekliyor işte. Kitapta bilmiyoruz ama bence dizi i̇şte dizinin bunları dizinin... destekliyor hepsinin var desteği. Ha dizi var. buna evet. böyle mantıklı bir karakter şeyi bilmem ne yazmaya çalışıyor. Burada Reynes'in karakter öyküsü işte burada kendini şey yapması filan neden orada dönmediğini dizi açıklayabildi işte dizinin işi bayağı zor evet. çünkü kitapta mesela Raynis şeyi bilmiyor piçleri bilmiyor Raynis öldükten sonra Corlys piçlerin kendisi ya da bilmedi bilmiyoruz i̇şte, belki biliyor da yazılmamıştır kitapta yani hani, bilmiyor tarihi. aynen bilmiyor olabilir ama işte burada motivasyon yaratıyor Raynis'in bu hareketi için aslında çok sinirleniyor yani ona mantıklı mesela onu yani, öğrenmeden önce öğrenmesi yani orada gaza gelip tamam artık hani ben gideyim o zaman sikmişim böyle işi En güvendiğim şeyi bile e, deprem oldu falan dediği gibi şeyin tamamen suizacıl duruma da gelmiş olabilir. Her neyse yani çok fazla um, o neden olmadı, bu neden olmadı. İleride de bu, bu tip şeyleri sormaya devam ederiz yani. Neden o ejderhaya gitmedi, neden öbürü <laughs> gelmedi, neden iki kişi girmediler bilmem ne. Hani... Öyle. <laughs> Plot bunu gerektiriyor buralarda. Bu arada bu sezonun rekorunu da kırdık. Şu an itibariyle 3 saat 30 dakikayız. Bir 5 dakikada toparlayalım derim sonra. <laughs> Artık şey... Tamam ya fazla bir şey kalmadı zaten. Ya Hayır. şey var. Olaylar kalanlar şunlar abi. Bir kolun savaş alanında düşmesi ve bence gerçekten ejderhaları soktuğunda ne olduğunu anlaması. Ve orada çok güzel bir Oppenheimer sahnesi yapmışlar ona. Yerde kül olan adama dokunması çok güzel bir sahneydi. Openheimer'da da şey izlediysen film orada böyle cesetlerin üstüne basıyordu kül gibi dağılıyorlardı falan. Yani hmm. e, güzel detaydı. Cole da bence şey ilk kez yaşadı. Nefessiz kalması, oradan kalkması vesaire. Sonra bir de işte şeyin yanına gitmesi, Aimand'ı görmesi. Yalnız orada kılıcı ben kol e, gelmeden önce sanki kınına sokuyor gibi gördüm. Ya da Egon acaba öldü diye görüp mü soktu? Başta çekti hani Sanki Egon'a doğru kılıçla gitmiyordu da tam giderken sokuyor gibi gördüm. Sonra da kol seslendi zaten. Sokmayı tamamlıyor sonra da. Bana da mercy kill yapacakmış gibi geldi. Ha o da olabilir. Doğru. Ha, bir bakayım durumuna şey hayır, olabilir. Olabilir. Mercy kill olabilir. Doğru. Ben <laughs> daha çok şey diye düşündüm. Böyle Eamon gidiyor yanına böyle kılıcıyla Dokunuyor Aygın'a işte Aygın falan diyor. Oo, you're full of surprises Mr. Frodo diyor böyle. <laughs> Mitril varmış falan. Mitril değil ama ne var? Evet. Ne var? Aa şey var. Ne var? Ee, Barrier ee... in Steel var değil mi üzerinde? İşte bak. Bak şimdi dizi onu oraya koydu ya. geçen hafta. Kitapta yok de onu. bu. Kitapta yok bu. Şimdi evet. bakın bir şey söyleyeyim. Çok fazla bu insanlara takıyormuş. Aslında şey değil. Çok da sikimde değil. Her şeyi değiştirdi diye eleştiren insanlar da. Eğer George Martin Aegon'ın Valyrian Steel Armour'u vardı. O yüzden o düşüşten kurtuldu diye yazsaydı. Dizi de o Valyrian Steel Armour'u göstermeseydi kıyamet kopardı abi. Tabii, Nasıl düştü? O kadar mevseden düştü de kurtuldu ya. Bu arada Aegon ölmüyor artık bu Spoiler bilmiyorum da. Yok fragmanda da... varsa F <laughs> işte, fragmanı izlemesin. <laughs> fragmanda gözüküyor evet. Her neyse ıı, aha işte tersi olsaydı dizi Valerian Steel Armor çıkarmış olsaydı ve de o düşüşten sonra eygün kurtulsa herkes Aa, salaklar Valerian Steel Armor çıkarırsanız böyle platol olur işte falan derdi. Halbuki Valerian Steel Armor eklemek... Evet bayağı bir Lord'a sadece... Euron'da olduğunu falan söyledik. Biraz böyle şey bir... Bold bir şey. <laughs> hani bir vurgulayarak şey, ekledi. Evet. Aynen. Ee, e şimdi bak payoff geldi. Bu arada Valerian Steel Armor giyiyor muydu bilmiyorum. <laughs> ben öyle düşünüyorum. Giyiyor, giyiyor. Hani Giyiyordur. Nasıl? Ee, hani üzerindedir herhalde diye düşünüyorum. İşte o bak payoff oldu. Şimdi dizi değiştirmişti... Ben, kitaptan güzel oldu. Kitapta açıklamıyor nasıl kurtulduğunu o düşüşten. Egon bu arada güçlenebilir de buradan bak bu dediğin ilişkili hani Steel'da gidip ben gerçek bir tar bak yanmadım da <laughs> kattım da burada. Targaryenler <laughs> <yanlar>, yanmaz <laughs> diyenler önümüzdeki bölüm Egon'a e bakabilirler. Evet <laughs> Yüz, yüzüne Egon, <Agen>, <laughs> Darth Vader olarak gelecek. Aynen. Darth Vader'ı siktir et Egon buradan sonra acaba Viserys'e falan benzeyecek olmasın hani Viserys'in maskeyi ben. falan mı takacak acaba? Ben en sevmediği şey. şey. sürekli böyle sen Viserys falan sen Viserys deyince haber kızıyor ya annesi evet. de burada. <laughs> vizerisinin yarısı sen iyi falan dediğinde böyle tread carefully falan diyordu. İyice benzeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Belki hani öyle bir ilginçlik olabilir. Vizerinin taktığı maskeyi falan mı takacak? Olabilir bu arada. Mantıklı şey olarak da mantıklı. Aslında hep kendi olan bir kraldı ya aslında Egon. Hep kendi oldu. Şimdi cidden hani metaforik olarak da bakarsak maske takıp daha şey olabilir. Yani gerçekten farklı görünen bir kralı Dönüşebilir yani. Olmak istediği kral olabilir diğerlerinin. Yani işte olan yine Sam Fahir oldu. Evet ya. Ben bir, Ejderhalara bir, bir... çok üzüldüm abi zaten. Bağıra çağıra öldüler yani. Ben böyle gözlerim falan doldu. oldu. Ejderhayı da öldürmeyin ya falan diyor. Çok <laughs> Gerçek <kaldım>. değil oğlum. <laughs> HBO'ya HBO ya şey yazma, mesaj atma. Sam Fahir iyi mi ya? Bilen <laughs> <laughs> diyor. Bir göreydik bunları da <laughs> Köpekten sonra atan adamlar gibi. Evet ya. Renis'e de çok üzüldüm ama herhalde. Renis de üzücüydü baya. Evet Renis e, şey bayağı da acıklı olmuş böyle. Tam böyle Melis ölürken göz göze falan geliyorlar. Evet ya o sahne. Böyle... Baya <laughs> <laughs> bayağı vurucuydu. Bir de boynunu ısırıyor o arada şey işte yani şeyi söndüğünü görüyorsun. Gözü sönüyor şey ejderhanın. Kendi de sönüyor bir yandan. Çok üzücü Aynen. bir sahneydi ya. Güzel detaydı o da. Bir de tabii hep şeyleri öğrendik şimdi. Ejderha nasıl dövüşür? Kim kimi nasıl öldürür? Bir de tabii şimdi şu tartışmaya gidiyor konu. Vegar bu kadar güçlüyse nasıl olacak? Hani zaten bunlar mı kazanacak? Yani tarihte tabii ejderha yeri sürücüsünün öldürülmesi de var. <laughs> bunlar bunlar yaşanmış şeyler. Bir gün Eamon'da da bir yerde ölü bulabiliriz yani. Bilmiyorum bir noktada kontrolden çıkanı içeriden de durdurabilirler yani. Öyle bir öngörüm Bilmiyorum, var şu belki an. Belki Veigar <laughs> iyice şeyi bo kafayı yer. ha ya da o da olabilir. <laughs> yer filan eğilmiş. Bize ya bu donlu mu bu çocuk? <gülüyor> <gülüyor> ya da Aynen. ölebilir yani kendi de ölebilir bu arada. Evet. Ims diye gider Aynen. yani. <laughs> Şeyden. Eceliyle öldü falan. Eceliyle. <laughs> Evet. E, galiba bitirdik. Var mı son atladığımız ekleyeceğim bir şey vesaire? Hançeri de buldu orada. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Eymont'a hançeri de buldurttular. Oradan nereye gidecekler? Eymont'ın Valerian'ı de var. Okuyabilir üzerine. Evet. Belki e, yani bilmiyorum. Belki onu da kendine görev mi belirle, bil, bilir acaba? Motivasyon Daha yapabilir bilirle, kendine. Ben kral olmalıyım. Hançer bana geldi falan mı gazı hani? alanın da kendini Black kral oldum diye <laughs> görmesi gibi. O da bizde de hançer var. <laughs> Emeigor da aynı şey yapmıyormuştu zamanda. Ben ben daha güçlüyüm. Daha daha gerçe gitmiyor da. Vallahi veriyor Blackfire işte. Ha. Hata yapıyor. Ha, doğru Blackfire. Şeydi, doğru. Onu Damon Blackfire yapıyor. <gülüyor> Babam <gülüyor> kılıcı bana verdi o zaman ben. <laughs> Babam bana verdi. Evet hançer ha. konusu da Damon'un şeyi bulma hikayesi de muhtemelen onun motivasyonu için şey olacak dayanak noktası olacak. Tam yani ya, hançere ben bakıyor ben böyle tam da sıcaktan çıkmış zaten. <laughs> one ring to rule them all, one ring to find them. <laughs> Yüzük ne ya? <laughs> Öyle. Biz ne sil, sil çelik falan diyorduk. Yüzüğe ne ara geldik ha <laughs> Ne yüzüğü abi? <laughs> one ring. Ve tabii ki bölümün en büyük mesajı tekrar ediyorum lütfen alkollü bir şekilde eczara sürmeyin tehlikeli <laughs> hem insanlara zarar verebilirsiniz hem kendiniz yanabilirsiniz öyle bir şey. hiç sürmeyin, ha boş verin ya da Bırakın. hiç sürmeyin evet yani bir şoför tutun. Bizleriz gibi olun <laughs> bizleriz gibi oğlum. Ejderhalar çok tehlikeli yani. sürmeyin. Onlar zaten nükleer savaşın başlangıcını tetikliyorlar falan tehlikeli. O zaman kapatıyorum haftaya e, beşinci bölümde. Haftaya bir saat. Haftaya, haftaya evet, yarım saat. Bugün biraz çöz. uzattık kusura bakmayın. 15 dakika yerine 25 dakika oldu ama haftaya bir saatte paketleriz. <laughs> Hadi görüşürüz. Vay be.